İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemde birlikteyiz. Zaten teaser'dan da anlaşacağınız üzere beynin gizemleri bu gece konumuz. Ve Sinan Canan, sinir bilimci doçent doktor Sinan Canan ve fizyolog Serkan Kara İsmailoğlu konuklarımız. Konuklarımızı aslında özellikle 2 seneye yakın zaman oldu. Yine yapmış olduğumuz beyinle ilgili bir programdan hatırlayacaksınız. Sinan Canan'ı zaten farklı konularda da burada ağırlamıştık. Kendileri bir gösteri yapıyorlar beyin üzerine, tam uzmanlık alanları ve seyircilere olabildiğince işte benim gibi bu işin uzmanı olmayan, çok da anlamayan ama beyin üzerine kafa yoran ve nasıl çalıştığına dair, duygularımızı, tercihlerimizi nasıl yönlendirdiğine dair merak edenlere bu işi anlaşılır şekilde anlatıyorlar. Dolayısıyla bu gecede bize tüm sorularımıza yanıt verecekler ve mesela şöyle soruların yanıtını verecekler. Beynimiz nasıl çalışır? Beyin nasıl bir organ? Ondan sonra beynin %10'unu kullandığımıza dair hep kafalarda bir nasıl diyelim söz vardır. Evet. Bir kalıp vardır. Bu doğru mu? Sonra beyninin %10'undan fazlasını kullanan insanlar hakikaten öyle kaşığı bükebiliyorlar mı? Gibi gibi sorular. Tabii sizinkileri de soracağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi beyin deyince seyircimiz tamamen böyle didaktik işte akademik bir program yapacağımıza dair fikir sahibi olmasın diye böyle geniş bir giriş yaptım. Sağ olunuz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Bu daha önceki yaptığımız program da çok keyifliydi. Evet. Ben bunun da öyle olacağına eminim. Öncelikle bütün seyircilerimizin Ramazan'ı da bir tebrik ediyoruz. Bizimle birlikte olanlara tekrar merhaba diyoruz buradan. Bir de ben bir şey daha ilave edeyim. Bu bizim en beyin gösterilerinin zaten işte temel amacı. Hakikaten beyinle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanlara insanı anlatmanın en güzel yolu olan beyni olabildiğince anlaşılır. Bir de eğlenceli tarzda anlatmak. Bizim iddiamız aslında bu. Peki aslında gösteriden küçük bir bölüm var. Hem bunu ekrana taşımak istiyoruz hem de dedim ya Sinan Canan'ı birkaç kez biz konuk ettik. Aslında birkaçtan da fazla oldu. Evet bayağı. Bizim sevdiğimiz konuklardan birisiniz. Sağ olun. Keza siz de öylesiniz. Değilmişim. Fakat... öyle öyle. Gerçekten öyle. Ama tabii yaş almak böyle yaşlanmak demeyeceğim tabii ki ama demeyelim lütfen. Yaş insanda tecrübeyle birlikte avantajı da getirebiliyor bazen. Dolayısıyla işi belki de yaşa mı vermek lazım. Kendi gösterilerinde bizim programdan da sağ olsunlar bahsediyorlar. Ve orada Serkan Bey'in bir isyanı var. Şimdi gelin o bölümü kısaca bir izleyelim. Ondan sonra sorularla başlayalım. Ya aslında biz tatlı insanlarız. Bir yerde çıkıp konuşabilir miyiz TV konusunda? Ben ve Sinan Hoca televizyon izleyen bir kitle değiliz. Önce Nihat'a birkaç fikir sorduk. Çok böyle çılgın fikirler söyleyince dedik tamam dur falan şeklinde. Ben labda çok ya hayatımın 18 saati neredeyse evde değil labda geçiyor. Ve sürekli bir şey dinleme zorunluluğum var. İşte podcast, hani daha sonra programları kaydediyorum. Özellikle bazı TV programlarını falan. O dönem işte Pelin Hanımların bir programı var. Öteki günden haftada 3 ya da 4 kezdi yani çok yoğundu. Çok da acayip güzel şeyler konuşuluyordu falan. Ben hep onları indirip şey hale getirip audio işte mikroskopta keset biçerken hep sürekli kulağımda falan. Ya dedim ki hocam hani konsept çok ilginç. Ne yapalım bir iletişime geçmeye çalışalım mı? Belki bu program bizim kendimizi de çok yıpratmadan hem ilginç bir ortak nokta kurabiliriz dedik. İyi tamam dedi Sinan Hoca. Sen hallet dedi o rockstar olduğu için neyse. Ben ekiple yazıştım. Ebru Hanım'la yazıştık. Ben yazıştım. Niye ben diye söylüyorum birazdan açıklayacağım. Öteki günden benim ilk hayatımda TV stüdyosunda olduğum bir ortamdı. Benim de. Siz ama belgesel falan. Onlar hariç. Hiç öyle yoktu. Yani. Bu ilk defa. Ama yok Alev Alatlı'yla falan bir sürü programınız. Ha pardon. Yani. Hem beyin ya görüyorsun bak. Hatırlatmakla geçiyor falan. Yani. Ha şu mu? Tamam falan şeklinde. Bunun üstüne saatlerce konuşabilirim. Yani çok acayip bir malzeme var burada. Ama tek bir şey söyleyeceğim. Sinan Hocam. Bu bağlantıyı ben kurdum. Gittik, yaptık. Siz sahura kaç kez çıktınız? 5 kez daha mı? 5 kere daha çıktım evet. Beni niye çağırmıyorlar? Şimdi bence program güzel. Sıkıntı yok.
Sonra biz kayıtları tekrar izledik. Ben izlemedim, hoca izledi. Şimdi size bir örnek verelim. Bazı görüntüler var o programda. Niye Serkan'ı çağırmıyorlar? Yok bilmiyorum, bununla mı ilgili ama. Bak. Sizi koysam oraya, hiçbir şey yapmasanız, sadece bir şeyler hayal etseniz ya da boş kaçırsanız. Buraya dikkat. Birkaç deney var yani, bu konu enteresan deneylerle bulacağım. Benim en sevdiğim. Ha babam meşgul. Ama bu en zirve. Göz bebekleri büyük. Bunlar da var. Ben İsmailoğlu ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden... Bakışa var. Hocam çok sevdim. Bakın. Tavsiye anlaşılmasın. Ne oluyor? Ben de anlamıyorum. Sanıyorum bunlarla bir ilgisi olabilir. Evet, o hele son gülüşten bu gecede bir tane istiyoruz. Tamam. Tamam. Ya... Çok güzel yani, söyleyeyim. Güzel bence. Gayet bizim için eğlendik. Çok eğlenceliydi vallahi. İzlediğimiz görüntüler doğum günü için böyle başımızdan geçenleri anlattığımız bir anda alınan görüntüler. Bu programda bizim için gerçekten çok çok önemli bir programdı. Bizim çok geniş bir kitleye ulaşmamıza neden oldu. En beynin bayağı büyümesinde katkısı oldu. Bir de şeyde söylemeden geçmeyeyim. Serkan haberdar etti. Hı hı. O çıktığımız program bir teze konu olmuş. Bilimsel bir teze. Hı. Atıflar kısmında Pelin Çift'in adı geçiyor. Evet. O programın tarihiyle beraber bir bilimsel literatürde girmiş vaziyette yani. Atıf aldınız yani. Çok teşekkür ederim. Ayrıca o bilimsel tezde hani madem bize atıfta bulundu, hani Pelin Çift yazmış. Onu kabul eden ben esas hocalara da çok teşekkür etmek istiyorum. Evet ama yani güzel bir şey. Güvenilir bularak. Tabii. Evet. Çok teşekkür ederim. Ve size de katkımız olduysa ayrıca ne mutlu bize. Kesinlikle. Mesela ben bu videoyu gördüğüm zaman, izlediğim zaman şuna çok sevindim. Yani bir bilim insanı oturup kendi çalışmalarını yaparken kulaklıkla öteki gündemin kaçırdığı bölümlerini izliyor. Bu benim için ve tabii ki tüm ekip arkadaşlarım için, özellikle Ebru Yücel için. Yani çok gurur verici bir şey. Çok teşekkür ederim. Tüm Osmanlı şeyini mesela öğrendim sizden. Bu konuda çok fazla program var. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Neyse, velhasıl. Efendim, o halde şöyle bir başlayalım. Yani sizin tabii geçen programdan bu yana epeyce ilerlettiğinizi, anlattığınız mevzulara yenilerini eklediğinizi ve tabii ki bilimsel keşifler noktasında da eklemeler yaptığınızı biliyoruz. Dolayısıyla bize aslında böyle kısaca şu beyni bir anlatın, nedir ne değildir, işte şu kadarını bu kadarını kullanıyoruz, işte sağ lob sol lob hep söylenir. Bunları bir anlatmaya başlayayım. Ben istersen bir giriş yapayım önce. Şimdi biz beyni herkese yönelik anlatmaya çalışırken hep şöyle bir hadiseden başlıyoruz. Kafamızın içerisinde bir işte sert bir kafatası yapısının içinde sıvıyla dolu bir odacıkta, karanlıkta, yumuşak pelte kıvamında bir organ var. Kafamızın içinde bu. Çoğunlukla hiç onunla teşriki mesaimiz olmuyor. Onu görmüyoruz ama işte dışarıyı algılıyoruz dediğimiz, düşünüyoruz dediğimiz her şey bunun içerisinde bir şekilde cereyan ediyor. Ve akıl, bilinç, işte duygular ne ararsanız hani insana dair ne söylüyor olursak olalım aslında bir şekilde beyinle ilişkisi var. Biz bunu ne kadar anlarsak, yani uzman olmamıza gerek yok ama beynimizin nasıl çalıştığını temel düzeyde anladığımız zaman hayatımızda çok enteresan artılar çıkıyor. Biz de açıkçası o kadar akademik işin arasında bunu biraz da ondan iş edindik. Sağ olsunlar, bizim gösterilere gelenler sonra çok güzel geri dönüşler yapıyorlar. Yani orada 2 saatlik sürede işte ne kadar anlatabiliyoruz bilmiyorum ama anlattığımız kadarı bile bayağı bir işe yarıyormuş. Biz özet olarak şöyle bir giriş yapıyoruz. Kafamızın içerisindeki bu organ aslında 3 tane temel katmana sahip. Şimdi herkes beynin görüntüsünü biliyor. İşte en dışta böyle girintili çıkıntılı bir kısmı var. Burası bizim en üst beyin ya da beyin kabuğu dediğimiz bir bölge. Şu anda beni konuşturan, işte bizi izleyenlerin bizi anlamasını sağlayan, bu ekrandaki görüntüleri algılayan falan filan kısım bu en üstteki o girintili çıkıntılı bölge. Yani şu turuncu bölge. Evet. Şimdi ekrana gelen resimde ortada sarı ve kırmızı bölgeler var. Burası bir alt kat olarak düşünelim. Burası bizim duygusal beynimiz. Buraya çok fazla dahlimiz yok ama burası bizi müthiş yönlendiriyor. Herkes kendi hayatından biliyor. Yani duygular, hisler bizim hayatımızı yönlendiren çok önemli faktörler. Onların kontrol yerleri de bu hemen üst katın altındaki o bilinçli olarak kontrol edemediğimiz yer. En altta ise daha böyle koyu işte açık kahverengi renkte gösterilen bir bölüm var. Orası da kabaca işte sinir bilim literatüründe sürüngen beyni denen bir bölge. Niye böyle deniyor?
Sürüngenlerde mesela beynin üst kısımları yok, sadece bu bölge var. Bu bölge bizim temel yaşamsal işlevlerimizi ve itkilerimizi kontrol ediyor. Bu içimizden gelen itkiler vardır ya, bunların da kontrol edildiği yer burası. Ve şimdi bu üç katman arasında şöyle enteresan bir ilişki var. Bu üçü birbirinden bağımsız değil, birbirlerini sürekli olarak etkiliyorlar. Fakat beynimizin üst tarafı şöyle enteresan bir göreve sahip. Şuur, bilinç falan dediğimiz şeyler burada oluşturuluyor ya. Bu duygulara, itkilere, şunlara, bunlara bahaneler bulma, bunları hareketlere dönüştürme, bir takım anlamlı tepkilere, cümlelere, şiirlere, romanlara falan dönüştürme işini bu en üst kısım yapıyor. Ama mesela bir aşk acısını siz daha aşağıda bir yerde çekiyorsunuz aslında. Bunu işte akılcılaştıran, rasyonelleştiren falan kısım beynin üst kısmı. Şimdi bu katmanlara baktığınızda karşımıza şöyle bir problem çıkıyor. Biz hep diyoruz ya, şuurlu yaşayalım, akılcı davranalım falan filan, böyle bir mottomuz vardır hayatta her yerde, işte bilinçli tüketici olalım falan gibi. Bilinç aslında bizim hayatımızın çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Beynin nasıl işlediğine bakarsanız direksiyon çoğu zaman bilinçsiz beynin elinde. Bunu hatta birazdan detaylandıracağız muhtemelen. Ben hep şey söylerim işte, şampuan almaktan tutun eşinizi seçmeye kadar her şeye önce duygusal beyniniz karar veriyor. Ondan sonra üstteki beyniniz buna bahane üretiyor. Şimdi bu sistemi anladığınız zaman verdiğiniz kararları, yaptığınız seçimleri, efendim hayatınızda işte yol ayrımına geldiğinizde tercih ettiğiniz her bir yolu aslında nasıl seçtiğinizi daha iyi anlıyorsunuz. Ve çoğu zaman akılcı bir açıklama arkadan geliyor. Yani önce akıl yürütüyor da sonra yapıyor diyoruz. Bir kere bunu anlamak, insanı anlamak açısından bence çok önemli bir giriş noktası. Kesinlikle. Yani çünkü baştan söylüyorsunuz ki çok aralarında kilometrelerce mesafe varmış gibi gözüküyor. Bir şampuan seçmeyle eş seçme arasındaki yani çok büyük bir fark yok o zaman. O seçimi temel mekanizma açısından. Mekanizma açısından. Mesela hemen şeyi söyleyeyim, bir örnek vereyim. Şimdi reklamlar falan izliyoruz değil mi? Bu reklamlar işte diyelim çok böyle cezbedici bir yiyecek reklamı. Canınız bir anda o yiyeceğe çekiyor. O yiyecek sizin üst beyninize hitap etmez. Açlık vesaire merkezlerini, iştah kısımlarını kontrol eden merkezlere hitap eder. Orası bir kere fitili ateşleyebildiğiniz zaman orada hemen mesela diyelim elinizi cebinize sokturur, sizi markete gönderir. Yani üst beyninizi kontrol altına alır ve gider onu alırsınız. Ama mesela işte hani yemenizi engelleyen bir durum yoksa, şartlar normalse. Dolayısıyla mesela reklamlara baktığınız zaman niye sürekli böyle en temel itkilerimize hitap ediyor? Bu zenginlik, güç, para, işte cinsellik, bunların hepsi bunu bizim aslında bu dip güdülerimizdir. Bunlara hitap ederseniz ve bunların fitilini doğru ateşlerseniz üst beynin kontrolünü otomatikman ele geçirmiş oluyorsunuz. Böyle bir zaafımız var açıkçası. Ve yine hani bütün programda konuşacaklarımızı kabaca bir özetleme gibi olsun. Bu bağımlılıklarımız vesaire gibi hani hayatımızı zorlaştıran birçok faktör de aslında yine bu duygusal beyin ya da sürüngen beyni dediğimiz o dip beyin bölümlerinin kontrolsüzlüğünden ve biraz başına buyrukluğundan kaynaklanıyor. Bu zaaflarımızı bilmek bunlara karşı durmanın da ilk kapısı aslında. Bence önemli bir bilgi bu. Dolayısıyla bu kaba üç katman meselesini önce bir net bir şekilde anlatmak isterim. Yani ilk başta biz zaten en beyni de böyle giriyoruz. Bence en önemli bilgi bu, herkesi ilgilendiren kısmı. Şimdi böyle girdikten sonra tabii ki bizim herhalde mesajımız biraz da anlaşılıyor. Biz gözümüze gözükmeyen duygusal beynimizin bize ettiklerini hep konuşuyoruz. Bugün bağımlılıklardan tutun, internet kullanımımız, işte bu reklamlardan etkilenmemiz, işte bir şeyi beğenip beğenmememiz, sürekli olarak işte bazı şeyleri tercih edip bazı şeyleri görmememiz. Bunlar tamamen aslında duygusal beynimizin dünyayı bir sınıflandırmasından ibaret. Ama sonra niye bunu yaptın diye birisi bize sorduğunda işte o zaman üst beyin diyor ki şundan, şundan, şundan dolayı, mantıksal bir dizi argümanlar çıkarıyor ortaya. Şimdi alt beyin benim anladığım kadarıyla daha ilkel bir durumdan, yapıdan bahsediyoruz. Tabii ki. Şimdi bu kontrol edemediğimiz diyelim aslında. Yani üstünde çok net bir kontrolümüz yok. Ya ilkel bence orası için uygun bir kelime değil. Evet, yani literatürde de ilkel diye geçiyor ama bence doğru, değil. Yani orası çok daha böyle, nasıl söyleyeyim, çok gizemli, ilham verici bir yer. Evet. Ve gerçekten hayatımızın en temel odak noktası ve hayatı hayat yapan bence bölge orası. Peki şimdi siz doğduğunuzda ve ben doğduğumda aslında hani alt beyni okuyabilsek nasıl bir insan olacağımıza dair ipuçları orada. Yani madem üst beyin alt beyne bir kılıf uyduruyor, dolayısıyla
Yani aslında biz işte ilk doğduğumuz keşke zaman okunacak nasıl bir şey olsa. Yok. Tabii evet. ki okunacak bir şey değil de şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında o bizim fıtratımız gibi mi düşüneceğiz altı? Gibi diye zaten işte fıtrattan kastettiğimiz biraz da bu. Herkesin farklı özellikleri var ya. Hani ama dipte şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela şurada büyük bir ses olsa hepimiz irkiliriz değil evet. mi? Mesela bu davranış hepimizde ortak vaziyette kodlanmış. Ama detaylarda, nüanslarda farklılıklar göstermeye başlarız. İşte kişisel farklılıklar biraz detaylı ortaya çıkıyor. Temel etkiler tamamen aynı çoğumuzda. Hani karnımız acıkınca, yemek yiyen birini görünce canımız istiyor, ağzımız sulanıyor falan. Bu reflekslerin tamamı işte o dipte doğuştan bizde kodlanmış vaziyette geliyor. O gelmeseydi acıkıp da annemizin memesini ememezdik mesela. Hani böyle bir refleks otomatikman oluşmazdı. Peki birbirimizden farklı olmamız mesela yine alt beyinde işte diyelim Serkan daha kıskanç olsun. İşte Sinan daha sabırlı. Tamam, Pelin daha kıskanç olsun. İşte Serkan daha sakin olsun. İşte Sinan daha ne bileyim akıllı olsun bilmem ne olsun falan. Orada mı? Değil. Şimdi orası... Sonrası da var. Şimdi orası aslında... En temel güdüler. Hı. Yani o önemli. Yani bizi aslında farklılaştıran değil. Yani hata yaparsam hocam lütfen düzeltin. Bizi farklılaştıran değil. Aslında aynılaştıran bölgeler. İşte az önceki enteresan görüntülerde de gördük. İşte herkes baktığınız zaman aslında saçma sapan bir şey yapıyor değil mi? Ses çıkarıyor, vücutları titriyor. Biz buna gülme diyoruz işte ha 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 falan. Aslında çok saçma. Yani baktığınız zaman dışarıdan niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Ortada bir uyaran var ve o uyarana herkes şimdi böyle bir tepki Serkan bir şey anlatıyor ve tepkiler ortak yani. O da enteresan. Yani biz şimdi güldüğümüz için bu bize tabii ki normal geliyor da dışarıdan baktığınızda saçma. Veya işte Melekler Şehri'ni hatırlayın değil mi? Nicolas Cage ile Meg Ryan. O Nicolas Cage'in yeryüzüne indiğinde hani hepimizin gözü dolmuştur. Saçma değil mi gözünüzden yaş akması yani? Hani bunun bir farkındalığı yok. Sizin de akar, benim de akar. Sinan Hoca akar mı hocam? Ben de biraz sulu gözlüyümdür tabii böyle romantik filmler. Yani aslında bunlar bizim ortak taraflarımız. O nedenle bugün belki de bu siz alt beyin diyorsunuz ama limbik sistem olarak, limbik gerçi kelime olarak çok böyle komik bir isim gibi ama sınırlı anlamda kullanılıyor. Bu alanın duygular üzerindeki etkilerini konuşmakta fayda var. Gerçekten biz bunları yapıyoruz ama hakikaten niye yapıyoruz ya? Mesela bir hemen aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Şimdi mizaç olarak gösterdiğimiz farklılıklar. Biraz önce dedik ki spontan olarak işte gülmemiz gerektiğinde herkes otomatik bir gülme refleksi koyuyor. Ama mesela işte Serkan'ın en beyninde anlattığı bir kısım var mesela. Orası geldi şimdi aklıma. Mesela erkeklerde şöyle bir yetiştirilmeye bağlı bir özellik var. Yani dünyadaki bütün toplumlarda görüyorsunuz. Yüze yansıyan duygusal ifadeleri bastırma öğretiliyor erkeklere mesela. Şimdi zaman geçtikçe neden şimdi bu bir zayıflık kabul ediliyor? Erkek biraz daha toplumda işte fiziksel olarak dominanttır ya hani avlanır bilmem ne yapar serttir işte tehlikelere karşı koruyan falandır öyle bir rolü var erkeğin. Bundan dolayı da bir zayıflık görüntüsü olmasın diye muhtemelen tarihsel süreç içerisinde erkeklerde böyle otomatik bir yetiştirilmeye bağlı mizaç farklılığı oluşmaya başlıyor. İçeride efendim oluyordur bir takım işte üzgünlük, empati süreçler ama onların dışa yansıması yetiştirilme sürecinde farklılık göstermeye başlıyor. Bu sadece bir örnek. Şimdi beynimizin ve davranışlarımızın farklılığını konuşurken iki tane önemli konu var. Bir doğuştan ne getiriyoruz, iki sonra bize ne oluyor? Doğum zaten, doğum ve işte o ilk aylar onlar zaten hakikaten büyük hikaye. Yani orada çok acayip şeyler oluyor. Ona birazdan detaylı gireyim. Hani o ayrı başlık olmayı hak ediyor çünkü. Ama şöyle bir şey yok. Yani insan doğdu, zıp diye bütün program kodlu vaziyette geldi. Bütün ömrü boyunca robot gibi yaşıyor gidiyor. Öyle bir durum yok. Hı. Neden yok? Bunu en iyi nereden biliyoruz? Tek yumurta ikizleri dediğimiz ikizler var biliyorsunuz. Tek bir hücrenin ikiye bölünmesiyle iki yavru oluşuyor. Bunların genetik programları, her şeyleri aynı. Fakat mizaçları çok farklıdır. İşte tek yumurta ikizi arkadaşları olan ya da öyle çocukları olan anne babalar bunu çok iyi bilirler. Tamamen başka insanlar olurlar belli bir süre sonra. Evet dış görünüşleri çok benzer. Hatta anne babaları onlara aynı şeyleri giydirir falan böyle değil mi? Hep böyle benzerliklerini vurgulamaya çalışırlar ama parmak izleri bile farklıdır mesela. Ufak nüanslarla da olsa. Dolayısıyla gelişimsel süreç bizim mizacımızı belirleyen çok önemli şeyler katıyor bize. Ama altyapı tabii ki işte anne karnında meydana gelen o ilk haftalarda beynin patlayan şekilde gelişim gösterdiği dönemlerden başlıyor. Biraz karışık bir süreç yani. Bu kodu çözebileceğimiz doğrudan böyle işte ben kişilik çipini buldum diyebileceğimiz bir yer. Yahut işte Sultan Hoca'nın tabiriyle direksiyonda oturan bir direksiyoncu ve bir kumanda merkezi yok beyinde. Dağılmış, her tarafı ilgilendiren ve yaşamsal süreçlerle doğrudan bağlantılı bir yapımız var açıkçası. Hmm.
Biraz öyle tartışmak şimdi lazım. Şimdi bu duygular ama alt beyinde değil mi? Limbik sistemde. Limbik evet. Sistemde. Kaynağı orası. Mesela bunu şöyle de konuşabiliriz. Çok özür dilerim direkt şey yaptım ama. Mesela sahte gülümseme, hani böyle sırıtıyoruz ya. Mesela burada üst merkez devreye giriyor. Zaten o yüzden sahte oluyor. Ama içten güldüğünüz an işte o limbik sistem, yani sizin deyiminizi alt beyin dediğimiz kısım. Bu çok önemli. Yani aslında böyle şu tarz girersek olaya sanırım çok daha iyi olur. Yani hayattan örnekler vererek de evet. Madde madde incelersek. Mesela duygulardan hangisiyle başlayalım? Mutluluk, o mesela gülümseme meselesine aslında başladın. Onu biraz bence açmakta fayda var. Biz çünkü acayip anlıyoruz yani karşıdaki insan... Uzman olmasına gerek yok kimsenin ama karşıdaki insan sahte mi sırıtıyor yoksa gerçek mi gülüyor? Tabii. Yani bunu bayağı iyi anlayabiliyoruz. Mesela o çok ilginç. Evet, onu anlamamız zaten müthiş bir yetenek de. Niye gülüyoruz da ben cidden kafayı takmış durumdayım. Öncelikle şunu söyleyelim hani öteki gündem izleyicilerine. Şu an bunu bilmiyoruz. Yani ama merkezler hakkında, beyindeki merkezler hakkında fikrimiz var. 1990'larda, 98'di yanırım yanlış hatırlamıyorsam. 16 yaşında bir kız. Ameliyat olacak. Epilepsi rahatsızlığı var. Şimdi beyin ameliyatının şöyle bir özelliği var. Bilinciniz açık. Çünkü beynin hani bütün vücuttaki hisleri alıyor ama kendi üzerinde o hisleri hissedecek yapılar yok. Yani doğal olarak kız yani beyni doğrasanız beyin bir şey hissetmez yani ameliyat şey sırasında. Siz uyanık olursunuz beyin ameliyatında. Sadece kafa derinizi uyuştururlar. Beyni dilim dilim doğrasanız bile beyin bunu hissedecek şey algılayıcılara sahip olmadığından genellikle insanlar genel olarak uyutulmazlar yani beyin ameliyatları. Bir de orada şöyle bir amaç var. Şimdi beyinde hangi kısım hangi bölüme karşılık geliyor bunu anlamak istiyoruz. Şimdi beyin tüm iletişim sistemini elektrikle yapıyor aslında, bildiğimiz elektrikle. Beynin bazı bölgelerini elektrikle uyarıyorlar, soruyorlar ne hissediyorsun çocuğa mesela. Diyor ki dudağım karıncalandı, ha, demek ki burası dudakla ilgili bir bölge yazıyorlar. Şimdi bir bölgeye geldiklerinde kız bir anda kahkahalar atmaya başladı durup dururken. Herkes bir şaşırdı, tüm ekip cerrahlar falan ya, ne oluyor buna falan şeklinde. Sonra bir baktılar, dediler ki niye gülüyorsun? Az önce bir at gördüm dedi, böyle enteresan bir şey yaptı. Tekrar aynı bölgeye şey yaptılar, tekrar kahkaha attı. Böyle çok ilginç. Dediler ki o zaman burası böyle solda 2 santimlik bir alan. Gülme merkezleri olarak geçiyor, fotoğrafı belki olabilir. Dediler ki o zaman burası gülme merkezi. Şimdi gülme merkezleri de bulduk. Ama halen bunun niye bu şekil olduğu hakkında ciddi sıkıntılarımız var. Ama gülmenin çok ciddi bir sosyal bağı var. Mesela ne gibi? Hani gülmek bulaşıcıdır diyorlar ya. O kadar doğru ki İsveç'te bir çalışmada şöyle bir şey yaptılar. Kişilere resim gösteriyorlar. Diyorlar ki gördüğünüz duygusal ifadeyi aynen taklit edin. Çok başarılıyız. Gülen birini gördüğünde hemen sırıtıyoruz. İşte ağlayan birini gördüğümüzde üzülüyoruz. Sonra şöyle bir şey istediler onlardan. Tam tersini yapın. Mesela gülen birini gördüğünüzde üzülün falan. Bir anda o kadar başarısız olduk ki hani deney katılımcıları. Aslında orada ortaklaştırıcı bir hareket var ve gülmenin neden bulaşıcı olduğu çok net gözüküyor. Hatta gülmenin neden bulaşıcı olduğu ile ilgili Sinan Hoca'nın çok güzel bir hikayesi var. Özellikle o biz Twitter ve Facebook camiasının kullandığı o smiley. Mesela onun nasıl bulaştığını, hani hepimiz de bulaştık mı? Bugün gülücük 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 şeklinde hepimiz bunu yaşıyoruz. Herkes şu anda mesela bu gülücükleri kullanıyor işte internette. Ne anlamı olabilir ki? Parantez. Şimdi parantez biz bunu en beyinde de çok işliyoruz. Çünkü burada enteresan bir şey var. Şimdi yazılı iletişim yaparken siz duyguları ifade edemiyorsunuz. Bugün herkesle bağlantı halindesiniz. Ama duygu ifade etmek bu şimdi burada kolay. Siz benim yüzümden falan acayip bir şeyler okuyorsunuz. Herkes okuyor. Yazıda bunu nasıl yapacağız? İlk defa 1996 yılında adamın bir tanesi e-postada böyle bir şey göndermiş. İki nokta üstte bir parantez koymuş. Kafayı şöyle yan çevirince gülücüğe benzediği için gönderiyor. İnsanlar bu şifreyi çözdükten sonra bir salgın gibi bütün dünyaya yayılıyor. Şimdi ya öyle oldu ki işte geçenlerde bir öğrenciye ben mesaj attım. Hocam dedi bir kusurumuz mu oldu falan. Niye dedim? Gülücük koymamışız sonuna. O kadar alışmışlar. Ben de çok kullanıyorum çünkü. Aceleden gülücüksüz göndermişiz. O kadar artık şey oldu. Tabii araştırıcılar hep şunu merak eder. Yani bu niye bu kadar hızlı yayılıyor? Bir kanun yok, bir şey yok bu konuda. İlk yapılan testler şöyle enteresan bir şey gösterdi. Şimdi beyin tarama, beyin görüntüleme yöntemleri var. Bir insan bir uyarı aldığı zaman beynin nasıl bir aktivite gösterdiğini izleyebiliyorsunuz insanın beynini açmadan.
böyle bir makineye koyup insanlara baktıklarında bir insan gülen bir yüze nasıl tepki veriyorsa o gülümseyen smiley işaretine de aynı tepkiyi veriyor. Bir mutluluk algılaması oluşuyor insan beyninde. Ha dediler, bu enteresan. Daha ileri düzey araştırmalarda daha enteresan bir şey çıktı. Şimdi birazdan belki onun diğer marifetlerini de konuşacağız ama beynimizin bir ödül ceza merkezi diye bir bölümü var. Bu hemen sürüngen beyniyle o orta beynin arasında bir yerdedir bu. Çok minicik, işte accumbens çekirdeği adında bir yer. Minicik bir yerdir. Baksanız hani çok önemli demezsiniz ama oradaki sinir hücreleri beynin her tarafına uzantılar gönderip uçlarından dopamin diye bir madde salgılarlar. Siz hoşunuza giden bir şey yaptığınızda beyninize dopamin salgılanır. Dopamin de sizin kendinizi çok iyi hissetmenizi sağlar. Ya bir ödüllendirilmişlik duygusu yaşatır size. Şimdi bu gülücük atıldığı zaman bir insana işte beyin tarama cihazlarında bakıyorlar. Accumbens çekirdeği ışıl ışıl yanıyor, aktif oluyor. Her gülücük geldiğinde insanın beyninde dopamin salgılanıyor. Şimdi bunu bilgisayar başında oturan bir kullanıcı kendinizi düşünün. Efendim işte size birisi gülücük attı. Bir mutluluk hissi hissettiniz. Ona mukabele etmek istiyorsunuz. Aynıyla karşılık vermek. Siz de gülücük gönderiyorsunuz hemen. Ya da tersi, o somurtan smiley'ler de var biliyorsunuz. Hı hı. Onlar da tersi etki yapıyor. Mesela dopamin salgısını azaltıyor. Dolayısıyla karşıyı cezalandırmak istediğinizde aynen gerçek hayatta yaptığınız gibi somurtuk bir ifade falan. Yani bu basit imgelerle bile beyindeki ödül ceza merkeziyle oynayabiliyorsunuz. Şimdi şu fikir çok güzel geliyor. İşte ne güzel, bir tıkla karşıya dopamin salgılattırıyorum falan. Hatta bir çalışma vardı. Bu Facebook sitesinde işte fotoğraf gönderildiği zaman beğen tuşu var ya orada. Dikkat edin, beğenme tuşu hiçbir yerde yoktur. Hiçbir sosyal medya sitesinde beğen vardır. Doğru. Çünkü beğenme tuşu büyük arıza çıkarırdı yani. Beğen tuşuna basıldığı zaman o bildirimi alan insanlarda da aynı etki oluşuyor. Beyinde de dopamin salgılanıyor. Şimdi işte mesela genç arkadaşlarım, ben bizim çocuklarda da görüyorum. Böyle sosyal medyaya bir fotoğraf yükleniyor. 2-3 dakika böyle ekrana bakılıyor. Kaç kişi beğenecek acaba? Niye? Instagram'da kaç like aldı? Çünkü o tık başına dopamin salgılanacak. Bir mutlu hissedeceksiniz kendinizi. Onu bekliyorsunuz. Şimdi bu güzel bir şeye benziyor ilk bakışta. Fakat bunun trajik bir tarafı var. Size hemen o farelerde yaptığımız meşhur deneyi anlatayım. Farelerin beyninde de aynı bölge var. Ödül merkezi. Bu maymunlarda da yapıldı, farelerde de. Buraya hayvanı ameliyat ediyorsunuz, kafasını açıyorsunuz, iki tane tel indiriyorsunuz oraya, elektrik teli. Sonra kapatıyorsunuz, hayvan normal yaşamına devam ediyor. Kafasında fiş var yalnız. Sonra bunu bir alete bağlıyorsunuz. Alet istediğiniz zaman beynin o bölgesini elektriksel olarak uyarabilmenize imkan sağlıyor. Ne zaman düğmeye basarsanız minik bir elektrik sinyali gidip hayvanı böyle ödüllendirilmişlik hissi yaşatıyor hayvana. Böyle bir düzenek kurmak kolay. Bir şey daha yapıyorsunuz. Hayvanın önüne bir tane pedal koyuyorsunuz. Ve hayvan o pedala bastıkça kendi beynine elektrik akımı gönderiyor. Ve kendini mutlu hissedebiliyor. Böyle bir düzenek kurup hayvana bunu öğrettiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Sürekli pedala mı basıyor? Açlıktan ölene kadar. Of. O pedala basıyor. Bakınız, bizi de bağımlılık yapan. Yani çok yapan, acıkıncaya kadar falan bayağı açlıkla. Tabii tabii, artık yemekle içmekle unutuyor, ilişkisini kesiyor. Dünya ile ilişkisi. Mutlu. Tak sürekli ona basıyor. Söylediğiniz. Bakın bu biz de öyleyiz. Şuna götürüyor. Artık aynı zaaf bizde de var. Bağımlılıklar niye oluyor diye baktığınız zaman sigara, alkol vesaire, kumar, aklınıza ne gelirse bağımlılık yapan her şey. Neredeyse tamamı bu dopamin sistemiyle ilgili. Siz bağımlı olduğunuz madde, olay, işte alışkanlık neyse onu yaptıkça beyniniz dopamin salgılıyor. Daha fazla salgılatmak için daha fazla yapmak istiyorsunuz ve ondan ayrı kaldığınızda beyniniz dopamin salgılayamadığı için yoksunluk sendromu diye bir şeye giriyorsunuz. Bugün aynı şeyi internette yaşıyoruz. İnternet bu yüzden bağımlılık yapıyor. Şimdi şunu anlayabiliyorum. Mesela fare pedala bastıkça mutlu oluyor dopamin. Hı hı. Ya da işte neyse. Direkt kaynağından oluyoruz. Tamam çünkü. Ama hani internette bizi bu kadar mutlu kılan ne ki? Şimdi mesela gecenin dördünde ay saat kaç oldu kalkıyorum falan, insan bir bakıyor. Saatten sonra ay hadi şu Twitter'a da bir tuşlayayım de neden neler işte oluyor? Onu yapıyorsunuz? Şimdi o niye beni mutlu Bakın, ediyor bütün, ki? Bakın bütün Twitter Şöyle. Kullanıcıları şimdi kendilerini denesinler. Bu akşam diyelim Twitter, hele ben mesela bu akşam bakmadan yatamam. Niye? Çünkü bu program işte ne sorular geldi. Şimdi o bayağı gelmiş, bakacağım. Çünkü oradakilerin hep mesela özellikle beğeni ifade edenler bende dopamin salgısına sebep olacak. Bu arada çok da coşmayın. Yani hani Sinan Hoca'ya dopamin salgılattıracağız diye ortalıkta olmasın ama yani hakikaten bunu bizi buna iten şeyi iyi anlamamız lazım. Şimdi ama orada beğeni dopamin salgılatıyor. Şimdi şöyle, beğeni de dopamin salgılatıyor da şimdi yani her şeyi bir timeline bana niye her şey yok. Bağlı, her şeyi bilinçli yaratıyor. Algılamak zorunda değilsin. Zaten işin esprisi o. Hı. Şimdi
şu dönemlerde insanlar çok böyle neşesizler, böyle birbirlerine karşı tahammülsüzler ya. Şimdi aslında gülmek çok önemli bir şeye de yarıyor. Bilinçsiz hafıza dediğimiz garip bir yapı var. Şimdi hani ben o yüzden sürekli burada da bunu paylaşmak istiyorum. İnsanlar hani gülümsemeyi yüzlerinden ne olursa olsun eksik etmeliler bence. Niye? Şimdi beynimizde hafızayı konsolide eden yani aslında oluşmasını sağlayan yapılardan birinin adıydı hipokampüs. Hipokampüs diye bir yapı var. Eğer bu yapınız zarar görürse siz artık yeni hafıza oluşturamıyorsunuz. Ama eskilerle ilgili temel anlamda bir sıkıntı yok. Çok yüzeysel geçiyorum. Şimdi çok ilginç bir deney yapmışlar. Bir hasta grubuna bir kişiye 3 tane doktorla deney yaptırmışlar. 3 uzmanla. Uzmanlardan biri güler yüzü, sevimli, sevecenli, ona yardımcı olan. İkinci uzman nötr, yapması gerekeni yapıyor. Üçüncü uzman kaba davranıyor biraz, böyle ceberrut bir tip, suratsız bir tip. Tabii bunlar bilinçli yapılmış, bu bir deney düzeni. Bu deneyi yaptıktan sonra, 5 gün sonra, tabii bu hasta hipokampüsü zarar görmüş. Yani yeni hafıza oluşturamayan bir hasta. Diyorlar ki, bu adamları tanıyor musun? Hayır diyor, ilk kez hayatımda görüyorum. Niye? Çünkü depolayamamış. Daha sonra ona yaklaşık 20 küsür tane resim gösteriyorlar. İçlerinde bu 20 küsür resmin hiçbirini daha önce görmemiş bu adam. İçlerinde o 3 doktorun resmi de var. Diyorlar ki ya şu 20 resimden kendini arkadaş olarak kimi seçersin diye. Adam gidiyor, ona o iyi davranan, gülümseyen doktoru seçiyor. Ve niye bunu yaptığını bilmiyor. Bunu yaptığıyla ilgili. Muhtemelen ki resimdekilerin hepsi de böyle. Hayır, resimler şey. Normal hayır resimler. Yani normal böyle gülen yüzler değil, hepsi. Hayır, hepsi normal nötr. Hayatta çekilmiş hepsi resimler. Siz dondurma yerken bilmem ne yapacak, öyle normal buradaki resimler. Buradaki olay şu. Aslında bizim bilincimize varmayan, yani farkında olmadığımız çok garip bir hafıza var. O nedenle ben hep şunu söylüyorum. Ya gülümseyin. Öyle bir yerde, öyle birinin kafasında o öyle bir şekilde yer eder ki size çok acayip döner. Yani her şey bilinçli değil. Hani diyorsunuz ya, internette ben işte inerken ne bana bağımlılık yapıyor. Zaten o bağımlılık yapanı siz fark etmiyorsunuz bile. O sizi bağlıyor. Yani bu çok çok önemli. Bunu destekleyen bir başka deney daha var. Normalde gözümüzle gördüğüm şeyi beyin değerlendiriyor ya. Beynin görmeyi değerlendiren merkezi hasar gördüğü zaman insanlara beyinsel kör diyoruz. Yani göz çalışıyor ama beyin değerlendiremediği için insanlar göremiyorlar. Bu insanlara yüz ifadeleri gösterildiği zaman slaytlarla görsel olarak hiçbir şey görmediklerini söylemelerine rağmen mutlu yüz gösterdiklerinde bu insanlar kendilerini mutlu hissediyorlar ve deneyden böyle sonuçlar alıyorsunuz. Bilmeden fark ediyorlar. Yani o işte beyin kabuğu dedik ya, o şuurlu bölüme gitmeden önce aşağıda Serkan'ın söylediği gibi acayip bir işler oluyor. Ve orası aslında etrafımızdaki insanlara dair bizdeki o kişilik resimlerini çizen yer orası. Mesela eşiniz, çocuğunuz, işte annenizle babanızla ilgili bir fikriniz vardır. İşte onların kafanızda bir imajları vardır. Ama o imajların, sizi temin ederim, %90'ından fazlası duygusal ve bilinçli olarak erişemediğiniz imajlardır. Ve bu şekilde kaydedilir. Siz mesela hafızanızı kaybetseniz bile, bütün bildiklerinizi unutsanız bile sevdiğiniz insan yanınıza gelince rahatlıyorsunuz. Niye olduğunu bilmiyorsunuz, onu tanımıyorsunuz bile. Ama bir rahatlama etkisi yapıyor sizde. İşte bizi yönlendiren o bilincimizin ulaşmadığı yerin en güzel kanıtları bunlar aslında. Biraz hayatımızı buraya oynamak bence faydalı. Nasıl diye sorulacak olursa ileride bunu biraz açarız ama biz bilimsel olarak biraz şeyi kırmaya çalışıyoruz. Böyle bilim tek başına çok teknik bir şey. Biraz bazen sıkıcı olabiliyor. Tamam, bilgi edinmek için çok güzel bir yol ama bir de hani insana dair edebiyat var, şiir var, espriler var, şakalar var. Yani hayatımızın böyle farklı yönleri var. Bizi biz yapan bunların hepsi. Edebiyatı, şiiri bilmem neyi boşlayan bir insan zihni biraz fazla şey kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Yavan kalıyor yani. İşte bunlarla, bu duygusal kısmımızı besleyecek şeylerle uğraşmak bugün bildiğimiz kadarıyla sağlıklı bir zihnin en önemli anahtarlarından biri aslında. Hocam çok özür dilerim. Örneğinizle ilgili çok çok kusura bakmayın. Tamam, benim de bir sorum var. Hani dediniz ya aile içindeki o davranışlarda. Mesela İsviçreli bir bilim insanı yaptı çok güzel bir çalışma. Korsakov hastaları var, böyle alkol kullanımıyla vesaire. Onlar da hafıza üretemiyor. Bir tane kadın. Onda yapıyor bu deneyi. Kadın geldiğinde ilk kez görüyor doktoru. Doktor elinin parmaklarının arasına bir tane iğne koyuyor. Kadınla tokalaşırken
kadının canı yanıyor. Ne yapıyorsun sen diyor, manyak mısın, niye böyle bir şey yaptın diyor. Üç gün sonra tekrar geliyor. Bu arada kadın sürekli tokalaşan da bir kadın. Hani şey, bir sıkıntısı yok. Doktoru hatırlamıyor kim olduğunu. Çünkü hafıza depolayamadığı için sanki ilk kez gelmiş gibi şey yapıyor. Doktorun elinde bu sefer iğne falan da yok. Doktor elini uzatıyor. Hoş geldiniz hanımefendi diyor. Kadın adamın elini sıkmıyor. Şimdi adamı hatırlamıyor ama o iğne o farkında olmasa da içinden bir ses diyor ki ya bu adamın elini sıkma yani. Böyle de enteresan bir şey. Kusura bakmayın. Şimdi hafıza mahfıza biz hep konuşuyoruz ya. Hı hı. Hafıza bizim eğitimde ne işe yarıyor? İşte ülkelerin başkentini ezberlemeye, şu kadar sayıyı akılda tutmaya falan. Bu bizim hafızanın minicik bir bölümü aslına bakarsın. Bisiklete binmek de bir hafıza. İşte bunu kitaptan okumayı, okuyarak öğrenmeyi bir deneyin olmuyor. Hı hı. Bisiklete binerek bunu öğrenebiliyorsunuz. Duygusal bellek de böyle. Onu deneyimleyerek, yaşayarak kaydettiğiniz ayrı bir belleğiniz, ayrı bir hafızanız var. Hı. Dolayısıyla bunların tamamı işte bizim kişiliğimizi oluşturan şeyler. Bu arada bu anlattığımız şeyler bir 10 yıllık falan geçmişi var. Onun sonra 10-15 yıllıktır geçmişi. Yani ondan önce biraz böyle duygular ya çok önemli değil, bunlar yan ürün falan diye düşünülürdü. Bu meşhur işte Antonio Damasio'nun falan, hı, o Descartes'in hatası diye, yanılgısı diye meşhur bir kitabı da var. Bu arada ilgilenenler o kitabı bulabilirler hala piyasada. Duyguların beyinde ne kadar önemli olduğu o karı kocanın yaptıkları çalışmalarla bilim gündemine girdi. Bugün de en fazla bizi meşgul eden konular bunlar zaten. Şimdi tam sizin anlattıklarınızı örtüşmemekle birlikte belki bağlantısı vardır diye soruyorum. Çok tanımadığımız bir insan, belki birkaç gündür iş yerinde görüyoruzdur, mahallede görüyoruzdur. Ya bir kanımız kaynamaz, bir sinir oluruz. İşte elektriğimiz tutmadı falan deriz. Veya birine karşı da muazzam bir sempati duyabiliriz. Şimdi acaba bizim... Ya da biri sorduğu zaman da ya niye sevmedin ya da ya neden sen bu kadar sevdin ki bunu dediğinde bir cevabımız yoktur. Yoktur. Halbuki acaba sizin bu anlattığınız gibi yani çok farkında olmadan aldığımız bir takım sinyaller, elbette, işte kaydettiğimiz görseller bunlarla mı ilgili? Hem onlar hem feromonlar, her şey sinyaller. Vardır. Yani bizim bir insan hakkında görerek, duyarak, efendim okuyarak bilebildiklerimiz o insan hakkında alacağımız bilginin belki binde biri bile değil. Çok daha farklı bilgiler alıyoruz. Mesela şu anda karşınızda ben ya da işte benim karşımda siz oturuyorsunuz. Ben hiçbir şekilde ne duruşunuzu, ne saçınızı, ne kaşınızı hiçbir şeyi ayrıntılı incelemesem bile sürekli oradan bir enformasyon benim beynime akıyor. Hı. Ve benim hiç dahlimin olmadığı bazı değerlendirme merkezleri diyor ki işte Pelin Hanım bu konudan sıkıldı, konuyu değiştirelim mesela. Şu anda değil, şu anda sinyal öyle gelmiyor ama bu yani ne gelip gelmediğini de bilmiyorum. Ben bunu bilinçli olarak çözemiyorum zaten. Ama şöyle bir şey oluyor. Eğer özellikle empatik yeteneğiniz yüksekse bir konuşma sırasında konuyu değiştirmek ihtiyacı hissediyorsunuz mesela. Derslerde bunu yapabilen hocalar genellikle öğrencilerle mesela iyi bir akort sağlarlar. Çünkü onlara bakarlar, çocuklar uçmaya başladığı zaman ki bizim öğrencilerimiz genellikle saygıdan bunu çok belli etmezler. Ama empati yeteneği yüksek bir hoca mesela çok iyi bir şeydir. O çocukların o belirsiz sübtil mesajlarını alır ve mesela bir fıkra patlatır, olayın yönünü bir değiştirir, hop sınıf birden ayılır mesela. Ama bunlar bilinçli olarak öğretilebilir ya da yapılabilir şeyler olmaktan çok uzak. Önemli olan rasyonel ya da akılcı algılarımızın dışında çok kuvvetli yeteneklerimiz olduğunu bilmek ve bu yeteneklere biraz dönüp bakmak. Buna bakınca zaten anlıyorsunuz bazı şeyleri niye öyle yaptığınızı. En standart verdiğim örneği de vereyim, bunu öyle bağlayayım. Mesela bizim çevremiz genellikle bilimcilerden oluşuyor, işte üniversite çevresinde falan filan. Ve genellikle yaşam bilimleriyle ilgilendiğimiz için işte doktorlar, biyologlar, çok kişi tanıyoruz. Hani insan organizması hakkında, diğer organizmalar hakkında çok şey bilen insanlar bunlar. Ama ben şimdiye kadar eşini bilimsel analizde seçen kimse görmedim. Mantık kimse, evliliği de mi öyle olmuyor? Mantık ne olursa olsun zaten ya, mantık evliliği dediğiniz şey de onu da belki birazdan açarız. O da bir ütopyadır. Öyle bir şeyi sağlamak çok zor ama. Nasıl kimse ütopya? çok da bilse bile. Aynı şeyi ben de söyleyeyim. Nasıl ütopya? Şöyle, Pelin Hanım'a katılıyorum. O ayrı. Ama mesela niye bir biyolog tutup da bütün DNA'sını bilmem nesini analiz etmeyi tercih etmek yerine bir görüşte aşka inanır bir biyolog mesela. Neden o itkileri öbür bilgilerin hep üzerine çıkar ve onu yönlendirir? Çünkü analiz ediyor zaten. Onu gördüğünde o analizi başka yapıyor. Başka türlü analizler. Yani akılla yapmadığımız başka analizler dönüyor içeride. Ona vurgu yapmaya çalışıyor. Şirket yapmıyor, kendi yapıyor tabii, yani. Tabii. İçeride bir şey oluyor. Dolayısıyla bunlara ne zaman nasıl güveneceğiz? İşte bizim derdimiz bu. Bizi hislerimiz çok başka şeylere de itiyor. Alkolik de yapıyor, bilmem ne de yapıyor. Tabii, bunlar tabii, da hisler. Ya ben şeyi çok merak ettim. Şey, mesela eş seçerken
İlk önce tabii mantığı bir kenara atalım. İlk görüşte aşk dediniz ya, böyle bazen insan çarpılır, hiç kendisiyle alakası olmayanı gider tercih eder. Ki olması gereken de odur bence. Bu benim fikrim tabii. Öyle mi? Alakası niye? Olmaması meselesi önemli. Çünkü size yani en uzak olanı şey yapmak, seçmek kendinize eş olarak çok ciddi bir avantajdır. Şimdi şu en var. En uzak olan dediğiniz acaba görüntü itibariyle mi? Yani bir sarışının esmeri seçmesi. Genetik olarak aslında. Genetik olarak kastım, uzaklıktan kastım genetik olarak tabii ki. Bu genetikte dış görünüşünüze yansıyor. Şimdi şöyle bir yanlış algılama mı diyeyim? Farklı bir yansıtma mı diyeyim? Şöyle bir konu var. İşte eşler daha çok birbirine benzeyenleri seçerler gibi bir kavram. Şimdi aslında burada şöyle bir olay var. Evrimsel olarak ben bir ortama girdim. Yepyeni bir ortam. Şimdi benim gözüm mavi. Eğer ortamda mavi gözlüler varsa onlarla direkt bağ kurarım. Çünkü alttan alta şu geliyor. Ha, o da mavi gözü, o da mavi gözü. Demek ki bizde bir ortaklık var. Bu benden. Bu benden. Ama mesela orada kara gözlü, kara bir adam var. Yani kara saçlı, kara gözlü bir adam var. Veya kadın. Çok etkilenmeyebilirim. Bakın ama bu birliktelik, beraber yaşama, birbirine güvenme gibi konularda doğru. Hı. Birbirimize benzeyen insanlarla daha kolay anlaşırız, daha çabuk samimi oluruz. Ve bu doğuştan gelir bu özellik. Ve bu doğuştan gelen, öğretilen bir şey değildir. Ama söz konusu aşksa, ya bu çok acayip bir şey. Yani siz ben tutup mavi gözlüysem, mavi göz birinden eğer etkilenirsem teorik olarak benim çocuğum mavi gözlü olacak. Ve bu da ne demek? Yani genetik bir kısırlık aslında. Teorik olarak evrim bana diyor ki yok ya sen esmer, böyle kara saçlı, daha böyle esmer kızları. Çeşitlilik ya. Olsun yani. Ama çeşitlilik çok önemli. Şimdi yani. Akraba evlilikleri sakatlığa yol açar diye pişebiliriz değil mi? Güzel, evet. Niye böyledir? Genetik yapı çok yakın olduğu zaman bu bozuk genler ya da hastalıklı genlerin birikip etki gösterme şansı artar. Daha sağlıklı birliktelikler nasıl oluyor? Uzak ırklar birbirleriyle ya da genetik olarak uzak insanlar birbirleriyle birleşirlerse bunların yavrularının daha sağlıklı olma ihtimali yüksek. İlla sağlıklı olur diye de bir şey yok ama ihtimal daha fazla. Şimdi tabii hani dışarıda bunu hesaplayan ya da bir genetik mühendisi yok bizim içimizde. Hani bunu direkt olarak yapmıyoruz. Fakat öyle bir sistem kurulmuş ki bizde. İşte Serkan'ın mbeyin.com'da bu konuyla ilgili çok güzel bir yazısı var. Detayını merak edenler oradan okusunlar bence. Kızıl saçlı kokuydu değil mi o yazının başlığı? Evet. Şimdi bir koku sinyali geliyor. Evet, süskent. Karşıdaki insandan fakat bunu bilinçli olarak koklayamıyorsunuz. Yani koku duyunuzda bilinçli olarak algılayamadığınız koku sinyallerimiz var. Hı. Ve bu sinyaller alındığı zaman işte bir deney yapılmış. Bir grup bayana erkeklerin iç çamaşırları falan koklatılmış. Bir süre giydikleri atletleri, tişörtleri koklatılmış. Ve işte hangisi size en çekici geliyor seçin denilmiş. Bayanlar da işte seçmişler. Sonra o beylerden ve bayanlardan alınan kan örnekleri genetik analizle karşılaştırılıyor. Ve sonuç şok edici. Çünkü bayanlar hiçbir şey bilmeden sadece koklayarak kendilerine genetik olarak en uzak akraba olan erkekleri tercih ediyorlar. Şimdi içimizde böyle bir bu sadece sistemlerden biri. Müthiş yani bir seçici şey sistemlerden ya. Biri. Bağışıklık sistemini kokluyorsunuz. Sadece evet koklayarak diyorsunuz ki o bağışıklık sistemiyle ilgili bir analiz bu yapılan. Bu daha çekici diyorsunuz ama bunu niye dediğinizi bilmiyorsunuz. O öyle diyorsunuz. Hani siz teninin kokusundan bahsediyorsunuz da o yüzden demek ki parfüm piyasasında ne büyük paralar dönüyor. Boşuna parfüm insan... işte bundan parfüm farklı. Değil. Aynen öyle. Parfümü ama... koklayabiliyorsunuz. Bakın parfüm de ve yanıltıcıdır bilinçli da. Bir koku yönlendirmesi var. Dediği gibi yanıltıcı. Çok yanıltıcı çünkü bu bahsettiğim koku sinyallerini siz koklayamıyorsunuz aslında. Şuurlu olarak ben de şunu koku gelmiyor size. Sizin bu bahsettiğiniz örnekte evet en idealine yöneliyor yani içgüdüsel olarak ama hani bu parfümle en ideal olmasa bile karşınızdakini tavlamak adına güzel kokmak adına tabii belki ki. De en olmaması gereken aday o kadına en yakın geliyor. Ben hep onu gençlere söylüyorum. Diyorum ki yani böyle makyaja, süse, kokuya falan çok fazla aldanmayın çünkü hani tam bir arındırılmışlık halinde dıştan herhangi bir kozmetik faktör olmadan o insanla bir araya geldiğinizde hala onu çekici buluyorsanız ondan sıkılmıyorsanız esas doğru birliktelik o. Ben şimdi modern yaşamda biraz böyle hani evlendik 3 ay sonra ayrılacağız falan durumlarını biraz buna yoruyorum açıkçası. Çok fazla kozmetik destekle bir
kendimizi her şeye benzetebiliyoruz yani. Ben şimdi bir gitsem 3 ayda Brad Pitt'e binmiyor biraz benzer mi zaten? Ya bir şeyler yaparız neticede. Şöyle de bir şey doğal değil. Evet. Bunu ne olur unutmayın. Reklama gitmem gerekiyor evet. Çünkü yönetmenim bu konuda ısrarcı. Tamam. Reklama gidelim sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ben bir de böyle aşık olunca beyinde neler oluyor onu çok merak ediyorum. Ondan sonra bir şey daha merak edeceğim. Ya şu kokuyu mokuyu almadan mesela diyorlar ya Allah ilk görüşte aşık oldum şu köşeden döndü ve ben hayatımın kadını oldum, çarpılmak. Hayatımın erkeği oldum. Ha o çarpılma yani o beyinde ne oluyor? Bazen gerçekten sizin hiç tipiniz olmayan bir insan size çok çekici gelebiliyor. Bu nedir hocam diye soracağım reklamlardan sonra. Bildiğimiz kadar konuşalım. Tamam. Beynin gizemlerini konuşuyoruz. Sinir bilimci doçent doktor Sinan Canan ve fizyolog Serkan Kara İsmailoğlu'yla. Şimdi en son aşkla ilgili konuşuyorduk. Ve siz dediniz ki insanın kokusunun aslında aşkla birebir alakası var, ilişkisi var. Hemen ben Serkan bir şey anlatacak oraya da oraya bir önemli not koymamız lazım. Koku dediğimiz şey burnumuzla aldığımız koku değil. Mesela bizim terimiz normalde kokusuzdur. Bakteri faaliyetinden dolayı o ter kokusu dediğim şey ortaya çıkıyor. Bizim aslında vücudumuz koklayabildiğimiz anlamda bir koku vermiyor ortaya. Ama yine burnumuz aracılığıyla algıladığımız ve beynimizin şuursuz tarafları tarafından çözülen koku molekülüne benzer bazı haberciler var. Bu bir insandan başka bir insana mesaj taşımak için moleküller, koklamak için değil. Ferum. Dolayısıyla şimdi parfümlerde böyle bir şey aramaya kalkan izleyicilerimiz olur diye ben bunu direkt koyayım dedim. Hı. Koklayabildiğiniz bir kokuda bu özellik yok. Bu kokusu olmayan koku sinyalleri bunlar. Başka bir şey yani. Kendi içinde tanım çok güzel değil mi? Kokusu olmayan koku sinyali. Yani gerçekten aslında burnumuz aracılığıyla bizi etkileyen konular. İşte çok fazla örnek var ki bununla ilgili kişilere korku filmi izlettiriyorlar. Çok böyle güzel romantik komedi izlettiriyorlar. İşte kol altlarında pedler var. Sonra o pedleri toplayıp koklattırıyorlar. Başka çok insanlara. İlginç. Başka insanlara tabii ki. Hangisi sence korku filmi, hangisi sence mutluluk filmi falan gibi şeklinde. Çok ilginç. Ayırt edebiliyor insanlar. Yani hani bu mutluluğun bir kokusu mu var? Veya işte korkunun bir kokusu mu var? Bilmiyoruz. Şey çok ilginç. Bir de şey var. Korku filmi izleyenlerin koltuk altı petlerini koklayanlarda stres düzeyi artıyor vücutlarında. Bunu da ölçebiliyorsunuz. Yani sadece koklayarak hani... O oradaki sinyal neyse onların bedenlerinde de korku filmi seyredenlere benzer bir stres artışı izliyorsunuz mesela. Ama tamamen bilinçsiz oluyor. Şey de çok ilginç. Şimdi korku filmi izlediğiniz zaman tamam şey de olsa düzmece de olsa vücudunuz bir tepki veriyor. İşte sempatik sistem bir şey duruma geçiyor. Her an bir şey olacakmış gibi hani kendinizi hazırlıyorsunuz. O vücut için çok güzel bir sistemdir. Sizi hani savaşmaya hazırlayan bir sistemdir. Mesela alıyorlar bu kişilerden o kokuları. Diğerlerine koklattıklarında işte hocanın dediği gibi hem stres hem de o hale geliyorlar. Ve çok ilginç. Bazı testlerde, sözel testlerde daha fazla korku kokusu koklattırılmış kişiler başarılı oluyor testlerde. Şimdi biz üniversitede ben çok severim onu. Böyle şimdi final dönemi de geldi. Öğrenci arkadaşlar tıp fakültesinde tabii çoğu bitirdi de. Böyle sınav yapılan amfiye girince bir koku vardır. Ama böyle şey koku. Nasıl işte o adrenalin, o korku, o stres. Ve o koku o kadar önemlidir ki. Ben o performansı en az %10 arttırdığına inanan bir insanım. Yani o çocukları kafese cam bölmelerle şey yapsak o kadar performans olmayabilir. Bunlar birbirlerinden de sinyal alıyorlar. Mesela bir sınava, toplu bir sınava giriyorsanız yeterli miktarda insan orada strese giriyorsa onlar herkesi strese sokabilirler aynı mantıkla. Hı. Yani bu toplumsal etkileşimin de çok önemli bir rolü aslında. Niye mesela konserlerde, mitinglerde şurada burada çok daha kolay galeyana geliyorsun? Sadece yüksek ses mi sizi etkiliyor? Ya da sadece herkes zıplıyor diye mi zıplıyorsunuz? Hayır. Orada bir ambiyans, bunun içinde biyolojik sinyaller var, bunun içinde işte zihinsel yönlendirmeler var, bunun içinde duygusal beynimizin etkileri var ki bugün daha önce çok defaatle ben ifade ettim. Siyasi tercih falan filan dediğimiz en teknik konular bile tamamen duygusaldır. Yani bunun çalışmaları çok yapılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde.
Orada biraz da kolay biliyorsunuz. Sadece iki parti var. Cumhuriyetçiler, Demokratlar, iki grup. Bu insanların seçimlerini, duygularını etkileyerek manipüle edebiliyorsunuz. Birçok psikolojik çalışma bunu gösteriyor. Hiçbir rasyonel temeli normalde yoktur bizim siyasi tercihlerimizin. Bazı şeylere, bazı kişilere duygusal bağlıyızdır. Bazı kişilerden duygusal olarak uzağızdır, nefret ediyoruzdur vesaire. Dolayısıyla bir pozisyon belirleriz. Duygusal beynimizin gücünü anladığımızda hayatımızda oynadığı rolü de fark ediyoruz. Yani çok büyük ölçekte bakarsanız, gidip mesela oy veriyorsunuz değil mi? Siyasi bir tercih kullanıyorsunuz. Bunun bile duygusal temeli olduğunu düşünürseniz aslında bütün dünya duygular üzerine dönüyor. Bütün politik hesaplar, bütün güç dengeleri bilmem neler bu duygusal beynin aslında bir ürünü. Buna böyle baktığınızda resim çok değişiyor. Yani bir siyasinin kürsüye çıkıp da söyledikleri, işte vaat ettikleri ondan sonra bunların hiçbir anlamı yok. Bakınız, mu ya? Ben birkaç tane çalışmaya katıldım. Bu nöropazarlama denen bir alan var işte. Ürünler piyasaya çıkmadan önce denekler üzerinde test ediliyor. İşte bunun içinde film de olabiliyor, afiş de olabiliyor, bir ambalaj da olabiliyor. Her şeyi denekler üzerinde test ediyorsunuz. Ve insanların ürün piyasaya çıkmadan önce bu ürüne nasıl bir reaksiyon vereceğini tespit etmeye çalışıyorsunuz. Beyin dalgaları, heyecan düzeylerini falan ölçerek deneklerin. Şimdi isim vermeyeyim, genel konuşayım ama bir tane siyasi bir afiş gösterilmiş insanlara. Göz tarama testi diye bir test var. İnsanların o afişte en çok nereye baktığını ve gözlerinin en fazla nerelerde durduğunu gösteren bir test bu. Ve bununla işte vuruş haritası diye bir şey çıkarılıyor, heat map diye. Gözler en fazla nerede duruyor? Böyle kırmızı renkte görüyorsunuz orayı. Şimdi afiş büyük bir afiş. Bir siyasetçinin portre fotoğrafı ve üzerinde vaatleri, yaptıkları falan gibi yazılar var. Afişin büyük bir kısmı yazılarla dolu. Fakat vuruş haritasına baktığınızda herkesin gözü siyasinin göz ve yüzünde geziyor. Çok az göz sadece yazılara şöyle bir göz gezdirmiş, tekrar siyasinin yüzüne dönmüş. Niye bu kadar yoğun olarak o insanlar yüze bakıyorlar? Vaatlerle bilmem neyle çok fazla o denek grubunun dahi ilgisi yok. Orada en hızlı mesaj alabilecekleri yer, çünkü bu milyonlarca yıllık geçmişimiz bize bunu dayatıyor. En hızlı biz yüzden mesaj alıyoruz, yazıdan değil. Dolayısıyla herkes yüze konsantre oluyor. Bu yüz sevdiği bir yüzse tamam diyor. Bu ne yaparsa gider. Sevmediği bir yüzse bu ne yapsa bana gelmez diyor mesela. Aslında tercihlerimizi basitçe böyle duygusal alabiliyoruz. Ve bu nöropazarlama çalışmalarının bize gösterdiği bir şey var. Sadece siyasette değil, işte şampuan alırken de bunu yapıyorsunuz. Şimdi hani ben o kozmetik ürünler... O zaman ekran yüzlerine çok büyük paralarla bir reklamda oynatmaları... Şimdi onu diyecektim zaten. Mesela gidiyorsunuz bir şampuan reyonuna, bir şampuan alıyorsunuz değil mi? Serkan Hanım'la ilgili çok güzel söylüyor. Mesela alışveriş listesini bize verseniz, beylere genellikle. Bir şampuan reyonundan şampuan almanın bir tek kriteri var bizim için. Üzerinde şampuan yazıyorsa alıyoruz yani. Ama mesela bayanlar genelde ne yapıyor? İşte bilmem ne saçlar için, şunun için, içinde bilmem ne var. Boyalılar şimdi için. Şimdi arkasını çevirip bakıyoruz değil mi? Ha. Sanırsınız ki herkes kimya profesörü. Orada gliserin, pentobarbitur bir ton bir şey yazıyor. Şimdi herkes ona bakıyor. Ama aslında ne aradıklarını kendileri de bilmiyor. Mesela bir doğal etiketi arıyor. Ya da falanca bir popüler TV yıldızının geçen hafta reklamda kullandığı markayı arıyor. Aslında aradıkları şey o. Duygusal beyin, ben genellikle buna Kıvanç Tatlıtuğ etkisi diyorum. Eğer duygusal beyin daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ile o markayı yan yana görmüşse diyor ki ya bunun diyor işte bilmem gliserini daha çok ben bunu alayım. Şimdi rasyonel beyin ona bir gerekçe üretiyor. Niye saçlarımı daha yumuşak yapıyor? Ama aslında televizyondaki reklamdan etkilendiğini kendisi de bilmiyor. Fakat ya acaba böyle bilinçaltı şunu mu söylüyor? Ben o şampuanı kullansam Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklı olacağım. İşte onlar falan hepsi artık o mesela o ikon ya da o imajla ne temsil ediliyorsa, o imajın üstüne, o kişinin üstüne nasıl bir imaj giydirilmişse, o imajı benimseyen kitlenin gene neresine hitap ediyorsunuz? Alt beynine. Yani tüketiciyi bir şeye yönlendirmek için hiç şuurla ikna etmeye kimse uğraşmaz. Yıllardır bu kimsenin uğraşmadığı bir şeydir. Ya cinsellik, ya para, ya güç, yakışıklılık falan böyle şeyleri verirsiniz ve bunlar hep orta beyin işidir, alt beyin işidir. Alt beyin işte acıktığınızda sizi yemeğe yönlendiren, işte efendim cinsel güdülerinizi falan düzenleyen yerler olduğu için orada düğmeye bastığınız anda kazanan sizsiniz. Tabii şu anda herkes aynı düğmelere basmaya çalıştığı için ortada bir karmaşa da var. Kim daha fazla düğmeye basacak? Şu anda onun yarışı var. Martin Lindstrom diye bir bu konuların uzmanı bir arkadaşın işte Türkiye'de de piyasaya çıktı. Buy.oloji diye bir kitabı var. Yani buy satın alma anlamında buy İngilizce. Nokta oloji, biyoloji.
biyolojiye benziyor biraz. Hani bu satın almanın bilimi diye. Orada mesela bir öngörüde bulunuyor. Cinsel içerikli reklamların çok mücadele edilmesine rağmen asla azalmayacağı, aksine pornografiye varana kadar şiddetleneceğini öngörüyor. Çünkü insanlara bir şey satmanızın en kolay yolu bu. Biraz önce gene konuyu getirip oraya bağlamayı başardık yalnız. Dediniz ya hani bir görüşte aşk, birden işte bir karşı cinsten birini görünce bir zillerin çalması zaten, falan filan. Mesela bu meseleye doğrudan dayanıyor. Yani o limbik sistemi bir anda ele geçiren en önemli uyaranlardan biri cinsel uyaran. Siz bunu doğru bir şekilde uyarabilirseniz ki ben buna biraz nasıl diyeyim bilginin kötüye kullanılması diyorum. Ya bunu yapmanın çok yolu var. Buna ulaştığınızda ve şöyle de bir şartla bunu da hemen söyleyeyim. Seyircilerimiz şeyi yanlış anlamasın. Biz böyle sürekli cinsel efendim düğmesi çevrilince sağa sola koşan yaratıklar değiliz çok şükür. Üst beyni yani beynin üst kontrol eden kısımları iyi eğitilmiş ya da gelişmemiş olması kaydıyla o insan kitlesinin orayı harekete geçirdiğinizde her şeyi yaptırabilirsiniz. Ama biz tuhaf da canlılarız. Kendimizi temel itkilerimize rağmen tutabiliyoruz. Bazı şeyler yapmayabiliyoruz. İşte bu da bizi insan yapan en önemli faktör. Beynin şu ön kısmı hiçbir canlıda bizimki kadar gelişmiş değil. O ön kısmında işine bakarsanız işte bunların tamamını kontrol etmek, belli bir rayda tutmak açıkçası. Bir tane izleyicimiz reklamdan önce ben hani şu aşkı anlatın dedim de orada kızmış, kız yurdu seviyesine indirmeyin diye. Neyse yani demek ki bilmiyorum aşık olmamış mı? İnşallah da aşık olur diyelim kendisi İnşallah. İçin. Şimdi o diyelim birini gördünüz ama epey de mesafe var. Dolayısıyla hani o kokusunu alma, efendim yakından görme, gözüne renk kaşına yani öyle de değil. Birini gördünüz ve çok etkilendiniz. Güm 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 kalbiniz çarpmaya başladı. Yani ne oluyor o sırada beyinde? Niye oluyor? Şimdi Sinan Hoca onu çok güzel anlatıyor. Ben de aslında anlatmak isterim ama arada bir şey kaçtı. Ona vurgu yapmak istiyorum. Tanınmakla ilgili. Tanınmakla ilgili. Hani ünlülükle ilgili. Ya illa çok büyük bir selebriti yani ünlü olmanıza gerek yok. Ya çok güzel bir deney var. Kişilere resimler gösteriliyor. Hiç alakası olmayan ünsüz insanlar. Fakat bu resimler o kadar hızlı gösteriliyor ki, mesela diyelim 5 tane resim gösterirsin. O kadar hızlı gösteriliyor ki siz onu bilinçli algılayamıyorsunuz. Yani tak 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 peş peşe gösteriliyor. Daha sonra o 5 resim birkaç kez gösterildikten sonra 40 tane resmin arasına rastgele serpiştiriliyor. Mesela o 40 resmi kişilere gösteriyorlar. Bunları tanıyor musunuz? Hayır, hiçbirini görmedim diyor. Oysa o 5 tane resim ona gösterilmişti. Diyorlar ki, şu resimlerin her birine çekicilik olarak puan ver. Bu arada resimlerin hepsi birbirine benzeyen karakter. Çok çok ilginç. Daha önce gösterilmiş o 5 resim var ya, en yüksek puanı onlar alıyor. Hatırlamıyor adam. Evet, tanıdıklık tanınma, faktörü diyoruz buna. Tanınma aşina bu aslında. Tanındıkça güzelleşiyorsunuz. Böyle de enteresan bir şey var. Çünkü o bir şekilde bir hafızada bir yer oluşturuyor. Kokuyla ilgili yine arada söylemek isteyip de hemen araya böyle sokuşturmak istediğim meseleler. Ben de konudan konuya çok atladım tabii. Orada bayağı büyük bir şey çok, yaptım. Bir anda evet. Tabii. Kokudan yürüp kulaç tatlı turdan çıkınca ben de dağıldım falan. Hayvanlar dünyasında bu çok acayip. Tek bir örnek vereceğim. Mesela fare çiftleşiyor. Hamile kalıyor. Normalde hamilelik sürecinde işte uterus duvarına yani rahim duvarına gömülür. O fetüs öyle söyleyeyim. Bu arada birinin ya telefonu ya ben bilgisayarı... Değilim. Sürekli ama olabilir. Sinyal veriyor. Hangisi? Ben değilim. Bilgisayarımış kapattım. O zaman Sinan Hoca. Kapattım. Sinan Hoca çok sinyal. gömülüyor normalde. Onun içinde büyür. Çok ilginç. Başka bir erkek farenin kokusunu duyduğu an o dişi fare onu koparıp atıyor. Yani bu kadar güçlü bir itki. Koku meselesi. Şimdi aşk meselesine gelince sözü aşkın ustadı ben. Şimdi o da bende kaldı hep. En beyinlerde o bölümü hep ben anlattığım için. Ama şöyle kısaca bir şey söyleyeyim. Aşk meselesini anlamak sadece aşkı anlamayı getirmiyor. Yani bizim beynimizin çalışma sistemini temelden anlamayı getirdiği için önemli. Biraz önce söylediniz ya, köşeden birini gördü bir anda çarpıldı. Şimdi biz insanlar olarak %80 görsel ağırlıklı canlılarız. Yani aldığımız duyusal verinin %80'i görme duyusundan geliyor. Dolayısıyla görsel canlılar olarak görme duyusu bizim için çok önemli ve bir kişiye bakar bakmaz işte onun görüntüsünü görür görmez eğer
temel yapı itibariyle, temel özellikler itibariyle bizim ilgimizi çekecek bazı kıstaslara sahipse hemen dikkatimiz o tarafa dönüyor. Şimdi bu aşk değil, bu önce bir dikkat çekme durumu. Daha sonra görsel giriş kapısından girdikten sonra sinyaller, diğer faktörler devreye giriyor. İşte biraz önce konuştuğumuz, işte kültürel seviye olabilir, feromon sinyalleri olabilir, şunlar bunlar artık ne varsa. Ve bunların sonucunda o kişiyle bağlanıp bağlanılmayacağına dair duygusal kararlar hızla oluşmaya başlıyor beyinde. Hı. Ve genellikle de şöyle bir durum var. Hani bunun tam bilimsel açıklaması nedir bilmiyorum ama genellikle ilk görüşte vurduğunuz, eğer o anda hani şey içindeyseniz, arayış içerisindeyseniz, ilk görüşte ağınıza takılan genellikle bağlanmak istediğiniz kişiye de hızla dönüşebiliyor. Bir de böyle bir durum var. Ben bunu biraz bir kapatayım, bu çok etmeye başladı. Bu Twitter'dan bayağı ama bir şeyler geliyor. Ama dopamin istediğiniz insanlar size dopamin evet, evet, dopamin geliyor hakikaten. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Bu hep demin dedik ya, duygusal beyin bizi yönlendiren en önemli şey diye. Bu Elif aşk Hanım sinyali. Diyor ki sanal alemde de birbirini görmeden yazışarak aşık olanlar var diyor. İşte ona pek aşk diye der miyiz ona, onu bilmiyorum. Ama hayal gücü giriyor ya. O müthiş bir şey. Aynen. Yani şunu düşünün. Okuduğunuz bir kitap, hangi yapım prodüksiyon ne olursa olsun, ne kadar milyar dolarlar harcarlarsa harcasın, asla sizin hayal gücünüzün o mükemmelliğini katamaz. İşte Yüzüklerin Efendisi, Aşk ve Gurur hep fiyaskodur. Niye? Herkes şeyde aman Allah'ım kitabı bunun çok güzel. Yani kitabını okuyanların gözünde fiyaskodur. Evet, çünkü senin hayal gücün o müthiş bir şey. İşte orada sanal ilişkilerin en önemli dinamiği o. Karşınızdakini tanımıyorsunuz ve işin içine hayal güçleriniz, beklentileriniz, umutlarınız girince işte müthiş bir bağ kurar. Tam ruh eşinizi oluşturabiliyorsunuz ama gerçek hayatta bu devam ediyor mu onu bilemeyeceğim. Elimde istatistikler karşılaşana kadar. Ben tabii karşılaşınca biyolojik sinyallerin her zaman üstün geleceğini düşünüyorum. Aşk meselesinde şöyle bir şey var. İşte o sinyaller orta beyninizi ele geçirdiği zaman üst beyninizi baskı altına alıyor. Onu bir susturuyor. Dolayısıyla garip bir ruh haline giriyorsunuz. Nedir o? Şimdi biyolojik olarak bunun faydasını o kişiyi bir şekilde elde etmeniz, onunla birliktelik kurmanız lazım. Çünkü şöyle ya da böyle bu cinsel uyaranlar ya da çekiciliğin mesela çok önemli olmasının sebebi, biyolojik varlıklar olarak biz aslında en temelde gen taşıyıcısıyız. Genlerimizi bir sonraki nesle aktarmamız, yani ürememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu çok temel bir güdüdür. En temellerden bir tanesi. Bunu gerçekleştirebilmek adına bütün hayvanlar aleminde olduğu gibi bizde de böyle bir mekanizma var. Aynı devreleri paylaşıyoruz çünkü. Üst beyin susturuluyor, susturulmaya çalışılıyor. Alt beyin diyor ki işte git çöllerde yuvarlan, bir şeyler yap. İşte yapabildiğin bütün maharetleri dök ortaya. İşte danslar et, bilmem ne yap. Şimdi hayvanlar aleminde de böyledir. İşte sinek dişi yetkilemek için erkek sinek etrafında dans eder, kuşlar işte şarkı söyler falan falan. İnsanda da özellikle erkeklerde böyle bir durum söz konusu. Onu da niyesini belki konuşuruz daha sonra. Erkekler bir kendini beğendirme zorunluluğu içerisindeler dişilere. Çünkü bütün, ama kadın daha cilveli. İşte bütün canlılar aleminde seçmek durumunda olan dişi. Çünkü yavru üretecek. 9 ay mesela bir hamilelik düşünün. Bunlar çok önemli yatırımlar. Dolayısıyla keyfi olarak tamam sen gel falan gibi olmaz. Dişilerin en sağlıklı, en kuvvetli vesaire erkeği seçmesi için seçici olması gerekiyor. Bunun karşısına erkeği koyduğunuzda da işte canlılar aleminin büyük bir kısmında olduğu gibi insanda da erkeğin etkileyici bir şeyler yapması lazım. Şimdi burada cilveyi kastetmiyoruz. Bizim erkek tavus kuşu gibi kocaman tüylerimiz yok. Bizim neyimiz var? Aklımız, zekamız, kıvraklığımız, bir de gücümüz. O bizde de var. Tabii, hayır. Ama bilimsel çalışmalardan şunu görüyoruz. Kadınlar, işte erkeklerle kadınlar konuşurken erkek bir espri yaptığında kadın buna gülüyorsa erkek buna bayılıyor. Çünkü onu etkileyebildiğini düşünüyor. Aha, ama tersi bir durum söz konusu değil. Yani mesela espri yapan bir kadın bir erkek güldüğü zaman onunla ilgili böyle ekstra bir şey hissetmiyor. Erkeklerde espri yapıp karşıdakini güldürebilme bir zeka göstergesi olarak seçilme faktörü açısından kullanılıyor. Bundan dolayı da hakikaten erkekler kendilerine gülen bayanlara bayılıyorlar. Yani böyle bir durum var. Hani kadınlar da bunu şöyle algılıyor. Ha bunun kafa çalışıyor, bak meseleyi buradan buraya bağlıyor falan gibi. Gülerek ona bu sinyali vererek onu beğendiğini belirtiyor. Ve erkekte, insanın erkeğinde süs biraz böyle beyindeki zeka şeklinde gelişmiş. Anlatabiliyor muyum? Aslında konuyu oraya getirmeyecektim ama bunu şeyi söyleyeyim. Yani gelmişken bir şey söyleyebilirim. Sen onu çok, söyle. Yok, çok özür dilerim. Şimdi süs meselesinde hani doğada erkekler hep süslü de.
Aslında bir tane fotoğrafımız var, bilmiyorum görme şansımız olabilir mi? Cinsiyete algılama, iki tane böyle yüz var. Onların hangisi kadın, hangisi erkek diye bir fotoğraf var. Eğer arkadaşlar onu bulabilirse. Çünkü niye? Doğada süslü olan hep erkek. Bunu daha önce de Sinan Hoca da az önce anlattı. Şöyle bir argüman var ama olur mu işte dişiler süslenir mesela falan. Kadın makyaj yapıyor değil mi? Hı-hı. Mesela bizim şu an bir makyajımız yok. Evet. Bu mu? Şimdi size ben bir soru sorayım. İzleyicilerimiz de lütfen yapsınlar. Bir ve iki numara var. Pelin Hanım sizce bunların hangisi kadın? Bir mi iki mi? Bunlar ikiz gibi. Görebiliyor musunuz? Ne bu şimdi? Ama çok benziyorlar değil mi? Evet. Konu o değil. Biri, İlk baktığınızda bunların hangisi kadın, hangisi derim? Şu KJ'yi çekeyim bakayım. Sanki... Tabii görebiliyor musunuz? Rakamlar gözüküyor mu? İşte soldaki bir, sağdaki iki artık. Evet. Tamam. Anlarız da. Hangisi kadın, hangisi erkek? Biz bunu yaptığımızda... Hayır yani şunu demeye çalışıyorum. Aynı surata bakıyorum gibi geliyor da o yüzden... Tercihte bulunsanız. Tercihte bulunsanız. Onlardan bir tercihte bulunsanız hangisi kadın, hangisi erkek? Sanki... Soldaki mi kadın gibi? Böyle soldaki sanki. Dediniz bir numara. Bir numara. Hı. Şimdi sanki soldaki mi kadın dedik. Biz bunu normalde gittiğimiz yerlerde gösterdiğimizde oran %98-%99. Çok ilginç bir şekilde. Eğer iki resim arasında tercih yapma şansınız olduğunda herkes soldakini, yani bir numarayı dişi olarak algılıyor, kadın olarak algılıyor. Aslında... Çok haklısınız. Bu yüz bir cinsiyetsiz bir yüz. Önce onu söyleyeyim. İkisi de aynı yüz. Bir kadın yüzüyle bir erkek yüzünün bilgisayarda üst üste konularak oluşturulmuş cinsiyetsiz bir yüz. İki yüz birbirinin tıpatıp aynısı fakat arada tek bir fark var. Daha bir numaralı olarak. Yüzde yüzün göz ve dudak dışında geri kalan kısmı daha açık. İki numaralı yüzde ise o kontrast, yani zıtlık çok gözükmüyor. Bakın sadece dudakların ve gözün, yüzün geri kalan kısmına olan o zıtlığı bizim onu dişi olarak algılamamıza neden oluyor eğer bir tercih yapacaksak. Zaten bu yayını yapan bilim insanlarının da argümanı şu, makyajın temelinde bu yatıyor. Bu kontrastı ortaya çıkarmak. Gözün etrafını boyamak ve dudaklar. O kontrast çünkü ne kadar olursa sizin dişiliğiniz o kadar önemli. Ya gözle dudak niye bu kadar önemli? Çünkü birçok emosyonu, yani duyguyu algıladığımız noktalar. Hatta bir de bayanlarda, kadınlarda hormonların önemli etkilerinden bir tanesi işte dudak bölgesinin aslında daha kırmızı olması. Mesela östrojenin falan yaptığı etkilerden biri bu. Dolayısıyla biz de bilmeden bu hormonal etkiyi aslında yüzden okumuş oluyoruz. Yani bu resim aslında onu gösteren bir şey. Siz mesela bayanlar makyaj yaparak aslında biraz belki şunu diyor. Bak ben daha dişiyim, birine kendini beğendireceksen gel bana beğendir gibi bir sinyal olabilir bu en fazla. Yani doğadaki süslenme ile bizim insandaki kadınların süslenmesi aslında farklı amaçlara yönelik. Kadın dişiliğini vurgulamak için bizde süsleniyor ama doğada erkek seçilebilmek için süsleniyor. Yani beni seçsin dişi. Ben genlerimi bir sonraki nesle aktarayım. Aramızda böyle bir fark var. Bizde de erkekler ne yapıyor? Bunun da en önemli kanıtı, ben hep söylüyorum. Biraz bayanlar bana kızıyorlar ama. Edebiyat, film, şiir bilmem ne dünyasına bakın. Hani bu yaratıcı işleri yapanların büyük bir çoğunun erkek olduğunu görürsünüz. Hani hep duygusallık kadınlara atfedilen bir şeydir ama şairler hep genelde erkektir. Bunu bir düşünmemiz lazım. Niye? Böyle erkekler sürekli bir beğendirme telaşı içerisindeler. Böyle bir şeyler üretiyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Gerçekten bir şeyi oluşturmada, üretmede erkeklerin altyapısı buna daha uygun. Bir şiir yazmada veya bir beste yapmada. Ama çok ilginç. Mesela uzun yıllar kadınları Amerika'da, Avrupa'da bu klasik büyük orkestralar var ya sokmadılar. 1960'lara kadar dediler ki kadınlar beceremez enstrüman çalmayı. Hakemler seçmiyordu. Daha sonra şöyle bir karar alındı. Perde konuldu. Sadece duyduklarına göre seçin denildi. Ve bir baktılar ki sadece duyduklarını bu sefer sürekli kadınları seçmeye başladılar. Yani bir ön yargı varmış. Biz şunu biliyoruz, kadın beyni erkek beyni farkında. Kadınlar ince harekette, ince motor hareketlerde çok başarılılar. İşte o enstrümanı çalmada, ona o ezgiyi vermede, o riffleri peş peşe çalmada çok çok başarılılar. Ama iş üretme aşamasına geldiğinde... Erkekler bu konuda daha üretken çünkü kadınları etkilemek için üretiyorlar.
kuş onun için işte şakıyor, o sirkesini onun için o dans figürünü üretiyor. Üretmek zorunda. Üretemezse dişinin ilgisini çekemeyecektir. Peki şimdi kadın midesiyle erkek midesi muhtemelen aynıdır. Mide. Mide. Ha. İşte kadın kalbiyle erkek kalbi muhtemelen aynıdır. İki kişininki aynı olmamakla beraber temel çalışma prensibi evet, benzer. Ha. Tabii. Şu anki bilgilerimiz. Hayır, iki kişinin, şunu demeye çalışıyorum. Yani bir kalbe bakarak bu bir kadının kalbidir diyebilir misiniz? Büyüklüğüyle ilgili belki. Büyüklüğüyle falan dersiniz. Ama iri bir kadınsa Zeyne ise yani, bu. Ha, diyemezsiniz. Peki beyinde bunu söyleyebiliyor muyuz? Çok net. Yani artık bunu şu şekilde, hani konu buraya geldi madem. Beynimizin bir cinsiyeti var. Sevgili izleyicilere bunu söyleyelim. Ve en güzel tarafı biyolojik cinsiyetimizden bağımsız. Bakın çok güzel bir resim gösteriliyor şu an. Bu çok güzel bir deneydir. Çok kısaca söyleyeyim. Mesela biz erkeklerin çok hakkı yenir. Hakkı yenir denmeyeyim de çok fazla üstümüze gelir. Ne kadar ruhsuzsunuz değil mi? Hani erkeklere hep bu kadınlar... Beni hiç anlamıyorsun. Beni hiç anlamıyorsun. Sen niye böyle beni anlamıyorsun şeklinde. Şimdi empati meselesi karşınızdaki kişinin yerine kendinizi koymak vesaire vesaire. Şöyle bir şey yapalım. Şurada bir görüntü olsun. Mesela... İşte ailesini savaşta kaybetmiş bir öksüz çocuğun bir fotoğrafı olsun. Gösterelim bunu. Hı. Erkek beyniyle kadın beyni, dişi beyni buna aynı reaksiyonu mu verir? Sonuçta üzgün bir çocuk. Şimdi bu resim onu gösteriyor. Demişler ki kadınlarla erkekleri beyin görüntüleme makinesine sokalım. Çok güzel. Ve bunlara farklı yüz ifadeleri içeren fotoğraflar gösterelim. Bu resmin alt kısmında o fotoğrafların olması lazım. Fotoğraflar çok basit aslında. İşte gülen bir kadın, ağlayan bir kadın, üzgün bir kadın, erkek hiç fark etmez. Makinenin içinde deneklere diyorlar ki Allah aşkına ne görüyorsunuz orada? Ya tanımla, duyguyu tanımla, çok basit bir denek. İşte gülüyor, mutsuz, nötr falan. Kadınlarla erkeklerin verdiği cevaplar tıpatıp aynı. Hiçbir fark yok. Yani tanımlamada hepsi bir sorunları yok. Tanımlamada üzgün, duygusal vesaire doğru tanımlıyor. Fakat beyin görüntülemesine baktığınız zaman. Şimdi kadın beyni erkek beyni yazıyor ya. Yazıya yakın olan kısım beynimizin ön tarafı. O parlayan kısımlar arka tarafı ve biz şu an beyne tepeden bakıyoruz. Yani kafamı şöyle tencere kapağı gibi aldığımı varsayın. Şöyle bakıyorsunuz beynime. Yazıya doğru olan kısım ön kısım. Bakın arka kısımda görmeyle ilgili merkezler sarı yanıyor. Bir yer yanıyorsa orada aktivite var. Ya görüyoruz zaten görüyoruz. İşte sağda solda böyle yorumlama, muhakeme alanları var. Okey, onlar da tamam. Bakın ortada açık mavili böyle kelebek gibi bir şey var ya. Hı hı. O beynin ortasında sıvı dolu bir alandır. Bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi sarıları ilgilendiriyor ama beynin ortası orası. Bakın kadın beyninde o mavi kelebeğin yanlarında kırmızı kırmızı işaretler bir yanma varken erkeğe bakın kapkaranlık. İşte o bölge programın başından beri anlattığımız limbik bölge. Duyguların olduğu yer. Yani Türkçesi. Orada erkek şalteri kapatmış. Şu kapamış. Elektrik şalter yok. Şalter yok kapamamış. Yok sanki. Şalter yok. Yok. Yani şu. Üzgün bir fotoğraf görüyor ya erkek. Ya kadın görüyor. Üzgün diyor ve kendisi de üzülüyor. O parlaklık bana onu gösteriyor. Erkek üzgün tamam yani bana ne üzgün diyor. Ha, çünkü o ışıklar üzgün. Yanmıyor. Öf. Bakın bu öf müdür değil midir bunu bilemem. Ama erkeklerin üstüne işte öp diye gelmek bu bilinçli yapılan bir şey değil. Makineye ben sokmuşlar. Ne yapayım böyle yaratılmışım mı diyorsunuz? Şimdi bakın devrede böyle bir şey görüyorsanız bunun biyolojik bir faydası vardır. Hemen böyle düşünmeniz lazım. Aynen ha bravo. Yani kadınla erkeğin ya bütün niye vücudumuz farklı, üreme organlarımız farklı niye üreyebilelim diye bu fark o yüzden var. Şimdi beyinde böyle bir fark varsa bunun bize biyolojik olarak faydası ne? Şimdi kadınlar en önemli biyolojik vazifesini düşündüğümüz zaman kadının nedir? Bebek büyütecek değil mi? En önemli biyolojik vazife olarak söylüyorum hemen. Feminist ablalar kızmasın bana ama yani ben bir biyolog olarak galiba ben de bir tuhaf baktım böyle birden. Ya ben birden tabii yani o şeyi biz biraz sosyal cahil kaldığımız için bilim konuşa o konu ayrı bir konu. Yani biz ikimiz de kadının toplumdaki yerinin çok şu anda olması gereken altında olduğunu zaten düşünüyoruz. O ayrı ama biyolojik dille konuşalım. Bebek nasıl bir şey? Siz annesiniz. İlk günlerini düşünün. Hiçbir tepki veremez, ortalığı tanıyamaz, böyle felçli gibi bir şey. Hı. Onun her halinden anlamanız, en ufak duygusal sinyalleri okuyabilmeniz lazım. Dolayısıyla beyninizin o digerkamlık yani empati sisteminin çok gelişmiş olması lazım.
Zaten genelde kadınlarda dişi beyni dediğimiz yapıda bu gelişmiş olmalı. Bunu bekliyoruz. Erkeğin normalde biyolojik olarak böyle bir görevi yok. Tamam, modern babalar bakıyorlar çocuk falan ama hani biyolojik olarak bizde böyle bir sistem yok. Niye yok peki? Bunun faydası ne olabilir? Avlandığımız dönemleri düşünün şimdi. Ceylan gördünüz mü? Belgesellerde falan ya. Ne kadar sevimli bir hayvan değil mi ceylan? Ve mesela bir ceylanın, şurada yürüyen bir ceylan görsek, mesela bayanlarla erkeklerin hemen tepki farklarını görebileceksiniz. Ay canım cicim falan, bayanlar böyle hemen ona bir sarılıp öpme güdüsüyle hareket ederken erkekler aynı şeker şeyi falan yaparlar. Çünkü mızrağı kaldırıp da o ceylanı vuracak olan erkek, eğer orada o ceylanın sevimliğine bilmemesine bir empati yapacak olsa insan ırkı diye bir şeyden bahsedemezsiniz. Erkek biraz kestirmeci olmak zorunda. Biraz sonuçlara gitmek zorunda. Mesela Serkan o şeyi keşke bir anlatsa. Evet. Şu bilişsel empati, duygusal empati. Hani Ayşe patron, Serkan çok güzel bir hikayesi var. Bayılıyorum ona. Çok güzel hocam, siz anlatın. Yani o bir bayanın dertlenme sistemiyle erkeğin dert dinleme sistemi arasında bir fark var yani. Onu bir şey yapsana, bir paylaşsana. Sen güzel anlatıyorsun. Ya orada güzel. Bizim çok büyük hakkımız yeniliyor erkekler olarak. İşte hani kadın bir sorun yaşar iş yerinde, gelir eve oturur. Bir kere erkeğin ilk en temel savunma mekanizması şudur. Görmemek, hani varsaymamak, yok ki bir şey. Hani etrafta mutsuz dolaşan bir kadın ama algılamak istemiyor bunu. Bu bir savunma mekanizması erkeğin. Ta ki nereye kadar? Ağlayana kadar. Bir kadın ağlıyorsa eğer, bir erkek artık tam tüm şarteli kapayacak. Hani Pınar ne oldu meselesi var ya, Cem Yılmaz gibi. Şimdi oturduğunuz zaman, şimdi beyinde iki tane sistem var empati kurarken. Biri duygusal empati, hocam aslında orada aynı nöronlardan belki bahseder. Diğeri bilişsel empati. Duygusal empatide beyinde farklı yolaklar aktif oluyor ve şöyle oluyorsunuz. Karşıdaki üzülünce siz de üzülüp onun duygusunu paylaşıyorsunuz aslında. Bilişsel empati dediğim şey ise şu. Karşınızdaki üzgün, bu niye üzgün ve ben bunun sorununu çözeyim. Bu. Çok ilginç. Beyinde işte diyelim bir kadın sorunu var değil mi? İşte bugün patronla kavga ettim veya hocam bana çok kızdı falan diye başlıyor anlatmaya. Şimdi bir kadın olsa onun karşısında sadece onu dinliyor. Çünkü niye? Şimdi beyni görüntülediklerinde bir bakıyorlar ki kadınlar duygusal empati kısmında kalıyorlar. Dinleyen kadınlar. Hiçbir zaman bilişsele geçmiyorlar. Erkeklerse duygusalı alıyor, hemen bilişsele geçiyor. Yani ne yapıyor? Çözüm üretmeye çalışıyor. Kendi kafasında. Şimdi şunu unutmayın. Erkekler unutmasın. Sevgili erkekler. kadınlar iki konuda inanılmaz yetenekler. Bunu bir kenara yazın. O empatinin de temeli o zaten. Yüz okuma ve ses analizi. İnanılmazlar bu konuda. Çünkü bebeğin en ufak hareketini algılayabiliyor buradan. Belki yaptığında karnı acıktı, gazı var falan filan şey yapıyor. Hatta erkeklere sürekli yaparlar ya, erkekler bunu beceremedikleri için bir türlü algılayamıyorlar. İşte Hilmi neyin var der mesela kadın. Hilmi bile bilmiyor neyi olduğunu ama kadın onu algılayabiliyor yüz ifadesinden. Gerçekten bu çok çok önemli. Şimdi konuşurken bunlar, Hilmi diyor ki ya tamam bunun patronuyla sorunu var. Ben bunu çözerim ki. Şimdi kadın anlatmaya başladığında Hilmi bir kere bunu kesiyor. Tamam, dava anlaşıldı, patron sıkıntı. Başlıyor üretmeye. Ve ürettikçe kendini de şey yapıyor aslında, çok iyi niyetli. Aa evet, karımın sorununu çözeceğim duygusuyla anlatıyor. Hafiften bir gülümseme oluşuyor içinde ama bu çok zor görünüyor. Sen beni dinlemiyor musun? Kadın bir de sırıtıyor karşısında, böyle bir adam olunca daha bir kısır döngüye giriyor. O yüzden diyorum ki sevgili erkekler. Çok samimi söylüyorum. Bakın ne kadar iyi niyetli olduğunuzu da çok çok iyi biliyorum. Ama bu yanlış bir yöntem. Halbuki o kadının karşısında Fatma diye bir kadın olsaydı. Yapacağı aynen şuydu. O anlattıkça. Gerçekten mi? Sadece bu. Kafa belirli bir açıda dinleyip. Ve bu, patronu onaylama. Kötülemek değil mi? Ya da kimisi ise o kadına. Aynen öyle. Ve rahatlayacaklar ikisi. Ve rahatlayacaklardı. Ya ben sorun çözmeye çalışıyorum. Ama yok. Kadın bakıyor ki karşısında üzüntüsünü paylaşan biri var.
Ve o onun rahatlamasını sağlıyor. Ve tabii ki, çünkü kadın anlatmak istiyor. Anlattıkça böyle belki daha bazen gaza geliyor, bazen daha bir deşarj oluyor, mutlu oluyor. Karşısındaki de onu anlıyor. Evet, ikisi birden böyle sallıyor. Bakın şimdi mesela evet, nasıl ama ne kadar güzel bir rahatlama. Mesela beyin bilimi nasıl bir sorun çözüyor şimdi? Bundan sonra beyler, yani bayanlar iyice böyle şeyi bitene, öfkesi bitene kadar ya vallahi mi vay vay bak şuna falan diye oturup dinlesinler. Yani sadece destekleyici replikler yapsınlar. O rahatlama evresi geçtikten sonra bilişsel empatiye geçip rahatlıkla çözümü de öğretebilirler. Peki siz yani şimdi bunu biliyorsunuz, yapabiliyor musunuz eşlerinize? Yapıyorum. Şöyle ben bilmiyorum Sinan ben, hocam. Ben denedim de şey oldu. Bizim hanıma da buradan oldu. Selamlarımı gönderiyorum. Ben tabii Serkan kadar yeni girdim daha bu mevzuya, çalışıyoruz. Yakında şimdi, biraz daha iyi şöyle yapacağım. Bir şey. Bunu yine erkeklere söylemek istiyorum. Ben bunu çok derinden yaşıyorum. Eşiniz veya sevdiceğiniz size bir şey anlatırken eminim aklınıza müthiş fikirler gelecektir. Boş ver, söyleme. Yani müthiş olduğundan hiçbir şeyim yok. Çünkü ben öyle. Birkaç kez bunu hatayla yaptım. Gerçekten mi? Budur hocam. Yani o kadar rahatlıyoruz ki. Çünkü kadınlar bu konuda gerçekten çok yetenekli. Ve bu doğuştan da gelen bir şey. Yani yeni doğmuş bebeklere, bebek ortada. Bir tarafında insan var, bir tarafında da dönen bir top var. Yeni doğmuş ya bunlar, birkaç saatlik bebekler. Kız bebekler, nerede insan var, o yüz nereye giderse onu takip ediyor. Erkeklerse yüzümüz umurunda değil, nerede dönen top, nerede hareket eden bir şey var, onlarla uğraşıyor. Daha ziyade dinozor beynine benziyor biraz erkek, hareketli şey değil, şeye aslında bakalım. Aslında yok, o, onun doğasında olan bir şey. Yani doğal olarak ben hep erkeklere şunu söylüyorum. Hani böyle mesela yemek yerken falan çaktırmadan başka kadına bakabileceğine, yani çapkınlık yapabileceğine inanan erkekler var ya, çok komiksiniz. Ya gerçekten çok komiksiniz. Ya bu kız çocuğu 2 saatken başlıyor yüz okumaya. Ya sana çaktırmadan bir şey yapabileceğini mi sanıyorsun? Asla. Mesela yalan söyleyemememizin falan, erkeklerin böyle yalanda beceriksiz olmasını falan. Soruyu falan tekrarlayarak vakit kazanma. Falan, yani bu esprilerin altında aslında hepsinde bu yatıyor. Yani kadınlar böyle bir donanımla doğuyorlar. Dişi beyni diyelim daha doğrusu. Böyle bir donanımla doğuyor. Evet evet, o çok erkek önemli. Erkek de farklı bir donanım. Çok çok onu önemli. Onu söylemedin çünkü, onu bir ilave edelim. Yani bu gerçekten çok önemli. Biz kadın erkek diye anlattıklarımız tüm kadınlar ve tüm erkekleri kapsayan bir konu değil. Kadın diye anlattığım her şey dişi beyinlileri kapsayan bir mevzu. Yani ben mesela dişi beyinli bir erkeğim. Bu arada dişi beyinli erkeğim deyince hani ben de farklı... erkek beyinli bir kadınım değil evet, mi? Siz öyle dediniz. Siz, evet. Yani, öyle gözüküyor. Aynen. Selamlaşma evet. Gibi oldu ama. Parmak ölçümüyle bizim sitede de bu konuda bir yazımız onu var. Onu anlatsanız da bilen vardır, bilmeyen vardır. Şimdi şu parmaklara bakıyorlar. Ay bir dakika. Şey, şu ve şu parmaklara yüzük bakıyorlar. Yüzük ve işaret parmağı. Ondan sonra bu parmak bundan eğer uzunsa erkek, eşitse dişi mi? Ve yüzük parmağı kısaysa da yine dişi beyinli. Şöyle, yüzük parmağınız eşit işaret parmağınızsa dişisiniz. Ben? Sizin erkek. Yüzük parmağınız işaret parmağınıza göre uzun gözüküyor. Bak, ama bak, tam bir ölçmek çek. Lazım. Şöyle çek bak. Elin içinden hah, evet bak, görmek şu fark lazım. Burada. Evet. Gördün evet. Mü? Ama bu parmağım kısa, bu parmağım daha uzun. Ama öyle anlaşılmaz. Çünkü alt çizgilere göre şey yapıyoruz. Ha, şuraya göre. Buradaki olay da şu. O anne karnında ne kadar çok testosterona maruz kaldığınızı gösteriyor. Bu işaret parmağıyla yüzük parmağınızın oranı. Bu testosteron da beyninizin cinsiyetini belirliyor aslında. Yani burada vurgulamak istediğimiz... Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu anlattıklarınızda ben... dişi beyne sanki daha yakınım gibi geliyor ama. Şimdi bakın, sadece biyolojik sistem değil biz yapan. Değil. En başta konuştuk ya. Aha. Bir de yetiştirilme tarzımız var. İçinden geçtiğimiz durumlar var. Şimdi erkeklerin çoğu erkek beyinli. Bayanların çoğu dişi beyinli. Bu tamam. Farklılıklar, ben açıkçası Serkan'dan sonra biraz daha bu meseleyi. Serkan'la biz en beyin yapmaya başladıktan sonra ben biraz daha buna eğildim. Şimdi ben asistan falan alırken parmaklarına bakıyorum sürekli falan. Yani ben ciddiye alıyorum bu işi bayağı. Şöyle bir şey. Bir bayanın erkek beyin özellikleri göstermesi, hani parmaktan ölçtüğünüzde işte yüzük parmağı uzun çıktı. Onun diğer bayanlardan farklı bazı algılama özellikleri olduğunu gösteriyor bize. Zaten bu bahsettiğimiz erkek dişi farklılıkları cinsel herhangi bir çağrışımı yok. Bunlar sadece bilişsel özellik. Yani bu işin farklı cinsel tercihlerle hiçbir ilgisi yok. Yani ben dişi beyinliyim dediğimde bu farklı bir cinsel eğilim gibi algılanmasın. Bu
dişi beyni ve erkek beyninin bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Bu sadece bilişsel farklılıklar. İşte üç boyutlu düşünebilme, empati şu bu işlerde farklılık var. Yani siz mesela bir bayan olarak empati yeteneğiniz yine yüksektir muhtemelen. Ama mesela erkek beynine sahipseniz eğer, hani bu tam ölçülmesi falan filan gerekiyor. Erkek beyninde normalde olan bazı bilişsel özellikler, mesela iyi harita okuma, yol bulma falan filan gibi ya da bir başka özellik sizde daha iyi gelişmiş olabilir. Ama yaşamınızın gelişim süreci içerisinde bunları hiç kullanmamışsanız, hiç eğitmemişsiniz, geride kalmış olabilir. Bu gelişimsel süreç çok önemli. Özellikle ilk 15 ay. Bu çok önemli bir zaman dilimi. Hı hı. Bu 15 ayda çünkü beyninizin bağlantıları inanılmaz derecede böyle patlama şeklinde gelişim gösteriyor. Ve 20'lerden sonra da işte 20'lere geldiğinizde neyseniz oluyorsunuz. Ondan sonra biraz bayır aşağı. Yani ben şu anda hatta üçümüz de bayır aşağı modundayız. Biraz böyle artık yavaş yavaş altyapı bitmiş. Bundan sonra eldeki altyapıyı kullanmak durumunda olan beyinsel açıdan insanlarız. İlk gelişim döneminde dolayısıyla bir bebeğe, bir insan yavrusuna olabildiğince zengin bir ortam sağlamanın önemi çok büyük. Burada hemen çok yani herkesin önemini hızla takdir edeceği bir çalışmayı çok kısaca söyleyeyim. Hı. Yeni doğan yavru fareleri iki farklı kafese koyuyorsunuz. Kafeslerden biri normal düz dibine talaş serilmiş bir fare kafesi bildiğimiz. Hı. Hayvanlar burada anneleri tarafından emziriliyor. Bir de içinde bol miktarda böyle tüneller, renkli oyuncaklar, dönen çarklar falan olan Luna Park gibi bir kafes var. Bir grubu da orada yetiştiriyorsunuz. Daha sonra bu hayvanlar biraz büyüdüğünde, 1-2 aylık olduğunda bir sürü zeka testleri yapıyorsunuz bu hayvanlara. Zengin kafeste büyütülenler hep daha başarılı çıkıyor. Şimdi ilk ortamın zengin olması, bilişsel girdilerin zihni, beyni çok fazla meşgul etmesi şöyle bir sonucu doğuruyor. Biz doğduğumuzda çok fazla bağlantıyla doğarız beynimizde. Sonra kullanılmayanlar tabiri caizse dökülür ve silinir. Kullanılanlar kuvvetlenir. Az miktarda uyarıyla karşı karşıya kalan bir bebeğin ya da insanın beyni ileride çok fazla bağlantı kaybetmiş olarak hayatına devam ediyor. Zengin bir çevrede ise çok fazla girdi olduğu için çok fazla bağlantıyı koruyarak hayatına devam ediyor. Şimdi bunun basitçe aslında bize söylediği bir şey var. Bunu eğitimciler falan zaten çok iyi biliyorlar. Ne kadar çok yönlü etkileşim altındaysa, ne kadar çok fırsat tanınıyorsa, mesela bir gence, bir çocuğa, o kadar fazla kendini farklı şekillerde gerçekleştirebilme, farklı yetenekler üretebilme şansı var. Dolayısıyla yaşamın ilk dönemleri, yani dişi beyni, erkek beyni tamam doğuştan sahip olabilirsiniz. Ama ilk dönemlerde ne yaptınız, sonraki hayatınızda çok belirleyecek. Bu yüzden beyin bilimlerinde işte şöyle bir tarafı var. Bunları biliyorsak eğer, hemen dönüp çocuk yetiştirmemize, eğitimimize, gençlere ne yaptığımıza, onlara nasıl fırsatlar verdiğimize tek tek bir daha bu açıdan bakmamız lazım. Şimdi hazır duygularımız ve beynimizi konuşurken sizin bizimle paylaştığınız görsellerden bir tanesi de gözyaşıyla ilgiliydi. Evet. Ve ben bundan çok etkilendim. Öyle mi? Evet. Şimdi gözyaşı işte soğan doğrarken de gözyaşı döküyoruz. Ondan sonra bir şeye çok sevindiğimiz zaman da ağlıyoruz. Duygulandığımız zaman ağlıyoruz. Üzüldüğümüz zaman ağlıyoruz falan. Evet. Fakat siz diyorsunuz ki o gözyaşları aslında aynı gözyaşları değil. Değil. Bir de timsah gözyaşları. Bunu bir resimle kanıtlıyorsunuz. Hoca bir şey dedi bu arada. Onu bir kenara yazalım. Ne dedi? Timsah gözyaşları demiş. Timsah gözyaşları evet. Onu unutmayalım sadece. Tamam yazdık. Görelim. Şimdi şöyle aslında üç tip bundan önce şeyi gösterebilir miyiz? Bir kadın ağlarken ya da böyle kaşının altında bir bez var aslında. Grafik çizimdi değil mi? Evet mantığını anlatmak açısından. Şimdi gözyaşı diyoruz da şimdi direkt geçiyoruz gözyaşı deyip aslında direkt geçmeyelim. Kabaca üç tip gözyaşı var çok kabaca söylüyorum. Bir bazal gözyaşı dediğinde bazal ne demek? Sürekli üretilen bakın bu çok güzel anlatıyor olayı. O üstte böyle sakız gibi gözüken şey o lacrimal bir bez işte o şey üretiyor bir sıvı üretiyor. O sıvı gözünüzün üst tabakası boyunca gözünüzün kurumasını da önlüyor. İçinde çeşitli enzimler falan da var. Ve bakın burnunuzun hemen kenarında o bir kanal var. O kanala akıyor. Şimdi bu bazal gözyaşı dediğimiz bu gözyaşı sürekli var. Şu an ben konuşurken de var. Gözümün bir kısmından akıyor vesaire vesaire. İkinci gözyaşı tipimiz refleks tipi gözyaşı. Nedir o refleks tipi gözyaşı? Gözünüze bir kum geldi, işte soğan doğrandı vesaire falan. Bu reflekstir. Çok güzel. Mesela biz fizyoloji laplarında yapıyoruz. Gözü yıkamak amacıyla. Kornea refleksi diye bir şey vardır. Mesela göz korneanıza değdiğiniz zaman bir pamuk parçasıyla
Mesela diyeyim, buna bile değseniz her iki gözünüz birden kapanır. Çünkü beyin sapına gider, oradan bir reflekstir. Şimdi gözünüze toz geldiğinde yine o refleks şey yapıyor. Soğanda da öyle bir sülfür, kimyasal türevi var. O acıtıyor. Üçüncüsü emosyon, duygusal gözyaşı. İşte gülerken, ağlarken oluşturduğumuz ve bunların içerisinde bazı kimyasallar var. Ve bunlar çok acayip kimyasallar. İşte stresle baş etmemizi sağlayan bir kimyasal var. Ondan sonra prolaktin diye bir kimyasal var. Prolaktin mesela kadında süt üretiminde kullanılan bir hormon mesela. Çok ilginç. Bayağı bir artıyor prolaktin seviyesi. Bir de sizi rahatlatacak endorfin türevleri var. Yani hani rahatlamak, ağlamak rahatlamaktır ya. Hı hı. Bunlar da var. Yani ha, bu doğru aslında. Yani rahatlıyorum tabii deyince. Tabii ki. Tabii ki, çünkü onun için o kimyasallar var. Ya sadece gözyaşını analiz ederek, içeriğine bakarak o refleks mi, normal mi, şey mi, bunu algılayabiliyoruz. Bu gösterdiğiniz resim bir kişi tarafından yapıldı. Çok da yakın bir dönemde. Gözyaşlarını toplayarak mikroskop altında bu kurutulmuş fotoğrafları olarak gösterdi. İşte burada normal gözyaşındaki o farklılığı, mutluluktaki, soğan doğradığımızda, üzüntümüzde vesaire falan çok güzel farklılıkları İçinde bakın gözüküyor kristal burada. farklı kristal oluşumları var. Mesela soğan var. Çok şey. Bileşimin farklı olduğunu görüyoruz. Çok belirgin, net. Farklı. Ama dediğim gibi bu birazcık daha işin şey kısmı, analizine baktığımız zaman o gözyaşlarının içeriğinde çok ilginç şeyler var. Ve şu da enteresan, az önce bir siyasetten konuştunuz ya, orada kullanılan bir öğedir aslında bu. Şimdi ağlamak erkekler arasında bir zayıflık göstergesidir. Hani biyolojik olarak. Biyolojik olarak tabii ki, biyolojik olarak. Fakat şöyle çok ilginç çalışma var. Arada sırada böyle bir kez ağlamak, İnanılmaz bir empati kuruyor. O kişinin aslında bilge şey olduğunu gösteren bir kavram erkekte. Evet. Sürekli ağlayan değil ama bir kere ağlayan veya iki kere neyse işte o. İnanılmaz bir bağ kuruyorlar ve son 10 yılda bu keşfedildikten sonra çok ciddi kullanılıyor. Bakın tüm siyasi dünyaya, Putin'den tutun Amerikan başkanına kadar herkesin ağladığı bir dönem var. Bu gerçekten o gücün pekiştirilmesinde çok önemli. Ağlamak aynı zamanda bir iletişim aracı. Bebekler sanırım 10. aydan sonra, onların her bir ağlama metodu farklı bu arada. Bir ses tonları var vesaire. Bir fakat de çok güzel numaradan ağlıyorlar. 10. ayda. Biz uçakta gelirken stereo dinledik. Tam bir saat boyunca hiç susmadı. İki tanesi de süperdiler ama. Ama her bence uçakta vardır onlardan. Evet, evet. Ama bu sefer stereo iki taneydi. Ay. Manipüle maşallah etmeyi 10. ayda öğreniyor. Ağlayarak anne babayı kontrol etmeyi, kullanmayı. Ha. Hatta orada da kızlarla erkekler arasında çok ilginç bir fark var. Anne ile çocuğun arasında bir bariyer koyuyorlar. Aşamayacağı bir bariyer. Kız bebekler geliyor, sürünüyor bariyerin kenarına, bakıyor, duruyor, başlıyor ağlamaya. Anne beni al diye. Anne onu alıyor. Erkek bebekler geliyor, bakıyor bariyere. Ağlamıyor. O bariyeri geçmeye çalışıyor, mücadele ediyor, düşüyor, bir tarafını alıyor, tekrar ağlıyor. Bu şekilde anne yine oluyor, alıyor onu. Bakın orada o kız çocuğu aslında hiçbir zarar görmemiş, erkek zarar görmüş, düşmüş o şeyden, o yüzden ağlıyor. Ama kız çocuk hemen o şey matematik çözüyor ve manipüle ediyor ağlayarak. Bir iletişim yöntemi olarak doğrudan kullanıyor. Genel şöyle bir kanı vardır, yani bunun bilimsel bir karşılığı var mı diye soruyorum. Genelde kız çocuklarına dair hani daha bilmiş olduklarını söylerler. Hı. Ay işte kızlar çok fena, işte erkekler sonradan açılıyor, böyle daha bir şapşal şapşal bilgisayar ilerler. Bilgisayar gelişimi daha hızlı oluyor kız çocuklarının. Bunu zaten hani erkek kız çocukları olan bütün ailelerde gözlemliyorlardır. Erken konuşur, erken yürür vesaire. Onların bu sinirlerin etrafındaki izolasyon tabakaları daha hızlı gelişiyor. Ya beyin gelişimi daha hızlı çünkü zaten onlar eşeysel olgunluğa da daha hızlı yarışıyorlar, cinsel olgunluğa. Onların film biraz hızlandırılmış gibi. Erkekler biraz daha geriden geliyor. Aslında bizim oradaki ama sorun... Ama çok güzel yakalıyor erkekler tabii, sonra. Tabii. Bizim oradaki sorun yaşa göre öğrenci gruplama gibi bir sorunumuz oluyor. Bu problemler ortaya çıkıyor. Özellikle ilkokulun son, ortaokulun ilk dönemlerinde aynı yaştaki insanlar hep bir yerde ama bunların tabii gelişimleri biraz farklı olunca ben mesela kız arkadaşlar bizi bayağı makaraya sarardı. Ben hatırlıyorum yani bizim böyle dünyadan haberimiz yokken onlar bizde bayağı bir eğlenirlerdi. Ama konuya göre de değişir. Tabii. Şimdi yani eğer söz konusu sözel bir yetenekse tamam ama başka şeylerde yani bu çok
Hani burada sakın ola ki bizi izleyen güzel insanlar şunu yanlış anlamasın. Erkekler iyidir, kadınlar iyidir meselesi değil bu. Her birinin kendine göre ya da erkek beyin, kadın beyin aslında söylediğimiz zaten çok ciddi avantajları var. Ya burada güzel olan nokta ve hani bizim de derdimiz şu. Ya bu farklardan dolayı birbirimize hani şey göstermeyelim, tahammülsüzlük göstermeyelim. İşte bakın az önce gördük, adamın beyninin ortası yanmıyor işte yani empati yaparken. Bunun üstüne gidip o adamı çok hırpalamanın anlamı peki, yok. Peki şunu sorabilir miyim? Bir de cinsel Lego yönelimin beyinle bir alakası var mı? Yani tabii tümüyle ki. Beyinle ilgili. Şimdi nasıl diyeyim? Sizin bu gösterdiğiniz beyinde hani yanmayan kısım erkeklerde... Aha. Heteroseksüelleri daha ziyade... Dediğim gibi bahsettiğimiz, bizim temel aldığımız konu hep heteroseksüellerle ilgili. Çünkü bilişsel farklılıktan bahsediyoruz. Tamam, tamam. Ben de diyorum ki yani durum farklılaştığı zaman o kısımlar yanmaya başlıyor mu? Şimdi bakın, bu güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim, bahsettiğimiz o empati yapma, karşılıklı iletişim kurma, bu işin eşcinsellik, heteroseksüel, homoseksüellikle hiçbir ilgisi yok. Bu bilişsel bir yetenek. İşte ne kadar çok testosterona maruz kaldığınız, cinsel yönelimin ne olursa olsun yine geçerli bu bilgiler. Yani bir kişi aynı bilgiler aynı şekilde geçerli. Hani dişi beyinli bir erkekse ya bu heteroseksüel de olabilir, homoseksüel de olabilir. Bu onunla ilgili bir şey değil. Eşcinsellikteki olay tümüyle farklı. Yani orada... Yani bunun beyinde bir karşılığı var mı? Var. Eşcinselliğin var. Tabii ki var. Mesela hipotalamustaki belli çekirdeklerin büyüklükleri farklıdır. Şimdi bu eşeysel olgunluğa eriştiğimiz dönemde bizim beynimizde bir anahtar açılıyor. Bu açılan anahtar işte bizim bazı eşey hormonlarını salgılamamıza ve cinsiyete dair bazı bezlerin faaliyete geçmesini sağlıyor. İşte kadınlarda yumurtlama başlıyor, erkeklerde sperm üretim başlıyor vesaire vesaire. Şimdi bunlar... Beynin hipotalamus bölgesidir esas. O biraz önce hani gösterdik ya beynin ortasındaki kısım. Onun da tam ortasında. Orası aslında beynin en temel kumanda merkezi. Öyle çok bir merkez ki yani işte susamanızdan tutun, kızgınlığınıza kadar, öfkenize kadar her şeyi orası yönetiyor aslında hormonal olarak. Ve bizim bütün hormon sisteminde orkestra şefi orası. Yani ta böbrek üstü bezinizden tiroidinize kadar her şeyi orası yönetiyor. Tam şimdi merkezi. Orada tabii aynı zamanda bu eşey ya da cinsel hormonlarını salgılayan bölgeler de var. Şimdi tam olarak şeyi bilen ben rastlamadım. Hani benim özel çalışma alanım değil ama biz de literatürü takip ediyoruz. İşte hipotalamusta paraventriküler çekirdek işte diyelim homoseksüel cinsel eğilimleri olanlarda biraz daha küçük bulunmuş. Ama bu küçüklüğün buna doğrudan davranışsal nasıl bir yansıması olduğunu ya da arada köprüyü kurabilmiş değiliz. Beyinde bir farklılık olduğunu biliyoruz ama herkes de değil, bazılarında. Ve bu konuyu çalışmakta şöyle zor bir kısım var. Bu sadece hani dıştan fenotipik dediğimiz bizim dış görünüşle ayırt edebildiğiniz bir şey değil. İşin bir psikolojik tarafı var, psikolojik tarafı var, bir biyolojik tarafı var. Şimdi bazen tercih olabiliyor, bazen yönelim olabiliyor. Dolayısıyla bunları birbirinizden ayırmanız zor bir konu. Benim çok uzmanlık alanımda değil. Hani ben acaba çok net böyle hakikaten fotoğrafını gördüğünüzde evet diyeceğiniz, hüküm verebileceğiniz bir bilimsel şöyle durum var, böyle, var mı diye var. Ben merak ediyorum. Mesela şimdi hipotalamusta inah diye işte bunun açılımı var. Bir çekirdek grubu var mesela. Şimdi bu çekirdek grubunun çok net bir karakteristik özelliği vardır. Beyinde bir bölge burası. Böyle zeytin çekirdeği gibi de düşünebilirsiniz. Tipik bir erkekte, yani heteroseksüel bir erkekte bu 4 gruptur. 1 ve 2 neyse çok önemli değil. Bunlar detay. Bayağı büyüktür. Yani böyle mikroskobik kesitlerde çok net görürsünüz. Kocaman kocaman dururlar. Bunlar kadınlarda, bakın erkek beyni, dişi beyni bahsetmiyorum. Bu o değil. Tümüyle cinsel olarak kadınlardan erkek bahsediyor. Ve kadını kastediyorum. Erkekte çok büyük, belirgin şekilde gözükürken heteroseksüel bir kadında bunlar gözükmüyor bile. Çok çok küçükler. Homoseksüellerde baktıklarında çok ilginç. İkisinin arasında eşit bir boydalar. Baktığınız zaman. Şimdi o eşitlik birçok farklılığın oluşmasına neden oluyor. Mesela şöyle ilginç çalışmalar var. Sırf hipotalamus nedeniyle, farkı nedeniyle erkek kokusunu işte kadınlara koklattığınız zaman hipotalamusta belirli bir bölge aktifleşiyor. Hani siz onu algılamasanız da aslında dişide o bir uyaran yaratıyor. Alıyorsunuz o kokuyu, erkeğe koklatıyorsunuz, sıfır, hiçbir tepki yok.
Ha mesela eşcinsellere bir erkeğe diyeyim, onu koklattığınızda o da tepki veriyor. Yani aslında merkezde farklılıklar var. Ama şunu da çok net söylemekte fayda var. Bu gerçekten hani çok özel ve üstünde ciddi araştırmanın yapılması gereken bir konu. Bizim bu konuya şöyle dokunmada bir çekincemiz var. Onu da hemen söyleyeyim. Biz çünkü erkek beyni, dişi beyni falan anlatınca bu sorular çok geliyor. Şimdi bu zaten sosyal olarak ciddi bir problem. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu konuda çok fırtınalar kopuyor biliyorsunuz. Bilimselcilik ya da scientifizm dediğimiz bir şey var. Bir şeyin bilimsel kaynağını buldunuz mu? Aha ben bunun her şeyini çözdüm diye ortaya çıkan bir zihniyet yapısı var. Şimdi bu çok hatalı bir yaklaşım. Çünkü biyolojimize dair o kadar az şey biliyoruz ki. Yani bunun içinde diyelim bu heteroseksüelliği, homoseksüelliği ya da farklı cinsel yönelimlere göre bir şey bulduğunuzda o belki bir sonuç. Ama siz nedeni bulduğunuzu zannedebiliyorsunuz ve bunun üzerine bir sürü yorum üretmeye başlıyorsunuz. Açıkçası bilim tarihi bundan çok sıkıntı çekti. Hı hı. Ta Almanların o öjeniks meselesi bile işte Hitler'in peşine gittiği şey bile böyle acil bilimsel sonuçlardan çıkan şeyler. Dolayısıyla önce eğer bu konuyu ele alacaksak bireysel bazda ele almamız gerekiyor öncelikle. Yani herkesin beyninde işleyen bir bilmem ne işte homoseksüellik mekanizması gibi bir şey bulmayı beklemeden önce sorunu bireysel ele almak lazım. Bu insanın ihtiyaçları durumu nedir? Hı. Hani tıp bireyseldir ya, hastalık yok, hasta vardır gibi bir şey söylenir hani. Burada tabii ki bir hastalık durumundan bahsetmiyoruz ama çözmemiz gereken sorun daha bireysel aşamadan başlamalı. Bir şey söyleyeceğim. Çok genel şeyler söylemek sakıncalı bence. Not almışım, arada kaynamasın ama timsah gözyaşına geri döneceğim ama siz söyledikten sonra döneyim isterseniz. Yok, benimki başka bir konuya geçiyorum. O zaman ben timsah gözyaşını ben resmini çok yaptım unutmayayım diye. Çok net şunu söyleyeyim. Hoca timsah gözyaşı dedi. Aslında baktığımız zaman doğaya hani insan gibi ağlayan canlılar yok. Ya gorillerle, gorillerin belki ağlayabileceği üzerine şey var, söylemler var ama literatüre de geçmiş bir timsah gözyaşı diye bir şey var. Nedir o timsah gözyaşı? Yalandan ağlamaya değil mi kasteden bir şey? Niye olduğunu hakkında bir fikriniz var mı mesela? Şimdi bu çok ilginç. Literatüre kaç? 15. ya da 13. yüzyıl karıştırıyor olabilirim. Kusuruma bakmasınlar ama. 200 yılda iyi karıştırdın. Yani Fransız rahibin literatüre soktuğu bir şey bu. Bakıyor bir timsah bir canlıyı yerken gözünden yaşlar akıyor. Ve diyor ki ya hani üzülüyor olamaz ya sen bunu yerken bir de ağlıyor musun şeklinde timsah gözyaşları literatüre oturmuş. Şimdi belki de oh be karnım doyuyor diye sevinçten ağlıyordur hayvan. Ha. Bununla da ilgili çok yorum var fakat şöyle enteresan bir varyasyon olabilir orada, bu %100 değil. Şimdi biz çeşitli vücudumuzda böyle sıvı üreten bezler var. Az önce gördük ya kaşımızın altında gözyaşı üreten bezler var. İşte dil altlarında, çene altında da tükürük bezleri vardır. Siz ağzınız, çene hareketi başladıkça onlardan ağzın içine sıvı tükürük pompalanır ve siz o besini daha iyi sindirirsiniz. Ağızda başlar sindirim bir şekilde. Orada da kimyasal sindirim başlar. Söylenene göre, dedim ya bu %100 değil. Hani halen bu konuda şeyler var. Timsahlarda yanlış bir varyasyon sonucu tükürük bezine gitmesi gereken işte sinir uçları gözyaşı bezlerine gidiyor vesaire. Çok düz bir mantıkta anlatmaya çalışıyorum. Doğal olarak her çene hareketinde ağzın içine salgılanması gereken o tükürük sıvıları gibi olan sıvılar gözyaşı olarak akıyor. Göz yani aslında bir varyasyon. Salgılanıyor. Aslında o ağzın içine akıtılması gereken tükürük gibi de kabaca bir. Yani dalga geçtik ama hakikaten de yemekle alakası varmış meselenin. Hani mutlu olduğu için akmıyormuş gözyaşı ama doyduk diye de oluyormuş. Peki şimdi yine çok merak ettiğim bir hususu size soracağım. Hazır duygular ve beyin, ama bu konuda bir araştırma var mı yok mu hakikaten bilmiyorum ama hani vardır ya böyle ay duygularını gözünden okurum insanın. Gerçekten de yansır yani, böyle mutluysak ayrı bir bakarız. Hı hı. Ondan sonra üzülüyorsak, hatta birisi aman gözünün feri sönmüş denir. Ondan sonra gözler kalbin aynasıdır denir. Bu beyin hakikaten bizim farkında olmadan gözlerimize bir şey yapıyor mu ki o duygu durumu gözlerden okunuyor? Sadece gözünüze değil, her yerinize yapıyor. Şimdi bizim siz diyelim, demeyelim öylesiniz zaten, profesyonel bir televizyon figürüsünüz. Şimdi buraya çıktığınız zaman hani evdeki gibi davranmıyorsunuz değil mi? Bir değişik bir şekle giriyorsunuz. Bazı ritüelleriniz var. Bazı burada yaptığınız özel hareketler var. Bunları evde yapmıyorsunuz. Burada bir görüntü çiziyorsunuz. Ben mesela derse çıktığımda
sadece evde pijamalarımı çıkarmıyorum. Belli davranışlarımı da evde bırakıyorum. Derste daha farklı bir şeyler yapıyorum. Şimdi kendimizi içine koyduğumuz bazı durumlar var. Fakat bunları yapabilmemiz için içerideki o duygusal beynin belli bir sağlıklı bir noktada çalışması lazım. Siz, sizi özellikle iyi tanıyan bir insanın karşısında, üzgün olduğunuz bir durumda, ne kadar profesyonel yeteneklerinizi kullanırsanız kullanın, o kişi ne kadar bu yeteneğinin farkında olmasa da sizin üzgün olduğunuzu okuyacaktır. Özellikle karşınızdaki dişi beyne sahip biri ise. O okuma yeteneğinden dolayı. Vallahi sağ olsun izleyicilerimiz bile onu artık okuyorlar. Onu kesinlikle okurlar. Sizin mesela sürekli sizi takip eden insanlar var. Ve bu insanlar sizin ruh durumunuzu şu iki boyutlu televizyon ekranından bile okuyabilirler. Doğru. Çünkü şöyle bir şey var bizde. İşte çok meşhur bir deney. Bu Liv Taylor'ın resmi vardı bizde örnek olarak. Evet, Liv Taylor'ın resmi var. Ve biz de ekipçe böyle bugün şapşal şapşal buradan mı baksak ne fark göreceğiz? Hepimiz oturduk onu anlamaya çalıştık. Ya, işte böyle deneyler var mesela insanlara. Tüh buradan da güzel falan şimdi gelecek o. İnsanlara mesela bayan resimleri gösteriyor işte erkekleri alıyorlar aslında çalışmaya. Aslında gösterip soralım hocam. Hadi tabii. Soralım dur ben yani merak ediyorum. Geldiğinde. Bu arada şeyi de söyleyeyim ben hani bu geldi. Geldi. Işte. Şimdi bakın bu bilinçli algılayabileceğiniz bir şey diyor. Önce o yüzden çok kasmamak lazım. Sizce aslında ben bunu tabii Sinan Hoca'ya sorayım. Sayın Sinan Canan. Liv Taylor hangi resim? Soldaki mi sağdaki mi sizin için daha çekici? Resim gitti tam inceleyemedim resim ama. Resim gitti bana yani, göre sağdaki. Bir baktım da. Size göre sağdaki daha çekici. Evet kesinlikle. Bana da sanki soldaki ama yani. Gerçekten. Soldaki sanki daha ablak gibi duruyor. Sağdaki daha hoş. Ya tabii şu anda monitörü olan uzaklığımız da bizi biraz yanıltıyor olabilir. Resimler tıpatıp aynı tek bir farkla. Buyurun hocam. Şimdi Photoshop'la göz bebeklerini biraz büyütürseniz. %20 oranında. Fark edilmeyecek derecede. Bunlardan hangisini yapılmış bu arada bilmiyorum. Ben sol dedim doğru mu söyledim? Sol. Net göremiyorum. Ama mesela doğru ben de tespit etmişim. Şimdi şöyle bir durum var. Hiçbir şey bilmeyin insan hakkında. Sadece insan olun yeter. İnsanın erkeği özellikle diyelim. İşte koydunuz böyle 20 kişiyi. Bu tip 10'ar tane fotoğraf gösterdiniz. İkisi aynı gibi gözüküyor. Seç birini dediniz. Beyler genellikle mesela demin benim yaptığım gibi sol taraftaki fotoğrafı seçiyorlar. İkisini aynı görmelerine rağmen. Neden bunu seçtin diye sorunca nesnel bir açıklamaları yok. Bu diyorlar yani belli bir sebebi yok. Fakat iki fotoğraf arasında eğer yakından bakacak olursanız Liv Taylor'ın göz bebekleri soldaki fotoğrafta bir Photoshop marifetiyle birazcık büyütülmüş. O siyah bölge var ya gözün ortasında. %20 birazcık değil. Yani biraz %20. Uzaktan bakma açısından birazcık. Şuurlu olarak doğrudan algılayabileceğiniz bir fark değil bu. Kesinlikle. Normal insanlar için. Şimdi biz fizyoloji derslerinde şöyle bir şey yapıyoruz. Göz bebeklerinin büyüyüp küçülmesi bizde önemli bir derstir. İnsanlara bunu anlatırız öğrencilere. Nedir efendim? Karanlık bir yere girdiğinizde daha net görebilmeniz için gözler genişler. Korktuğunuzda ya da strese girdiğinizde daha iyi görebilmeniz için yine gözler büyür. Bir de karşıdakini çekici bulduğunuzda ya da cinsel olarak uyarladığınızda yani heyecanlandığınızda yine göz bebekleri büyür. Şimdi bunu biz fizyolojide uzun uzun anlattığımız bir şey bu. Ama insan türünün neredeyse bütün erkeklerinde böyle bir yetenek var. Bu fotoğrafa baktıkları zaman diyorlar ki beyinlerin içinde bir yer bunu diyor. Kendileri farkında değiller. Soldakini seç. Ya soldakini seç. O zaman benim sağdakini seçmem normal yani yanılmış olmam öyle mi? Ya çok iyi şimdi... Venedikli kadınlar aslında bunu çok güzel keşfetmişler 100 yıl önce yani bir sürü yıl önce 1800'ler falan işte Atropa Belladonna bir bitki bu Türkçesi güzel avrat otu olarak geçiyor. Güzel avrat otu denmesinin nedeni de aslında isminde gizli kadınları güzelleştirdiği düşünülüyor. Bir kere çok zehirli bir bitki. Onu söyleyeyim. Hatta biyolojik savaşta bile kullanılmış. Sinir gazı falan yapılan bir şey. Yani. Bayağı ciddi bir zehir bu. Fakat kadınlar, özellikle Venedikli kadınlar bunun bir özütünü çıkararak göz bebeklerine damlatıyorlar. Ve göz bebeklerine damlattıkları zaman göz bebekleri büyüyor. Şimdi göz bebekleri büyüdüğü zaman şimdi göz bebeğin büyük olmasının ne alakası var? Yani acaba estetik bir şey midir falan? Şimdi kadınla erkek karşı karşıya konuşuyor. Şimdi karşımda konuştuğum kadının eğer göz bebekleri büyümüşse bir kere ben bunu bilinçli olarak algılamıyorum. Ama beynimin içindeki yapı diyor ki karşıdaki kadının göz bebekleri büyüdü. Bu arada bunlar yukarı gelmediği için ben hiçbir şeyden haberim yok. Ben kadını dinliyorum.
Şimdi göz bebeği ne zaman büyür? Hoca az önce söyledi. Sempatik sistem dediğimiz ortada bir tehlike varsa, herhangi bir şey varsa, bir hareket varsa göz bebekleri bir büyür. Çünkü daha fazla ışık girmesi gerek. Daha iyi analiz etmek için. Şimdi beynim diyor ki alttan yahu karşıdakinin göz bebekleri büyümüş. Bir şeyler oluyor falan. Kadın senden hoşlanıyor. Hayır o da değil. Ya bir şey var ortada bir şey var. Kadının göz bebekleri büyümüş. Başlıyor benim kalbim hızlı atmaya. Çünkü ortada bir tehlike olabilir. Bu bir sinyalizasyon. Hmm. Ben ondan o sinyali alıyorum. Ve benim kalbim hızlı attıkça ve o korku öğesinde etkisiyle beraber ben o kadından etkileniyorum. Asıl soru şu. Ya Venedikli kadın bunu nereden biliyorsun sen? Hani fizyoloji mi okudun, doktora mı yaptın, ne yaptın? Aslında çok basit. Muhtemelen atropa zehirlenmesiyle ölen kadınların belki bir güzelliği vardı. Bu içinde atropin diye bu arada bir madde var. Tıkladık. Bu kullanıyor. Şeyde göz doktorları da göz muayenesinde aynı şeyi damlatırlar. Göz bebekleriniz büyür, böyle için daha rahat görürler. Atropin normalde gözü daraltan sinirleri felç eder geçici bir süre. Onların etkisini ortadan kaldırır. O yüzden böyle hiç göz muayenesine gittiğinizde size de yaptılar mı bilmiyorum. Bir süre ortalığı net göremezsiniz. Hmm. Işıl ışıl gözükür her şey falan. Hani o kontrolü kaybedersiniz çünkü. Burada da yapılan şey o. Suni olarak o öz suyundaki atropinle göz bebeklerini büyütmek. Ama bu o kadar kadim bir bilgi ki bakın fizyoloji, mizyoloji bununla ilgili hiçbir şey bilmeden hissetmekle önce. Hissetmekle ilgili. Ha, insanlar bunu kullanıyorlar. Burada esas önemli olan şu. Ta içeride bir yerde bir fizyolog oturuyor aslında. Yani siz bunu hiç eğitmenize gerek yok. O iki fotoğrafa baktığınız zaman sizi sürekli öbürüne yönlendiriyor. Siz aradaki farkı görmesiniz. Peki mesela şunu kullanıyor musunuz? Hani göz bebekleri gerçi hani bizim gözümüz koyu ama hani Serkan Bey'in gözü mavi olduğu için hani açık renkli göze sahip birinin karşısına ya bu benden hoşlanıyor gibi yapıyor. Dur bakayım göz bebeği büyüdü mü falan diye oradan hakikaten ipucu alabiliyor muyuz? Şunu da söyleyeyim göz bebeği tek işaret değildir. Bu arada. Beden dili falan araya bir sürü şey giriyor. Sadece bir örnek üzerinden konuşuyoruz ama bu beden dilinden okuduğumuzda da çok fazla şey var yani. Şimdi şey var mesela bizi izleyenler bundan sonra yani bu konuyu dinleyenler bundan sonra dikkat etsinler. Dizilerde böyle epik sahneli dizilerde mesela Game of Thrones'dan birkaç sahne koymuştum. Karşınızdakini etkilemek istiyorsanız ya o heyecan katmak istiyorsanız ona işte o göz bebeklerinin büyümesi ya ortamda bir hareket var, bir şeyler var vesaire falan. Hmm. Dizilere dikkat etsinler. Bakın burada eğer birazcık daha büyütürsek şimdi Game of Thrones'un 3 ana karakteri. Şimdi ya tabii buradan görmesi çok zor ama karanlık ortam ve aydınlık ortam dediğim kısım o bir karşılaştırmak için. Hmm. İşte bakın pupil göz bebeği büyüdüğünde nasıl gözüküyor? Daraldığında nasıl gözüküyor? İşte benim de çok sevdiğim işte kalesi orada. Hepimizin kalesisi. Yani bilmiyorum Game of Thrones izliyor musunuz ama ben hiç izlemiyorum altta abi. Cersei var. Eğer yakından bakma şansınız olursa hepsinin pupilli göz bebekleri genişlemiş durumda. Bu reklamlarda da kullanılıyor, dizide de tabii kullanılıyor. Şu anda standart bir Photoshop tekniği onu söyleyeyim. Mesela parfüm reklamında bir bayan kullanacaksanız göz bebeklerini hemen tıklayıp büyütüyorsunuz. Yani bunu standart yapıyorlar artık. Mesela bir araba reklamı var. Ben slaytlarımda gösteriyorum şu anda yanımda değil ama aşağıda araba, üstte bir bayanın iki gözü var. Normalde baktığınızda iki tane göz ama göz bebekleri kocaman. Yani buna o gözle baktığınızda normalde eğitim olmayan birisi o göz bebeklerine dikkat bile etmiyor ama diyor ki arabaya bak. Kadının göz bebeklerini kocaman yapmış. Benim bundan almam lazım. Of nelere maruz kalıyoruz ha. Bir şey söyleyeceğim. Siz niye belki başaramadığınızla da ilgili olabilir bu. Hani sağ ya bir kere çok uzaktı. Ayrı bir mesele de. Yeni okudum bunu hocam. Tersi etkili olmuyor. Mesela kadınlara göz bebeği genişletilmiş erkek gösterdiklerinde ve normal gösterdiklerinde kadınlar normali tercih ediyor. Çok ilginç. Ha bu erkeklerde mi işliyor bir tek? Yani tabii erkeklere ki yönelik işliyor. Erkekler çünkü daha hassas bunu tespit ediyor. Şöyle kadın şöyle yorumluyor. Yazarlar öyle söylemiş. Yani bunun pupilleri büyüdü bu tehlikeli. Hani sadık tabii olmaz şey olmaz şimdi gibi yorumlayabiliyor. Şimdi de düşünün erkek güçlü. Çok enteresan. Erkek yani bedensel olarak güçlü. Kadınla bir diyelim sadece cinsel değil her türlü saldırı yapabilir ama cinsel saldırı durumunda da yine aynı sinyal var. Dolayısıyla kadının yüz okuma yeteneğiyle de bunu birleştirin. Dolayısıyla kadınlarda olan şey çok daha komplike. Erkeğinki çok basit. Bakın hiç bilmeden diyor ki soldaki resim bu bana daha güzel bakıyor. Ya bu kadar. Yazık adam. Ya adamın erkekleri, bu yani. Erkekleri göze atropin damlatırken görmeyelim. İşe yaramıyor ya. Kadınlar da yapmasın tabii de. Ama böyle enteresan hikayeler. Peki böyle
kadınların renkleri böyle daha geniş skalada algılaması bu böyle estetik kaygısıyla mı alakalı? Şimdi orada ben derdimi bir anlatabilir miyim? Sen çok lütfen anlat. Zaten o dert en çok beni vuruyor şimdi gene yaparım. Aslında evet ya ben burada not dağılmıştım size de soracağım ama bir yandan anlatayım. Aslında hocaya önce sorayım. Hocam söyleyeceğim kelimeler sizin için ne ifade ediyor? Lame. Parke gibi bir şey herhalde. Sizin için bir şey ifade ediyor mu? Lame. Tabii ki. Tabii ki. Ya benim için de hiçbir şey ifade etmiyor. Tabii ki derken şu anda kendimi çok kötü hissettim. Dore. Dore. Çizgi film karakteri. Falu. Lame Dore. Lame Dore. Evet. Lame anlıyormuş gibi yapayım ben bari. Ben şimdi, kesinlikle yani rol yapmıyorum. Bunların ne olduğu konusunda hiçbir şey yok. Muhtemelen bizi izleyen değerli erkek izleyiciler de söylediklerimin belki Latince bir sinir hücresi vesaire olduğunu düşünebilir ama bunlar renk türleri. İşte falu kırmızısı diye bir şey varmış. Dore rengi de fuşya pembesi. Ama fuşya biliyordur. Fuşya'yı duydum. Fuşya. Ama ne olduğunu gösterseniz bilemem şimdi, yani. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bir belgesel sincap maymunları hakkında diyelim. Diyelim değil, var böyle bir belgesel. Sincap maymunlarında dişiler sürekli toplayıcıdırlar. Bunlar bitki yerler, meyve yerler, özür dilerim. İşte baktığınız zaman bunların hayatlarına dişiler sürekli ağaçların tepesindeler. Garibim sürekli meyve topluyorlar. Erkeklere bakıyorsunuz, hayda hepsi aşağıda birbiriyle dövüşüyorlar, oynuyorlar, eğleniyorlar yani. Şimdi baktığımız zaman belgesel deriz ki ya bak işte görüyor musun? Orada da kadın işte yemeği yapıyor, topluyor falan filan. Mesela baktığımız zaman dışarıdan çok yanlış bir görüntü bu. Erkekler çok mu sorumsuz? Niye çıkıp dişilere yardım etmiyorlar? Çok ilginç. Erkekler o maymunlarda... Hiç ilginç değil. Hayır, çok ilginç. Şundan dolayı çok ilginç. Renk körü. Yani renk körü ne demek? Bir kere onu bir açıklayayım. Şimdi gözümüzde 3 tane renk körü numarası yapıyor. Yok yok çok net çok net. 3 tane pigment var. RGB diye geçer. Red, green, blue yani kırmızı, mavi, yeşil. Yeşil. Bunlar tüm bu gördüğümüz o renk dünyası bunların aslında birbiri üzerinde çalışmasıyla ilgili. Bu ki buna trikromat denir. 3 tane olduğu için. Bunlar garibim dikromat. Yani bunlar kırmızı ile yeşili ayırt edemiyorlar bu maymunlar. Doğal olarak daldaki meyveyle yaprağa gitse de ayırt edemez. O nedenle bunu ama dişilerde böyle bir sıkıntı yok. Şimdi kadınlar, insanda da böyle aslında. Kadınlarda ve erkeklerde genetik olarak farklılık şudur. Kromozom düzeyinde kadınlar 2X'ten oluşur, X ve X. Erkekler X ve Y'dir. Şimdi bu X kromozomuyla taşındığı için. Şimdi kadının bir X kromozomunda bir sıkıntı olsa diğer X'i tamamlıyor. Renk körlüğü sorununu hallediyor ama erkek garibim. Eğer bir X'inde bir sıkıntı varsa hapı yuttu. Çünkü başka bir X'i yok. Y'si var. Mesela renk körü testi aslında belki burada göstermek faydalı olabilir. Renk körü testiyle ilgili biz yine yani bunu... Erkeklerde aslında daha sık görüyoruz değil mi renk körlüğü? Tabii tabii. Görülme sıklığı daha fazla. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın burada gözüküyor. Şimdi renk körlüğüyle ilgili biz bunu fizyoloji laplarında gösteriyoruz ama burada göstermemizin şöyle bir faydası olabilir. Bazı insanlar renk körü olduğunu bilmiyor olabilirler. Çünkü seyircilerimiz hani, arasında seyircilerimiz da. Arasında da olabilir. Hem de bunu tekrar etmiş oluruz. Mesela Sinan hocamı okutalım. A'da ne yazıyor hocam görebiliyor musunuz? A'da 12 yazıyor. Şimdi bir kere bunu herkes aynı görüyor. Bu tamam. Renk körü de olsa 12 görüyor bunu herkes. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü arada sadece kontrast farkı var. B'yi Pelin Hanım siz okuyabiliyor musunuz? 29. 29 doğru, sağlıklı bir göz. Renk körleri bunu 70 olarak görüyor. Çünkü renk körleri yeşille kırmızıyı ayırt edemiyorlar birbirinden. Yani B harfini 70 olarak gören varsa bir ihtimal renk körü olabilir. Hani bu %100 bir şey söyleyemeyiz. Bu arada renk körlüğünün çok farklı tipleri olduğunu da söyleyelim. Tipleri de var. Çok hani, kabaca hani. Bu sadece çok yaygın olan bir kırmızı yeşil renk körlüğü testidir bu mesela. Aynen. Ama başka renklerde de çok farklı kombinasyonlarda renk körlüğü ya da renkli zayıflıkları olabilir. Mesela D. Hani izleyicilerimizin anlaması açısından. Ben D'de bir şey göremiyorum. İşte D'de zaten bizler bir şey göremiyoruz. Renk körleri görüyor. Renk körleri D harfinde 5 rakamını görüyorlar. 5 mi görüyorlar? Evet, 5 görüyorlar. Şu anda siz görmüyorsunuz, ben de görmüyorum. Ama kırmızı yeşil renk körleri onu 5 olarak görüyorlar. Şimdi
Bu çok enteresan. Yani beş görmüyorsunuzdur umarım sevgili izleyiciler. Görüyorsanız bir göz doktoruna gözükmenizde fayda var. Şimdi neye geleceğim? Çok ilginç. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda şunu gösteriyor. Kadınların %10'unda genetik olarak dördüncü bir fotoreseptörden bahsediliyor. Yani o RGB, kırmızı, mavi ve yeşili ilaveten yine kırmızının bir tonu olan yeni bir şey var. İşte o nedenle kadınların renk skalası müthiş. Ayırt edebiliyorlar. Tabii tüm kadınlar erkeklerin değil. Erkeklerin göremediği. Tabii ki. Öyle mi? Ya bizim hep aynı renk. Bununla ilgili çalışmalar var. Bir sürü denek iki renk arasındaki farklılığı ayırt edemiyor. Ama işte o dört tane olduğu zaman ki %10 dediğim gibi görülme sıklığı onlar fark ediyor. Belki de tüm modanın temelinde yatan bu şey tartışmasında. Belki görebilenlerle göremeyenler var, bilmiyorum. Evet, yani bu da yine bayanlara bu akşam cesaret verici bir şeyimiz olsun. Baya baya bir donanımlı geliyorlar bu dünyaya, yani onu söylememiz lazım. Fuşya. Evet ya, şöyle de bir şey var. Nedir fuşya? Ben mesela evde bir ceket ararken diyorum ki gri ceketim nerede? Bizim hanım diyor ki senin gri ceketin yok ki. Ya nasıl yok ya, benim gri bir ceketim var. Arıyoruz tarıyoruz, diyor ki şu mavi olan mı diyor mesela. Ben bakıyorum hakikaten maviye çalıyor gibi ama benim için onların tamamı gri. Benim mesela 4 tane gri ceketim var ama bizim hanım onları farklı renklerle isimlendiriyor. Biz buna alışıyoruz dolayısıyla. Yani bunun biyolojik kökenini de bildiğinizde kavga etmeye gerek yok. Kesinlikle. Şimdi izleyici sorularından bazılarını size yöneltmek istiyorum. Lütfen. Sonra çünkü bana gerçekten... Cihazım ses çıkarıyor, açamıyorum. Hocam sürekli açın açın. Onun yok mu sesini açmak? Vallahi kapatamadım, bilmiyorum. Düğmesi. Bugün bir bana itaat etmiyor, bir değişik bir durum var. Şimdi hep böyle merak edilir. Tweetniksar, beynimizin gerçekte %10'unu kullanıyoruz diye zaten sevgili izleyicimiz bilgi olarak bizimle paylaşmış da. Bunu hemen söyleyelim, böyle bir şey yok. Onu size sorayım. Böyle bir şey yok. Beynin her yeri, beynin çalışmayan hiçbir yeri yoktur. Aynı anda bütün beyin çalışmaz yalnız, onu söyleyeyim. Beynimiz şöyle bir şey, metabolik olarak çok çok aktif bir organ. Çok fazla enerji tüketen bir organdır. Fakat... fasılalı olarak çalıştığı için, her saniye beynin farklı bir yeri devrede olduğu için vücudunuzdaki bütün oksijeni çok şükür çekip tüketmiyor. Ama beynin %100'ü diyelim bir dakika boyunca çalışsa diğer organlarınızda hiçbir şekilde oksijen falan bırakmaz. Komple emer götürür. Şöyle bir şey var. Kapasite olarak beynimizi bugün bildiğimiz kadarıyla neredeyse hiç kullanmıyoruz bakın. Kapasite olarak. Bunu hafıza olarak alın, işte duygusal olarak alın. Her türlü düşünebilirsiniz. İnsan beyninin ve zihninin kapasitesi inanılmaz bazı örneklerle gördüğümüz gibi çok acayip. Mesela savantlar var. Bu bir bakışta bir şehrin üzerine helikopterle geçiriyorlar. Adamı ondan sonra bir stüdyoya alıyorlar. En ince detaylarına kadar şehrin bütün resmini bu adam çizebiliyor. Şimdi bu da bir insan. Bunun da bir beyni var. Ama biz bunu yapamıyoruz. Niye? O işte savant dediğimiz böyle otizme benzer bir durumu var o kişinin. Ve dikkatini o kadar hızlı yoğunlaştırabiliyor ki o şehrin bütün detaylarını bir fotoğraftan çok daha komplike biçimde zihnine kaydedebiliyor. BBC'nin bir belgeseli vardı yanılmıyorsam. Bu da BBC'de söylediğim. O da mı BBC'deydi? Hep böyle hani üstün yetenekli mi diyeyim ya da işte bizden farklı olan insanları ve o yeteneklerini anlattıkları şey yapabiliyordu bir tanesi. Müziği duyuyor ve onun için o müzik ya da o ses renklenebiliyor. Hı hı. Evet. Bu çok etkileyici bir şey. Bir tanesi... şeye göre, ısı durumuna göre vücut ısısını yükseltebiliyor ya da düşürebiliyor. Yani hepimiz mesela kutupta ne yaparız? Donarız değil mi? Şey yapabiliyor, isterse böyle atletle falan dolaşabiliyor. Bunu yapabiliyor. Şimdi ilk söylediğiniz... Onu sen anlatmadan önce şunu söyleyeyim. Bu örnekler çok ama bu örneklerle ilgili yanlış bir şeye varıyoruz biz. Bunlar insan zihninin bozulduğu durumlarda, yani bazı özelliklerinin iyi çalışmadığı durumlarda diğer özelliklerin abartı çalıştığı halleri bize gösteriyor. Bize bunun verdiği örnek şu. Bizim kapasitemiz çok büyük aslında. Fakat normal yaşantımız içerisinde bizim ihtiyaç duyacağımız kadarını kullandık mı bize yetiyor. Şimdi normalde var ya, bir savant gibi resim çizmek isteyen birinin biraz otistik olması lazım. Yani onu kabul ediyorsanız mesela o oraya doğru ittirin diyebilirim ben. Denge hali en güzeli. Yani zihninizin dengeli bir biçimde hayatınızı sürdürebilecek, işte merak ettiğiniz şeylerin çözümüne size ulaştırabilecek bir ritimde çalışması en güzeli. Çok teşekkür ederim bu görüntüyü getirdiğiniz için. Benim de aklımda olanlardan biriydi. Bu telekinezi çalışması. Mesela şuna inanırız biz. Diyelim ki bu adam kaşığı büküyor ya. Hani evet. Sanki beyninin daha fazla
sınıf kullanabiliyor işte %10'luk bilinen kapasitesinin üzerindeymiş gibi. Bu şöyle, bunu şöyle söyleyeyim. Bakın buradaki gördüğünüz görüntülerin büyük bir kısmı ya hileli ya illüzyon. Telekinezi deniyor buna. Uzaktan cisimleri hareket ettirebilme. Ve bunu da beyin gücüyle yapıldığı genellikle iddia ediliyor. Çözülemeyen birkaç vaka var. Biraz önce kaşık büken arkadaş muhtemelen Yuri Geller'de herhalde. O fenomen bir vakadır yani, özel bir vakadır. Fakat zihnin böyle maddeye... Evet, bu Yuri Geller. Bu adam çok meşhur bu işte. Üzerinde bunu çok çalıştılar. Ciddi hani enstitülerde falan deneyler yaptılar. Bunu nasıl yaptığını çözemediler. Ama bu gördüğünüz videolar internette çok fazladır. Bunların büyük bir çoğunluğu kandırmacadır aslında. Ve zihnin maddeye bu şekilde etki etmesi konusunda bizim bildiğimiz herhangi bir yöntem yok. Yani bir enerji çeşidi yok. Bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama enteresan adamlarda yok değil. Bunların açıklamasını beyin bilimciler şu anda bilmiyorlar. Onu söyleyeyim. Şimdi ama böyle bir şey şu bir örnek arada kaynamasın. Çünkü o çok çalışılan da bir örnek. Dediniz ya duyduğu müziği renk olarak görüyor. Şimdi hoca tam savantlardan bahsetti ama sizin bahsettiğiniz bu özellik sinestezi. Tabii. Adını verdiğimiz çok özel bir durum. Şimdi Sinan Hoca bebeklerin beynindeki gelişimden bahsetti. Hani onları bir zengin çevrede geliştirin ki yetenekleri artsın diye. Şimdi bebekler müthişler. Öyle gözükmüyorlar ama müthişler. Gerçekten müthişler. Doğduklarında kafalarının içinde bir sürü bağlantı var. Ve tabiri caizse o bağlantılar genetik bir kodlamaya göre budanıyor. İşte belirli kesimler kesiliyor, alınıyor falan filan ve işte belirli bir şablona doğru büyüyor o çocuk. Çok ilginç. Bazı duyuların arasındaki etkileşimler ortadan kaldırılamıyor. Ve bu insanlar... Bazı kişilerde. Bazı kişilerde tabii ki. Ve bu insanlar çok özel insanlar olabiliyor. İşte sinestezi dediğimiz kavram bu. Mesela bu arada sinestezi kelime anlamı olarak birlikte algılamak demek aslında. Estezi algılamak, sin birlikte. Farklı duyuların aynı anda birbirine karışması gibi bir anlamı var aslında. Şimdi bunu aslında burada vurgulamak belki güzel olabilir. Çünkü birçok sinestezi, yani sinestetik nasıl söyleyeceksek artık, bunun farkında değil. Mesela rakamları şey görmesi. Renk olarak. Renkli görenler var. Haftanın günlerini farklı renklerde görmemiz. Pazartesi adam mavi olarak hissediyor. Tabii. Pazartesi onun için mavi. Şimdi ben burada hemen şu, herkes kendini bir test etse, şimdi bütün insanları böyle zannediyor olabilirsiniz ya da bunun üstüne hiç düşünmemiş olabilirsiniz ama bazı kavramlar, fikirler ya da uyaranlar sizde biçimsel ya da koku olarak ya da ses olarak bir karşılığı olabilir. Ben mesela haftanın günlerini neden bir tarafı açık kandil simiti gibi düşündüğümü, bu sinestezi mevzunu bilene kadar bilmiyordum. Ben haftanın günlerini böyle bir simit gibi düşünürüm sürekli. Haftayı sayarken de sürekli o simitin üzerinde sayarım falan, böyle garip bir şey. Nasıl hani, çarşamba simidin ne işte oluyor? İşte şurasına geliyor ama yani simit de değil. Yani simite benzeyen bir şey. Bu hani kavramsal soyut bir şey benim kafamda. Ben haftanın günleri dediğimizde biri bana çarşamba dediği anda o simitin orasını görüyorum mesela. Bunun bana çok bir faydası yok. Fakat şöyle bir durum var. Bu kavramsallaştırma ve duyular arasındaki çarpışıklık bazen çok işe yarayabiliyor. Ve insanlar eğer bunun diğer insanlarda olmayan kendilerine has farklı bir özellik olduğunu bilirlerse ilginç bir şeyler yapabiliyorlar. Bir örnek vereyim. Meşhur fizikçi, Nobel ödüllü Richard Feynman vardır. Bu kuantum elektrodinamiğinin kurucusu. Kendisi bu meseleyi öğrenene kadar bütün insanların böyle olduğunu zannedermiş ama Richard Feynman kendi kitabında da bahsediyor. O karmaşık kuantum fiziği formüllerini renk tonları halinde görüyor Feynman. Ve matematiksel işlemden ziyade renkleri birbirine uygun ifadeleri bir araya getirerek bir ressamın palette renk karması gibi yeni denklemler türettiğini söylüyor. Sinestezik olarak kuantum fiziğini yapıyor. Mesela onun zihni bilmiyorum, böyle çalışıyor. Eğer fizikle ilgileniyorsanız belki tabii. Hayatı şeyi de gösterebilir. Çünkü mesela elimizde olabilir bazı görseller var sinesteziyi hani algılamamız açısından. Böyle beşler ikiler gibi gözüküyor olabilir. Şimdi biz ona uzun süre baktığımızda önce o siyah olana bakarsak bunlar çok kısa süreli gösterildiğinde kişiye kişi onun farkını algılayamıyor. Normal bir insan. 5 ve 2 formları birbirine çok yakın. Çok yakın, ters. Karışık aralara yazdığınız zaman serpiştirilmiş. Kaç tane 5, kaç tane 2 mesela. Mesela bu. Şimdi bunu çok kısa süre, şimdi uzun süre bakarsak arada ikiler gözükür ama şu bir saniye gösterip geri çektiğimizde
Normal bir kişi bunu çok net göremiyor. Yani hepsi işte beşmiş gibi geliyor gibi, değil mi? Ya neyse. Aradaki fark çok net ama sinestetik biri olayı yani şöyle görüyor. Bundan sonra bir örnek olabilir. Renkli olanı. Renkli olarak. Çünkü onlar mesela böyle görüyor. Bakın biz orada ikinin o örüntüsünü hayatta göremezdik kolay kolay. Ama orada üçgen gibi bir yapıda burada bir şeyi vurgulayayım yalnız. Beşi hangi karakterle yazarsanız yazın, hangi renkli boyayla evet. yazarsanız yazın, bundan bağımsız olarak hep o kırmızı bir sinestezik 5 denildiğinde de kırmızı renk görüyor. Yazılı basılı bir 5 gördüğünde de ona bir kırmızı renk atfediyor. Çünkü onda sayılarla renkler birlikte algılanıyor. Böyle bir beyin özelliği şimdi bu. Peki bütün bu insanlarda hep 5 kırmızı mı yoksa siz şimdi öyle seçiyorsunuz? Hayır, şu anda örnek olarak. Kişiye göre değişiyor. Tabii. Lame yani, rengi de olabilir. Tadını da alıyor olabilir. Biraz mesela 5 gördüğünde limon tadı alıyor da olabilir. Hatta bazı matematiksel işlem yapan ve dahi gibi gözüken insanlar var işte. 8 haneli alıyor böyle çarpıyor falan. Mesela oradaki onun çok kolay bir pratik yöntemi var. Adam onları renk renk görüyor. Farklı renklerde görüyor. Tat olarak, işte, koku olarak bunu hepsini şey düşünebilirsiniz. Yani renk duyulardan biri görme duyusu. Yani sayı renge atfedilebildiği hatta gibi. Hatta bizde de var. İşitmeye vesaire her şeye karışabilir. Normal insanların sinestezinin nasıl bir şey olduğunu hissetmesi için aslında bizde de sesle, işitmeyle görsel alanın birleştiği bir sinestezi örneği var. Çok ünlü bir sinir bilimci var. Ramachandran diye. Onun literatüre daha önceden de girmişti. Onun popülerleştirdiği bir konu. Kiki Bauba diye bir kavram var. Belki resmini bulursa arkadaşlar. Şimdi size iki tane şekil göstereceğiz. Ve soracağız. Şimdi bu şekil ne? Bunları bir harf gibi de düşünebilirsiniz. Mesela bir uzaylı alfabesi. Ramachandran bunlar Marslı alfabesi falan diye de böyle bir espri yapıyor. Ve size soracağız. Onların hangisi Kiki, hangisi Bauba diye. Hiçbir fikriniz yok. Yani böyle bir şey görmedim. Ben bunu galiba yayından önce görmedim. Hı. Var mı böyle bir görselimiz? Kiki Bauba yok mu? Kiki yani iki böyle tane. Film diyor ki, çizeriz. Tam anlamadım diyor. Çizelim Kiki, bir dakika ben kağıt vereyim. Kiki, sinestezi Kiki ben, Bauba. Ben size diyor. Hemen çizeyim şöyle bir tane. Şöyle bir şekil bu yapalım. Bu mu? Bu. Çizdik. Tabii ki sağdaki Bauba, soldaki Kiki. Ha, niye? İşte. Bu alfabeyi biliyor musunuz? Hayır. Ne alaka? Ben çok... İçimden öyle geldi. İşte sinesteziye hoş geldiniz. Hoş sinesteziye geldiniz. Giriş bir. Şimdi burada olay şu. Ramachandran diyor ki ya ben bunları hayatımda görmemişim. Niye işte sivri olana Kiki, daha böyle yuvarlak hatları olana Bauba dediniz. Ya niye böyle bir şey diyoruz? Aslında bu da sinestezin çok küçük bir örneği. Ki. Bu sanki sert köşeli sesinde. Gibi bir şey. Sert bir şey var. Sadece sesten o sertliği alıyorsunuz ki görsel o birliktelikle beraber diyorsunuz ki ha ucu sivri olan Kiki olabilir. Diğeri de Bauba. Böyle bir geniş şeyi var. Ya bu %99 böyle şey tabii, veriyor. Tanırsınız. İşte bu duyular arasında böyle bir alışveriş zaten var. İşte o yüzden müzik, sanatta falan bu zaten kullanılan bir şey. Ama işte bunun çok ileri halini düşünün. Yani gördüğü herhangi bir harfi bir koku olarak algılayan bir insanın durumunu düşünün. Ve çoğu insan böyle bir özelliği varsa da sanıyor ki bu herkes de böyledir. Ancak özel evet, testlerle evet. falan ortaya çıkarılabiliyor. Kadir Bey demiş ki kızım 6 yaşında harfleri sayıları tersten yazıyor. Nedeni ne olabilir acaba? Tersten derken sırayla mı? Evet. Daha açıklayıcı olsa. Bu kadar yazmış. 5'i 2 gibi benim mi benim oğlum da bir ara yapıyordu onu. Bazen işte disleksi dediğimiz bir okuma yazma bozukluğunda da bu görülebiliyor ama yeni okuma yazma öğrenen çocuklarda işte bazen bu başlıyor. Şimdi aileler interneti çok aktif kullandığı için her aile çocuğuna hemen disleksi tanısı koyma konusunda son derece meraklı. Ama meraklanmasınlar. Özellikle benim gözlemleyebildiğim kadarıyla ve literatürden de baktığım kadarıyla iki elini aynı düzeyde kullanan yani ambidexter dediğimiz çift elli kişilerde bu biraz daha uzun süre devam ediyor. Normalde çocuklar ilk yazmayı öğrenirken işte E'leri, S'leri ters yapma eğilimindeler. Ama bu belli bir zaman sonra ortadan kalkıyor. Çok uzun sürerse bu iş tabii ki bir uzmanın görmesi lazım. Disleksinin işaretlerinden bir tanesi. Bu arada disleksi ismi biraz kötü gibi. Hani dis biraz olumsuzluk tanısı. İşte bu sözlü iletişimde ve yazmada bozukluklar anlamına geliyor. Çok meşhur disleksikler vardır. Bunlardan bir tanesi de Albert Einstein'dır. Onu da söyleyeyim. Hmm. Yani disleksik olmak her zaman kötü bir şey olmayabilir. Bir de çok kısa bir şey söyleyeyim. Hani bebekler... Dedim ya müthişler, biz fark edemiyor olsak da
Aslında bebekler o yapılar budanmadığı için her bebeği potansiyel olarak sinestezi vakası gibi algılayabiliriz. Şöyle ve bir şey, çok özür dilerim hocam, onu söyleyeyim. Bir bebek, ileride bu kesinlikle kullanılacaktır. Ortamda nerede böyle soylu bir cisim, nerede özel bir insan var, bunu fark edebilir. Gidip o vazoyu kırar mesela özellikle. Bakın, benim şöyle bir hipotezim var. İleride, mesela diyelim siz kanalınıza birini alacaksınız. Çok iler. Bu benim tümüyle hayal gücüm, hipotezim. Bebekleri kullanacaklar. Çünkü bebeklerin özel insanlara ve özel objelere yönelme gibi çok güzel bir huyları vardır. Yani mesela atıyorum 4 tane kişiyle konuştunuz. Karar veremiyor musunuz? Koyun ortaya bir bebek. Bu benim tümüyle kişisel uydurmamdır. Onu baştan tekrar söyleyeyim. Hangisine yöneliyorsa emin olun o kişide ciddi bir potansiyel ekstra bir şey vardır. Olabilir. Bebekler müthiş yani. Bu arada bebeklerin hayal dünyasını hayal ederken şöyle düşünün. Bütün duyuların birbirine karıştığı bir dünyada yaşıyor bu çocuk. Luna Park. Karnaval. Luna Park gibi. Sesler, yani bir ses duyduğunda o ses kokuya, bir işte renge, bir şeye karşı, yani her şey, bütün duyular birbirinin içerisinde. Maalesef o karnavaldan sonra meydana gelen bu damla bugünkü işte tatsız tuzsuz dünyaya dönüşüyor. İşte ses sadece ses işte. Peki bebek güzelle çirkini, iyiyle kötüyü, mesela ahlaklı bir davranışla ahlaksız bir davranışı ayırt edebiliyor mu? Ya da ne zamandan itibaren biz bunu kullanmaya başlıyoruz bu yeteneğimizi? Bebekler, yani sadece insan bebekleri değil. Özellikle memeli grubunun yüksek sınıf canlıları, bu primatlar, maymunlar vesaire, yavruları büyük oranda doğuştan gelen bir adalet, efendim eşitlik, ahlaklı olma davranışı ve seçimiyle doğuyorlar. Bunun zaten hani milyonlarca yıllık canlılık sürecini düşündüğünüzde tür için çok büyük bir faydası var. Ahlaklı olmak, yardımlaşmak, işte kendine benzerlerin akrabalarını korumak vesaire gibi davranışlar türün devamında çok önemlidir. Dolayısıyla bunlar sürekli desteklenen özelliklerdir. Ve Serkan anlatır şimdi o testleri. Yapılan birçok testte, hatta bazen adına ırkçılık diyebileceğiniz kadar benzerini tercih etme, adaletsizliği arıza yapma, kötülük yapanı cezalandırma gibi daha doğuştan getirdiğimiz birkaç aylık bebeklerde gözlemleyebildiğimiz davranışlar var. Biz bu davranışların büyük çoğunluğunu doğuştan beraberimizde getiriyoruz gibi gözüküyor bugünkü bilimsel kanıtlar. Peki ne zaman bu değişiyor? Ne zaman ahlaksız oluyoruz diye. Yani şunu demeye çalışıyorum. Çocuklar biraz acımasızdır. Acımasızlık şöyle, şimdi bakın, itkilerle hareket ederler. Mesela karıncayı marıncayı falan öldürür, bilmez, koparır. Ne bileyim, şimdi, alır sürekli vurur. Her çocuk öyle yapmayalnız. Biraz da çocuğun erken dönemindeki öykünmelerine ve etrafındaki uyarılara dikkat etmeniz lazım. Ben bir kere televizyonda bir program izliyordum. Bir psikiyatrist anlatmıştı. Yani bunu belki Yankı Yazgan mı anlattı? Biri anlattı ama aklımda hayal meyal kalmış. Şöyle bir hikaye. İşte çocuk karıncayı öldürüyor. Ondan sonra baba diyor ki, yani çocuğum niye öldürdün karıncayı? Yazık değil mi? Günah değil mi? Bak onun da annesi babası var. Çok üzülecekler. Merak etme baba, onları da öldürdüm. Yani o zaman nasıl doğuştan geliyorsa bu, bakınız, nasıl olabiliyor? Bu öyle bir şey değil anlattığımız. Şimdi çocuk o karıncaları ezerek, belki öldürerek, karıncanın öldürülmemesi gereken, işte biyolojik zincirde bilmem ne bize böyle faydalı olan bir canlı olduğunu falan ileride öğrenebilir, o değişebilir. Ama burada bahsettiğimiz şey kendine benzeyeni seçmek gibi otomatik bir davranış. Ya da işte neydi o videolarda vardı, böyle bir kukla oynatıyorlar. Kukla da işte bir tavşan öbürüne kötülük yapıyor. Ondan sonra çocuğun karşısına koyuyorlar ikisini. Küçücük bebek bunlar. Şimdi tavşan nasıl kötülük yapıyor? Yani şey, kukla işte bir şey yapıyor. Onu da vurgulamak lazım. Bir kutuya giriyor işte fare ya mi? Ya daha doğrusu yok, kutuyu açmasını önlüyor. Yani şimdi ortada bir tane kukla var. İşte yanında bir tane mavi tavşan, diğer yanında da yeşil tavşan. Renkleri hatırlamıyorum, belki görüntüleri de çıkar. Şimdi yeşil tavşan şey yapıyor, kutunun kapağını kaldırmasına yardımcı oluyor. İyi tavşan. İyi tavşan oluyor. Mavi ise o açmaya çalışırken kutuyu kapattırıyor. Ya böyle enteresan bir durum. Sonra bebeğin önüne tutuyorlar, sen hangisini seçersin diye. Ortadaki kuklaya yardım eden tavşanı seçiyor
bebek burada. Ben ona hiç inandırıcı bulmadım o videoyu. Sonra da siz dediniz ki ya ne inandırıcı bulmadım. Bu bilimsel bir çalışma yani. Çok önemli bir kanıttır. Güvenmekten başka bir şeyimiz yok. Acaba kaç bebek üzerinde denediler? Çok. Çok. Yani bunlar zaten tek bebek üzerinde yapılmıyor. Tabii çok sayıda bebeğin görsellik sizi yanıltmasın. Ortalamasını bir, görüyorsunuz. Şey sadece yani bizlerin algılaması için belki birazcık daha ana sahnelerin gösterildiği yer. Ama sonuçta bu Hakemli dergide yayınlanmış. Tabii. Ya kolay değildir makale. Bunların bir sürü bebeği toplamak, o deneyleri yapmak hakkında zahmetli şimdi işte. Şimdi sizin bizimle paylaştığınız videolar arasında ben şu maymunla ilgili olan... Süper bir şey yani. Evet, o ne acayip şimdi bir şey. Aslında ben o maymun şeyine kadar olan kısmını... Frans de Waal çok önemli bir bilim insanı. Sinan Canan da kendisini çok sever. Aslında burayı oynatmadan önce ben buraya kadar olan kısmı bir anlatırsam çok daha anlaşılır olacak. Bunlar bir maymun türü. Şimdi bu maymun türlerinin şöyle bir özelliği var. Salatalığı yiyorlar. Küçük küçük salatalıklar var. Seviyorlar da bu salatalığı. Bu maymunlara şöyle bir davranış öğretilmiş. Maymunlara taş veriyorlar. Maymunlar bu taşı deneyi yapan kişiye geri verdikleri zaman ona bir tane salatalık veriyorlar ödül olarak. Yani maymun taşla salatalık satın almayı öğreniyor. Doğal olarak taşı veriyor, salatalık alıyor, mutlu. Şimdi deneyi yapanlar şunu merak ediyor. Acaba eşitlik ilkesi sadece insanlara mı özgüdür? Mesela iki maymun yan yana dursun. Kafesleri ayrı. İşte bir maymuna taş karşılığı salatalık verelim. Mutlu. Diğer maymuna salatalık verelim. Mutlu. Hiçbir sıkıntı yok. Peki sonra deneyimizi değiştirelim. Ne yapalım? Bunlar üzümü daha çok seviyorlar. Yani salatalığa göre tercih ediyor. Üzüm onlar için daha keyifli bir besin. Maymunun birine taş karşılığı üzüm veriyorlar. Diğerine yine salatalık veriyorlar. Normalde salatalığa ses çıkarmayan maymun... Hatta memnun olan hatta maymun. Hatta memnun olan maymun yanındaki maymuna üzüm verildiğini görünce bakın neler oluyor. Şimdi o görüntü belki buradan oynatabilirsek. Bakın deneyi yapan kişi taşı veriyor. Bakın. Şimdi taşı aldı, birazdan deneyi yapan kişiye verecek ve salatalık alacak. Bakın üzüm aldığını gördü diğer şeyde. Hemen aldı taşı, geri veriyor. Üzüm bekliyor. Üzüm bekliyor. Salatalığı alınca bakıyor yanında üzüm var, deneyi yapana geri fırlatıyor. Kızıyor. Bak, çıldırıyor yani. Çıldırıyor. Bakın yandakine yine üzüm veriyor. Hey ho, üzüm. Şimdi burada müthiş bir şey var. Bakın tekrar taşı alacak birazdan. Bana taş ver diyor. Bakın taşı duvara vuracak birazdan. Acaba bu sahte mi? Bana niye salatalık veriyorlar diye. Yine salatalığı alınca bakıyor yine yanda üzüm var. Geri al, atıyor senin olsun yani. Salatalığını başına çal. Lanet müthiş olsun bir şey. Falan diyerek. Salatalıktan mutlu olan bir hayvan yanındakine üzüm verildiği an deliriyor. İşte eşitlik ilkesinin çok enteresan bir yansıması. Hayvanlar bunu algılayabiliyorlar yani. Frans de Waal'u Sinan Canan çok sever. Evet, çok fazla da kitabını okudu. Bonobolarla ilgili falan çok çalışma yapmış birisi. Zaten şöyle bir durum var. Hayvan davranışlarını çok güzel bilirseniz, ne kadar iyi doğayı bilirseniz daha doğrusu doğayı, insanı da aslında o kadar iyi anlayabiliyorsunuz. Çünkü benzer devrelerle çalıştığı için davranışlar doğuştan getirdiklerimize sonradan neler kattığımızı daha iyi görebiliyoruz. Benim şöyle bir genellikle iddiam vardır. Aslında bunu tek ben dile getirmiyorum. Tabii birçok davranış bilimci bunu söylüyor. Biz doğduğumuz zaman bazı biyolojik özelliklerle geliyoruz dünyaya. Daha sonra bunları yaşamsal tecrübe içerisinde bir kültüre, işte bir takım öğrendiklerimize göre dönüştürüyoruz. Hı hı. Şimdi bizi insan yapan özelliklerden biri de şu. Yine bu tip çok işte basit deneyler var. Çocukları işte diyelim siyahi olan, zenci olan çocuklara karşılarına oyuncaklar koyuyorlar. Çocuklar ya da kişiler koyuyorlar. Çocuklar genellikle siyahileri tercih etmeli mi de, beyaz çocuklar beyazları tercih etmeli mi de. Mesela böyle bir şeyi doğuştan gösteriyorsunuz. Niye? Benzerini seçmek. Biraz önce Serkan da söyledi. Mavi gözlerin mavi gözlerle ahbaplık kurması daha beklenen bir şey. Fakat biz büyüdükçe o hani dünyadaki bütün insanların insan olarak değerini kavramaya başladığımız o insani seviyeye geçtiğimizde o ayrımların ortadan kalkması gerekiyor. Dolayısıyla o ayrım primatlara, bebeklere özgü olabilir. Ama insanlar arasında ayrım yapan bir erişkin insanın yeteneklerini kullanamama suçundan mahkumdur. Yani orada ciddi bir suç var. Hı hı. O insani anlayışı devreye sokmamış demektir. Bu peki, da önemli bir kısım. Yine izleyici sorusu Mücahit Seyrek diyor ki beynimizin bize tepki olarak verdiği zihin oyunları hakkında bilgi edinmek istiyorum.
Evet. Hani yani böyle halüsinasyon beynimiz... bazen ya da çok beklediğimiz birini gördüğümüzü zaman ama ben gördüm falan yani. Ya halüsinasyonlardan öte zannediyorum bu sorunun esas şeyi, esas noktası hani bu göz yanılmaları falan. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Biz mesela yeni Serkan bir video paylaşmıştı en beyinde. Perspektif diye bir video. İşte orada bir şey var. Böyle bir oda, bir işte sandalye, koltuk vesaire bir şeyler. Ama sonra bakıyorsunuz kameranın perspektifine göre aslında koltuk minyatür bir koltukmuş da kameraya çok yakın olduğu için onu büyük görüyormuşuz falan gibi. Şimdi göz yanılmaları, işte illüzyonlara böyle kurban olmamız falan insanlarda çoğu zaman şöyle bir şey uyandırıyor. Ya beynimiz bu kadar aciz mi yani, bu kadar kolay mı kandırılabiliyoruz biz? Hemen gözümüzü boyayabiliyorlar. Şimdi bizim beynimizin, hep tekrar ediyorum, gene tekrar edeceğim. En beyinlerde bizim açılış cümlemizdir bu. Beyni bilgisayar, bilgisayar falan olarak düşünerek çok büyük bir hata yapıyoruz. Beynimiz bizi hayatta tutmak için kafamızın içinde bulunan bir hayatta kalma donanımıdır. Bizi şu dünya şartlarında en iyi şekilde nasıl yaşarız? Bunun programlarını içerir ve yolda yeni programlar yükleriz biz buna. Şimdi bu programların içerisinde tabii ki efendim minyatür bir koltuğu büyük bir koltuktan ayıracak hazır bir yazılımımız yok. Niye? Biz binlerce yıldır böyle bir illüzyonla karşı karşıya kalmadık. Ya da besinimizi böyle bir odada aramak durumunda kalmadık. Hı hı. Doğal ortamda mükemmel çalışan bir sistem var. Ama tabii ki doğal ortamın dışında algıyı manipüle ederek bu beyne her türlü kandırmacayı yapabilirsiniz. İşte illüzyonistler o yüzden bundan bayağı bir para kazanıyorlar. Bu bir zayıflık değildir. Bu sadece doğal ortamının dışında sahnelenmiş bir şeyle duyularınızı kandırmaktan ibarettir. Duyuların ne kadar kuvvetli ve ne kadar optimal olduğunu anlamak isteyen doğaya çıksın. Hı hı. Doğada renk algımızdan, işte koku alma yeteneğimizden vesaire birçok özelliğimizin bizi nasıl hayatta tuttuğunu çok iyi görecek. Ama tabii bugün işte televizyonlarda gördüğümüz şeylerin falan çoğu doğal hayatta karşılaştığımız şeyler olmadan bunlara pek hazır değiliz. Ne görsek kanabiliyoruz mesela, böyle de bir zayıflığımız var. Arzum Hanım demiş ki maymunların durumu bana çocukların kıskançlıklarını hatırlattı. Aynen evet. Öyle biz evet. Şimdi perdelemeyi öğrendik o kıskançlıkları ama onlar nasıl hakikaten dışa buluyorlar? İnsanın gelişimi dediğimiz şey biraz bu. Hani insani gelişim dediğimiz şey bundan oluşuyor aslında. Evet, bir başka izleyicimiz... Ay ne kadar zor bir isim. Neyse Tese diyelim. Şimdi diyor ki bir uzvunu kaybetmiş birinin hayalet bir uzvu olduğunu iddia etmesi, hani beyindeki ilgili bölgelerin iç içe geçmesi gibi mi bir soru sormuş. Ya da şunu söyleyelim, hani bacağını kaybetmiş birinin işte diyelim ayağının kaşındığını söylemesi gibi. Ben çok konuştum. Ramachandran hayranı olan Serkan'a bu grubu top atayım. Şimdi hayalet uzuvlar... olarak da geçen bir konu bu. Bu ilk Amerikan İç Savaşı'nda ortaya çıkan bir kavram olarak çıktı. Birçok asker elini, ayağını kaybetti. Hı hı. Savaş bittikten 2-3 ay sonra işte evlerine dönen askerlerde bir rahatsızlık başladı. Doktora gelip benim elim ağrıyor diye. Allah Allah. Yani elin yok, nasıl ağrabilir? Hani biletten kesmiş almışlar eli. Olmayan bir eli siz nasıl tedavi edersiniz? Bir kere doktorlar çok fazla şey yapmamışlar bu konuyla ilgili. Bir tanesi ilgilenmiş, ya bu belki farklı bir şey olabilir diye bu konuyla ilgili yazı yazmış. Çok ilginçtir hayalet uzuvlarla ilgili. Hayalet ağrı diye aslında bilimsel literatürde geçiyor. Fantom ağrı şeklinde. İlk başlarda bu ruhun bir kanıtı olarak insanlarla paylaşıldı. Denildi ki, evet, elim kesildi. Ben hala elimin ağrısını hissediyorsam onun orada ruhu duruyor. Ben bunu hissediyorum diye. Yakın dönemde psikiyatr ve psikolog camiası bunu birazcık daha sözel düzeyde çözmeye çalıştı. Dediler ki hani nasıl çok sevdiğinizi kaybedersiniz ya, rüyanızda onu görürsünüz. Çok zorlama bir yorum oldu onlar açısından ama işte biz elimizi kaybettik, uzun süre onu hissediyoruz şeklinde düşünüldü. Gönül bağımızı koparamadık yani gibi. Aynen öyle. Yakın döneme kadar kesilen elin kolda bıraktığı sinir uçlarının, orada kalan sinir uçlarının uyarılmasıyla ilgili olduğu düşünüldü. Ve halen tıp fakültelerinin bazılarında evet, böyle anlatılıyor. Bu bilgi hala ders kitaplarında geçerli. Evet. Neymiş? İşte elimiz yok orada ama oradaki sinir uçları olduğu için onlar uyarıldığından biz o eli hissedebiliriz diye. Ramachandran çok ilginç bir deney yapıyor. Tabii bu deneyi hani
İlk başta anlatıyorduk ya, beyninin bir bölgesine bir şey değdirdiğimizde kahkaha atan bir kız vardı ya. Bunların öncüsü Penfield diye çok ünlü bir cerrahtır. Müthiş bir adam. Kendi kız kardeşi üzerinde yapmıştı bu deneyleri. Çünkü hastaydı, ciddi bir sorunu vardı. Beynin her bölgesine dokunarak beynin haritasını çıkardı. Beynin neresi hangi duyguya karşılık geliyor diye. O temsili alan dediğimiz bir kavram çıkardı. Şimdi Ramachandran yeni trafik kazasında eli kopmuş bir hastayı oturttu. Asistanın şaşkın gözleri şeyinde, bakışları ardında adamın gözlerini bağladı. Dedi ki, senin çeşitli yerlerine ben pamukla dokunacağım, pamuk ucuyla bana nerene dokunduğumu söyle. Çok basit. İşte dokunduğu her yer, adam diyor ki şurama dokunuyorsun, burama dokunuyorsun. Bu arada adamın eli yok, kesilmiş. 3-4 gün önce veya birkaç hafta önce. Adamın çok ilginç, yüzüne dokunduğu sırada adam çığlık atıyor. İnanamıyorum, baş parmağıma dokunuyorsun diyor şu an. Oysa, tabii görmüyor, oysa Ramachandran yüzüne sürüyor pamuğu. Ama adam baş parmağına pamuğu sürdüğünü düşünüyor. Kenarlara sürdükçe diğer parmaklara sürdüğünü ortaya koyuyor ve şaşkınlık. Gerçi Ramachandran tabii bunu bekliyor, bilerek yapıyor. Bir teoriyle yapıyor bunu. Bu deneyleri yani. Bir hipotezi var bunun arkasında. Yüze dokunduğunuzda eli hissetmek ne demek, olmayan eli? Aslında temsili alanla ilgili belki görüntüler arasından çıkabilir. Böyle mavi beynin üstünde organların olduğu, özür dilerim, yapıların olduğu bir şey, bir görüntü. Şimdi beynimizde ki temsili alan şey gibi değil, vücudumuzdaki gibi değil. İşte mesela yüz çok geniş bir alanda temsil. Ha süper, harikasınız gerçekten. Bakın beynin sol arka taraftan görünümü. Şimdi öndeki kısım pembe gibi olan o bir şeyleri yapmakla ilgili motor kısım, oradan bahsetmeyeceğim. Mavi kısım duysal algılamayla ilgili ve onu böyle oradan dilim gibi çıkardığımızı varsayın, böyle saç bandı gibi duruyor ya, dilim gibi çıkardık, yandan bakıyoruz. Çok ilginç. Bakın beynin ortasında bir tane yüz işareti, dudaklar gibi bir şekil görüyorsunuz. Evet. O çizimler beynin o bölgesini uyardığımızda vücudumuzda hissettiğimiz alanları gösteriyor. Bakın yüzün hemen komşuluğunda el var. Elin hemen yanında kol var. Şimdi bakın, elin temsil ettiği o mavi alan, yani elin hizasına gelen kısımda, siz oradan eli kestiğiniz zaman o bölge ne olacak? Beyinde boş arsa yoktur. Eğer o organla ilgili yapı oradan çıkarsa hemen komşuları orayı doldurur. Bakın elin iki komşusu var. Bir yüz, diğer taraftan komşusu da kol. Ve ikisi de elin kapladığı alana doğru hücum ediyorlar. İşte o nedenle siz ne zaman yüze dokunduğunuzda aslında sanki elinize dokunuluyormuş gibi hissediyorsunuz. Çünkü orası merkez. Evet, çok, çok güzel. Çok acayip. Çok ve güzel. Dikkatinizi çekerim. Tam aşağıda köşede ayağın yanındaki komşuluk kime ait diye... buradan okunması zor oluyor. Bakın ayak parmaklar, cinsel organlar. Cinsel organlar var. Şimdi Ramachandran'ın ve ekibinin şöyle de bir hipotezi var. Ayak fetişizmiyle ilgili bağlantının bununla ilgili olabileceği söylenebiliyor. Çok doğru. Olabilir. Yani şöyle de bir şey var, çok ilginç. Niye böyle bir harita var? Dümdüz bir harita olsaydı ya, işte kafa, boyun falan şeklinde. Bir abla, şu an ismini unuttum, kusurumuza bakmasın, araştırıcı şöyle yorumlamış. Fetüs pozisyonuyla ilgili olabilir bu temsili alan diye. İşte orada eller hemen yüzün yanında, ayaklar kıvrık ve cinsel organlara değiyor diye falan böyle zorlama olsun, yorumlar da var. Olsun ama belki de bu arada bu gerçeklik konu, payı bu vardır. Konunun bize verdiği önemli bir ders de şu. Yani illa bunun önemini kavramak için bir işte üyesinin kesilmiş olması gerekmiyor insanın. Beyin kaç yaşında olursa olsun yapısını ve işlevini değiştirebilme özelliğine sahip. Bakınız, kola dair yer boş kaldığı zaman o bölge hemen işte yüzümüzün duyusunu değerlendirmek üzere devreye girebiliyor. Bu bize şunu gösteriyor. Aynı şey çalışmaları gibi, işte piyano çalan insanların parmaklarıyla ilgili beyin alanlarını görüntülediğinizde 5-10 gün içinde parmaklara ilgili temsil alanlarının büyüdüğünü görüyorsunuz. Sadece gece piyano çaldığınızı düşünerek bile bu alanları büyütebiliyorsunuz piyano çalmadan. Beyniniz harekete, ya da doğrusu yaptığınız tecrübelere bağlı olarak yapısını ve temsillerini değiştirebilme özelliğine sahip. Ve bunun
bugün bildiğimiz kadarıyla yaşla birlikte yavaşlamakla beraber bir sonu yok. Siz bugün piyano çalmaya başlarsanız parmaklarınızı kontrolle ilgili bölgeler gittikçe büyüyor. Beynin bu özelliği de işte son 15-20 yılın en cicili araştırma konusu plastisite dediğimiz bir şey. Beyin zorlamalara karşı, efendim yeni tecrübelere karşı değişerek, yapısını değiştirerek ve fonksiyonunu değiştirerek müthiş bir uyum sağlama yeteneğine sahip. Peki sadece düşünerek bir şeyleri değiştirebilir miyiz? Düşünerek çok yani, şey değiştirirsiniz. Hayır, şu anlamda söylüyorum. Yani piyano çaldığımızı düşünüyoruz mesela. Sürekli bunun hayalini kuruyoruz, kendimizi çalarken görüyoruz filan. Onun acaba bir etkisi olur mu? Çok etkili. İnanılmaz. Piyano çalmayı böyle öğrenemezsiniz. Ama parmaklarınızın temsil alanlarını sürekli zihnen meşgul ettiğiniz için parmaklarınızın temsil alanı büyür. Piyanoyu öğrenmek için piyano çalmak zorundasınız. Peki. Çünkü hareket hafızasıyla ilgili. Ama yok, çalmayı öğrendikten sonra, tabii, sonra hayalinizde tekrarlamak bu ciddi de bir eğitim metodu. Şimdi mesela sporcularda... bütün müzisyenler şöyle bir tecrübeyi biliyorlar, onu söyleyeyim. Yani müzikle uğraşanlar, mesela hayran olduğunuz bir müzisyeni, ben yapardım eskiden, çok sevdiğim işte Malmsteen diye bir gitarist vardı. Onun bütün videolarını seyrederdim. Sonra gitar elime bir alırdım, jet gibi çalmaya başlardım. Şimdi Malmsteen bir çok ünlü hocayı bir gitar çalar virtüözü. Bu arada onu da söyleyeyim. Yok canım eskiden de. Yok iyi çalar. Malmsteen'i izlediğinizde beyninizde Malmsteen'in o gitaristin hareketlerini, parmak hareketlerini aynen siz yapıyormuş gibi prova eden bir sistem var. Buna aynen nöron sistemi diyoruz. Siz bu adamı izlerken aynı zamanda beyniniz sanki siz çalıyormuşsunuz gibi. Eğer biliyorsanız tabii nasıl çalındığını o enstrümanı. Bu provayı yapıyor. Ve eğer siz daha önceden işte enstrüman pratiği yapan bir insansanız böyle görüntüler izleyip o provayı yaptıktan sonra enstrümanınızı elinize aldığınızda çok daha hızlı çalmaya başlıyorsunuz, çok daha hakim oluyorsunuz. Çok güzel. Bu karşıdakilerin duygularını anlamaktan tutun, işte bu motor hareketlerinin taktiğine kadar birçok yerde kullanılan ayna nöron diye bir sisteme dayanıyor bugünkü bilgilerimiz ışığında. Hı-hı. Dolayısıyla yani şu beynin kapasitesini falan konuşuyoruz ya, yani yapılabilecek şeylerin ve bunu yapma yollarının aslında sınırı yok. Peki Süreyya Altay soruyor, beynin kullanım kapasitesini pozitif ve negatif anlamda neler etkiler? Beynin kapasitesini. Şu, evet. Yani evet. Bir kere şunu, hani Sinan Hoca aslında onu arada söyledi, farklılıklar o zenginlikleri katan en önemli unsur o. Yani çok iyi yaptığınız bir şeyi sürekli yapmak, işte sürekli aynı bulmacayı çözmek, sürekli sudoku mu örneği veriyordunuz, bunların bir anlamı yok. Hep yeni, o meydan okuma, yeni şeyler zorlayacağız. Öğrenme. Zorlayacağız. Aynen öyle. Yenilikler. Yani zorlama deyince de insanlar negatif bir şey anlıyor, öyle değil. Mesela bugün bilmediğiniz bir dil öğrenmeye başladığınızda bilişsel kapasiteniz yani bir iki ay içerisinde bir patlama gösterecek. Yani bunun başka şansınız yok. Çünkü o dili öğrenmek beyin için yeni bir meydan okuma. Hı. Ve beyin ona uyacak. Bir de şu kapasite konusunda biraz önce demiş gibi oldum ama onu tam diyeyim. Benim beyinle ilgili vermek istediğim en önemli mesaj o. Herkes kapasiteyi arttırmaya çalışıyor. Yapmayın. Şimdi nasıl kadın erkek arasında farklardan bahsettik ya biraz önce. Bunlar Lego'nun parçaları gibi birbirine rahat otursunlar ve birlikte birbirlerini tamamlasınlar diye var. İkinci cins arasındaki fark. İnsanların da her biri beyin yapısı açısından tek ve yegenedir. Parmak izi gibi beynimizin bütün yapısı, bağlantı haritası kişiye özeldir. Dolayısıyla bizim bu dünyada hepimizin bu beyin yapısıyla iyi yapabileceğimiz bir şey var. Şimdi bizim eğitimden gelen şöyle bir batıl inancımız diyeyim, böyle bir şeyimiz var. Nedir o? Siz bir işe başlarsınız, bu işi yaparken sizi bir takım kurslara gönderirler değil mi? Kursları niye gönderirler? Zayıf olduğunuz bir yetenekte sizi daha iyi hale getirmek için. Hı hı. Halbuki sizin baştan çok iyi yapabildiğiniz bir iş vardır. Onu daha iyi hale getirip kullanmak pek kimsenin aklına gelmez. Hepimiz bir standarda benzemek üzere ilave eğitimler almaya çalışırız. Bu kapasite meselesi de ona benziyor. Bizim bazı kapasitelerimiz muhtemelen çok gelişmiş ama standartlar itibariyle onları nasıl kullanacağımızı bilmediğimizden başkalarının kapasite örneklerine yetişmeye çalışıyoruz. Bunu yapmayalım. Peki mesela hafızamızı kuvvetlendirmek istesek, yani bence çok anlaşılabilir bir şey. Ben bu mesleği yapıyorum ve daha çok atıfta bulunmak istiyorum. Şimdi hızlı okuyabiliyorum, okuduğum konusunda hani kavrayabiliyorum ama daha çok hatırlamak istiyorum. Evet. Hani mesela böyle İlber Ortaylı nasıl hatırlıyor? Çok acayiptir onun. Öyle hatırlamak istiyorum. İlber Hoca'ya acaba sorsak hızlı hafıza teknikleriyle ilgili falan bir kurs almış mı diye. Anlamış ben zannetmiyorum. Mıdır? Ben çünkü İlber Hoca tamam, gibi. Tamam şimdi onun kapasitesi çok yüksek ama düşük kapasiteli diyelim. Ben düşük kapasiteliyim. Ben kendiminkini artırmak ya, istiyorum. Şeyler var, paketler var, egzersizler var, yöntemler İşe var yapabilirsiniz. Mu? Bir kısmı işe yarıyor, hepsi değil. Ama şu benim sinir bilimci olarak altını çizmek istediğim nokta şu. İlber Ortaylı Hoca'nın
o tarihteki bütün anekdotları günüyle şeyiyle bizim hayranlıkla izlediğimiz o hatırlaması var ya. Evet. İşini aşkla yapmasından kaynaklanıyor. İlber Hoca hiçbir şeyi ezberlemek için muhtemelen iki kere dönüp bakmıyor bile. Çünkü ben öyle adamlar tanıyorum. Adeta bilgiyi emiyor onun beyni. Çünkü bu konuda yaşıyor. Yani adam tarihte yaşıyor zaten. Dolayısıyla zihni o bilgiyi emiyor. Şimdi eğer zihniniz zaten benim beyinle ilgili vermek istediğim en önemli mesaj da burada gelsin o zaman. Duygusal bağlantı kurmadığınız bir şeyi kaydetmeyen bir sistem var içeride. Bakın beyin böyle çalışıyor. Duygusal olarak bağlanmanız lazım. Niye? Bu sizin için duygusal anlamda önemliyse gece özellikle uykunuzda sağlam bir yere yazılıyor. Ve ertesi günlerde onu daha net hatırlıyorsunuz. Şimdi işimiz gereği lüzumlu lüzumsuz bir sürü şey öğrenmek durumunda kalıyoruz. Ve bunların da hepsini aşkla sevmemiz normal zamanda mümkün değil. Dolayısıyla hatırlayamamak ya da bir şeyi iyi öğrenememek bize aslında bir başka mesaj veriyor. Ya sen bunu pek sevmiyor olabilirsin. Bir kere önce bir mesajı bir okusak. Acaba doğru işi doğru şekilde mi yapıyoruz? Belki bizim onu komple hatırlamamız değil de oradan çıkartacağımız örüntüyle başka bir şey yapmamız gerekiyor olabilir. Yani beynimiz dedim ya hepimizde tek ve bir özel. Herkesin yapması gereken iş farklı aslında. Mesela bende şöyle bir şey oluyor. Bir kitabın varlığıyla ilgili diyelim kütüphanede bizim yukarıda. Ben bir kitabı çok almak çok güzel bir kütüphane bu arada. Çok kıskandım. Onu teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi bazen bir kitaptan bahsediliyor. Ben o kitabın ismini mesela hatırlayamıyorum. Ama kütüphanede nereden durduğu, nerede durduğuyla ilgili ciddi fikirlerim olabiliyor. Yani şu ki bir karışık yani artık belli bir düzenimiz yok maalesef bu kadar kitaptan dolayı. Ama ben onun yerini hatırlayabiliyorum. Mekansal hafızanız iyi demek ki. Erkek beyni özellikle. Evet. İsim hafızanız biraz kelimeleri hatırlama evet. Evet isim olabilir. Hafızası. Mesela ben o konuda çok muzdaribim. Yani 70'li yaşlarında bir hocamız 3. kez girdiği sınıfta 80 öğrencinin ismini hepsini ezberliyor. Ben dönem sonunda 3 tane öğrencinin ismini ezberliyorum. Arkadaşlar bana kızıyorlar haliyle ama. Ben de yoktur hiç isim hafızası. Yani bu ben bunu bir zayıflık olarak hiç görmedim. Çünkü bu bir şey kar zarar hesabı. Bir taraftan eksikseniz başka bir taraftan şey olabiliyorsunuz. Daha yetenekli olabiliyorsunuz. Önemli olan biraz onu keşfetmek. Ya da beyin mesela kapasitesi. Şöyle tuhaf şeyleri hatırlıyorum. Mesela ismi hatırlamıyorum. Şöyle bir şey aklımda kalıyor. Diyelim bir hocayı çağıracağız. Ya işte hani ismi padişah ismiydi. Mesela bir padişahın ismi olduğuna dair fikir aklımda evet. Kalıyor. Adamcağızın ismi yok bende. Demek ki isim ezberleme konusunda sorunumuz var. Bunu arttırmayı seçebilirsiniz. Yani bir sürü teknik var. Ama çok var. Saçma ben değil mi böyle değilim. Bir detayı hatırlayıp esasını hatırlamamak? Hayır değil. Çünkü beyniniz bakın beyin bilgisayar öyle değil ki. Beyin zaten. Tabii. Yani. Sizin benzerleri benzerlere. Tabii bilgisayar gibi depoluyorsunuz. Öyle bir şey yok. Biz ilişkiler şeklinde öğreniyoruz. Her şeyi ilişkilendirmek zorundayız. Yani Pelin çiftin ismi bende şimdi nasıl kayıtlı? Habertürk bu program, en beyin falan bir sürü şeye bağlı. Yani sadece bir isim olarak hardiskte bir dosya değil o. Şimdi elinizdeki tabletler bilgisayarlar. İçine bir sürü kitap doldurabiliyorsunuz. Size herhangi yeni bir fikir verebilir mi? Hayır. O bilgiler arasında entegrasyon sağlayacak bir bağlantı sistemi yok çünkü. Her şeyi bilir normalde bu cihazlar. Çünkü içindedir. Ama bundan bir anlam üretemez. İnsan beyninin farkı kaydettiğiniz malzemenin arasında bağlantılar kurarak yeni anlamlar çıkarmak. Bununla ilgili en veciz sözlerden biri de ben sanıyorum Friedrich Nietzsche'nin sözüymüş. Çoğu insan hafızası kuvvetli olduğu için orijinal düşünür olamaz diyor. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Neyi nereden okuduğunuzu net hatırladığınız zaman bütün fikirlerin nereden geldiğini bilirsiniz. Ama net hatırlamadığınızda onları karıştırarak yeni bir fikir üretme ihtimaliniz artar. Şimdi çok az zamanımız kaldı. Dolayısıyla çok hızlı bazı sorulara cevap alabilir miyim? İsa Şahbaz, anılar nasıl depolanır ve geri anımsanır? Kimse bilmiyor nasıl depolandığını. Nereye depolandığını? Nereye depolandığını? Nasıldı biraz nasıldı biliyoruz. Nasıldı hakkında teorilerimiz var ama bu da net değil. Hücreler arasındaki bağlantılar şeklinde depolandığına dair kuvvetli bir teori var. Fakat hangi bağlantıda neyin saklandığını çok bilmiyoruz. En son en geçerli teori dağınık şebeke diye bir sistemle kaydedildiği. Mesela şu kalemin bendeki görsel hafızası işte 200 bin tane sinir hücresinin arasındaki birkaç milyar bağlantıda saklı. Ya da tek bir ama hücrede. Mesela Pelin ismi muhtemelen bu kalemin görüntüsünü saklayan ya da bu kalemin anısını saklayan birkaç nöron da kullanan başka bir şebekenin içinde saklı. Ve şebekeler birbirinin içine geçmiş vaziyette. Bir nöron binlerce şebekenin üyesi olabiliyor ama bu nasıl bir kayıt sistemi pek anlayabilmiş değiliz. Şimdi diyelim hiç asla üzerine konuşmadığımız buna dair ne bileyim ne bir televizyonda görüyorsunuz ne birisi size bahsediyor. Birdenbire birini rüyanızda görüyorsunuz.
Niye? Evet. O nedir ama? Bir özel durumu konuşuyoruz herhalde. Hayır ya, hiç dam üstünde saksan. Gerçek birisini mi rüyanızda görüyorsunuz? Tabii tabii, gerçek birisini. Beyin bilimsel rüyalar olarak... aslında çok güzel bir konu. Başlayıp sabaha kadar gidilebilecek, evet, sabaha bir kadar konu. Rüya konuşuyor. Yine bir rüya programı yapalım. Rüya ne hatırladığınızla ilgili de bir meseledir. Yani bu çok önemli. Hani ne gördüğünüz değil, ne hatırladığınızla ilgili. Tamam mesela. Ama hani hiç aklınızda olmayan, ya nereden çıktı bizim işte diyelim şey 10 sene önceki komşunun kızını görüyorsunuz rüyanızda. Ya evet. Siz komşu kızını görüyorsunuz, işte Kekul benzen molekülünü görüyor. Yani kimyasal, evet. kimyada çok ciddi bir buluş yapıyor adam. Hani ama bu şeyle de ilgili. Aslında beyin bir sürü topladığı o bilgiyi kendi içinde çok garip bir şekilde yoğuruyor ve sizin ona bir yansıması. Yani şöyle söyleyeyim. Siz şimdi 40 günde yatsanız öyle bir kimyasal formül keşfedemezsiniz. Niye? Alanınız değil. Ama siz o kimyasal formüllerle yaşayan bir adamsanız, her gece bir de onu rüyanızla yaşıyorsanız çok ortaya çok garip şeyler çıkabiliyor. Ama uyku, rüya başlı tabii, başına... O yani rüyada çıkan şey şöyle. Acayip bir konu. Bütün yaratıcı fikirlerin mesela otobüse binerken tuvalette olmak gibi falan durumlarda geldiğini düşünürseniz, beynin aktif olarak bir işle uğraşmadığı ve özellikle alt akıl tarafı, mantık sistemini çok fazla kullanmadığınız, otomatize olduğunuz anlarda yaratıcı fikirler gelir. Uyku bunların zirvesi. Çünkü uykuda akıl mantık devreleriniz iptal. Beyniniz ev temizliği yapıyor o sırada. Uykuda beyin çok aktiftir. O sırada işte rüya dediğimiz o görüngüler içerideki o önemli önemsiz bir sürü bilgi parçasının gözden geçirildiği zamanlara denk geliyor. Bugün bildiğimiz kadarıyla. Siz o arada algıdaki o işte şebekenizde neyin seçileceğini kimse bilemez. O gördüğünüz kişiyi, o algı network'ünüzün içindeki bütün bilgi onu öne çıkarır. Ama neden olduğunu bilemeyiz. Ve neden olduğunu pat diye görürsünüz. Ha, pat diye görürüz, ondan sonra ay hayırdır inşallah. İşte ve bilmem kimi gördüm. Ararız seni gördüm rüyamda. Tabii, yani bu şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun parapsişik tarafları da var. Yarın olacak olayı gördüğünü iddia eden de var. Şimdi burada sinir bilimleri bir durur. Çünkü yarın olan şey fizikle ilgili bir şey. Bir zaman kavramı giriyor işin içine. Hı. Onu bir fizikçiyle falan belki çözmek lazım. Ama sinir bilimsel olarak o bahsettiğiniz şey şaşılacak bir şey değil. Şaşılacak olanı şu. Kimse neyi ne zaman göreceğinizi asla bilemeyecek. Çünkü içeride sistem o kadar karışık ki. Evet. Yani orası tamamen sizin öznel aleminiz. Peki bir soru daha. Alperen Bey demiş ki dejavu ile ilgili bir şeyler anlatabilirler mi? Evet. Nedir? Bir şeyi yaşadığımızı zannediyoruz. Aa, ben bu anı, evet, daha önce görmüştüm. İşte aslında az önce bahsettiğim birçok örnek bununla çok örtüşüyor. Yani dejavuyu direkt açıklamak için değil de. Biz sanıyoruz ki birçok şey bilinçli algıladığımız şey. Ama beyin asıl o bilinçsizleri topluyor ya işte. Bu arada sanırım güzel bir şey gördünüz. Ya çok tatlı bir mesaj geldi de onu okuyacağım şimdi. Lütfen, neyse bunu bitirelim. Yok söyleyeceğim. Diyor ki Şener Özel demiş ki Tuğçe'yi aklımdan nasıl çıkartabilirsiniz? Tuğçe'yi mi? Tuğçe konusunda yardımcı olamayız ama. Yok. Yani bir başka arkadaşla tanışsam. Ebru'yu falan gördüğünde muhtemelen olacak. İşte Ebru'yla tanışsam. İçivi çiviyi söker mi? İnsan bu kadar da acımasız. Şimdi dejavu, ben bunu daha önceden görmüştüm demek. Sinir bilimsel olarak dejavunun en revaçta olan, kabul gören açıklaması şu. Bizim beynimiz bir şeyi gördüğü zaman, özellikle beynimizin ortasında striatum diye bir bölge var. Bu zamansal skalamızı, kronolojimizi tutan bir merkez. Bu merkez şu işe yarıyor. Yoldan karşı karşıya geçerken o uzaktan gelen araba bana çarpar mı çarpmaz mı? Onun hesabını falan yapan bölge de burasıdır. Dolayısıyla siz yeni bir şey algıladığınız zaman bu bölge diyor ki, bu yeni gelen bir enformasyon zaman sırası olarak en sonuncu. Eğer siz hafızadan bir şeyi çağırırsanız talamus diye bir bölge hafızanızı tarıyor, diyor ki bu falanca işte bir iki sene evvelki bir hatıra, buyurun size getirdim. Bazen beynin eski hafızayla yeni hafızayı değerlendirme sistemleri birbirine karışabiliyor. Sinir bilimcilerin dediklerine göre. Hı hı. Siz diyelim bana genellikle böyle şaşalı gürültülü yerlerde olur mesela Luna Park'ta gezerken. Yani ben burada daha önce aynen bu sahneyi yaşamıştım falan gibi bir şeyler hissedebilirsiniz. Bu, hı hı, beyninizin yeni bilgiyle eski hafızayı değerlendirme açısından birbirine karışmasından kaynaklanıyor diyorlar. Of, çok güzel sorular vardı. Vaktimiz kalmadı. Vallahi. Hüseyin Yılmaz, beyin Kur'an'da hiç geçmiyor mu? Evet, beyin olarak geçmiyor bildiğim kadarıyla. Tamam, kıyamayacağım. Hı hı. Bir soru daha soruyorum. Süreyya Altay yine. Tanrı inancı üst beyinde mi oluşuyor yoksa alt beynin temelinde olan bir hissiyat tamamen var? Tamamen üst beyinle ilgili bir şeydir. Öyle mi? Ama buna girersek sabah ederiz. Günler sahur kaçar sonra. Peki,
Şunu da yani IQ testinin özellikle ne olduğu ile ilgili olarak çokça soru gelmişti ama. Zeka testleri aslında çok enteresan bir konudur ki başlangıcında şöyle bir hata vardır. İlk yapıldığında zeka testleri kadınlarla erkeklerde farklı sonuçlar veriyordu. Allah Allah testte bir yanlışımız var diye bunu eşit hale getirmeye çalıştılar ve en son sürümü de öyle olmuştu. Aslında bir yanlış, ya doğru olan bir şeyi yanlış yapmışlardı. Zeka çok çeşit IQ. Çeşit zeka olduğu için IQ aslında... Evet, IQ testi şöyle söyleyeyim, beynin işlem hızını ölçen bir şey. Yani ama... beynin sadece bilgisayar tabanlı fonksiyonlarına bakan bir şey. Biraz önce söylediğim gibi duygusal mülksel algılama vesaire gibi çok yeteneğimiz var. Bunları çok zeka var değerlendiren ki. Testleri de birlikte değerlendirmek lazım. Yalnız gibi bu gece tüm şey bu konuşulanlardan bir program daha çıktı. Ve hiç konuşmadığımız özellikle rüya ile ilgili ve inançla ilgili nefis bir program daha yapalım. Olur mu? Yaparız. Ya Oğuzhan Yanık demiş ki ah insanoğlu beynini neden kullanmıyor? Asıl keşke bunu konuşsanız demiş. Doğru. Aslında kullanıyoruz. Bazen yani şu anda bizimle beraberseniz mesela bugün çok önemli bir maç vardı Dünya Kupası'nda. Eğer ona rağmen buradaysanız bayağı bir mevzuyu zorluyorsunuz demektir. Kesinlikle. Bizimle beraber olanlara çok teşekkür ederim. Brezilya çünkü Kolombiya'yı 2-1 yenmiş bu arada. Bu konu bakın biz bu konuyu gerçekten yenmiş mi? Yenmiş. Hayırlı olsun. Ben de bunlar bir kimdir onu bile bilmem bu arada onu söyleyeyim. Bir izleyicimiz Brezilya'nın Pelin mi diye tweet atmıştı. Tabii ki o Brezilya'yı seçmiştir ve haklıdır da bir şey demiyorum ama sağ olsun hani böyle bir... Bende neydi? Tabii. Dopamin salgılattı. Teşekkür ediyorum. Gülücük. Neyse artık bizi dinleyen arkadaşlar bu akşam maçtan veya başka sebeplerle dinleyenmeyenlere bugün öğrendiklerini de aktarsınlar. Evet. Böylece bilgi çoğalsın. Bizim bütün derdimiz olacak. Ama nasıl haksız rekabet? İnsan Dünya Kupası maçına karşı yarışabilir. Neyse biz daha tabii haber kanalıyız. Yok, ama bence olsun. Bizim ilgilenen tayfa o yani maçı banttan da seyredebilir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Güzel program oldu. Biz çok teşekkür ederiz. Memnun kalmışsınızdır umarım sevgili izleyicilerimiz. Doçent Doktor Sinan Canan ve Serkan Kara İsmailoğlu ile birlikteydik. Haberçok Program Müdürü Ebru Yücel ile Öteki Gündemi hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teker teker teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Tamam. Ekranların marka programı Pelin Çift'le Öteki Gündem dünyanın gizemli tarihinin izini sürmeye devam ediyor. Dinler tarihi, bilimsel keşifler, evrenin sırları, kadim uygarlıklar ve tarihin bilinmeyenleri. Pelin Çift'le Öteki Gündem Habertürk'te.